Efendim iyi akşamlar. TV yüz ekranlarında doğruyorum programımızda kıymetli konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Sıcak gelişmeler var, sıcak haberler var. Hepsini aktaracağız. Sizlere ama önce konuklarımızı takdim edelim. Doktor Ali Haydar Fırat bizimle birlikte CHP parti meclisi üyesi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Ben Sağ teşekkür ederim. Sayın Gürbüz Evren gazeteci yazar bizimle hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler. <laughs> ee, Ferhat Murat Haber 7 yazarı bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Buket Aydın Haberet.com genel yayın yönetmeni hoş geldin. Buket hoş çok teşekkürler, teşekkürler. ve Doktor Eray Güçler Asan Başkanı <laughs> hocamız hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hocam. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ ol. çok teşekkürler. Şimdi sıcak bilgi sıcak haber ee, ...taze gelişme dedik. İran'dan e, birkaç gündür konuşuluyor biliyorsunuz. İran, İsrail'i vuracak mı, misilleme yapacak mı, yapacaksa ne zaman... ...hatta saatler verildiği oldu ama e, neticede şu anda geldiğimiz noktada... ...İran'ın içerisinde yine bir suikast e, olabileceği düşünülen e, bir e, olay yaşandı. O da şöyle, e, Albay, hemen ifade edelim... Bahman Marandi, ee, şu gördüğünüz fotoğraftaki kişi. Albay Bahman Marandi, devrim muhafızları içerisinde istihbarat komutanı olduğu ifade ediliyor kendisinin. E, onun e, öldürüldüğüne dair, kaçakçılarla mücadele esnasında öldürüldüğüne dair e, bir bilgi var. Ama sıcak bilgileri biz e, takip ediyoruz şu anda. İran'dan bilgi alabildi Gürbüz Evren. Bir hemen ben Gürbüz Evren'den en sıcak notları alayım. Sonra Eray hocamızın ve kıymetli koluklarımızın yorumlarına döneceğim. Ne oluyor İran'a ikinci suikast? Bu hatta yani reisinin netleşmedi ama Üçüncü bile olabilir suikast şoku. Yani tabii tam da bu bu süreçte böylesi bir olayın meydana gelmesi ister istemez akla bir kez daha İsrail'i ve İsrail'in İran içerisindeki Mossada ile çok güçlü Mossada ile yeni bir suikast yapmış olma ihtimalini akıllara getiriyor ama İranlı yetkililer tarafından yapılan az önce aldığım e, bilgi Farsçadan da tercüme edip arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular. Albay e, Hasem Şafii e, açıklamayı o yapıyor. Evet. Diyor ki e, Albay e, Rahman Marandi Tebriz bölgesinde, Tahran'da Tahran değil. değil. Tahran Tebriz. Tebriz bölgesinde e, düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla e, kaçakçılarla olan mücadele e, sırasında bir grup kaçakçıyla karşılaştığında beraberindeki e, güvenlik güçleriyle birlikte tam böyle Farsçasının şeyini de düzeltmeye çalışıyorum ama evet. şehit edildi diyor. Bu bir kaçakçılarla mücadele misyonu içerisinde e, görev sürdürürken <laughs> bir kaçakçının arabası çarptı. E, ağır yaralandı. E, hastaneye, İmam Rıza hastanesine kaldırıldı. E, bu sabaha karşı da hayatını kaybetti diyor. E, fakat e, olayın failleri polisin e, soruşturmasızlı müdahalesiyle 24 saatten kısa bir süre içerisinde yakalanarak emniyete teslim edildi diyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı da e, ve e, İl bölge e, vali yardımcısı da aynı şekilde bunu doğruluyor. E, i̇şte cenaze namazı için bazı bilgiler veriyorlar. Ee, ...yarın diyorlar 10.30'da cenaze e, töreni gerçekleştirecektir vesaire. Dolayısıyla e, şey tarafındaki bu, İran tarafındaki İran açıklama tarafındaki bu. bu. Şimdi ee, tabii soru bu, yani hı -hı. bu bir hakikaten kaçakçılıkla mücadele operasyonu esnasında yaşanan bir vaka mı? Bir olay mı yoksa yeni Ya yeni bir suikast mi? İsrail'in e, İsrail bu son dönemde e, hatırlayalım Netanyahu'nun... E, Heniye cin, e, suikastinden evet. hemen sonra yaptığı bir açıklamada şunu söylemişti. E, Mossad'ın, e, daha doğrusu bizim e, dünyanın her ülkesinde öyle güçlü ilişkilerimiz, bağlantılarımız var ki herkes kendine dikkat etsin türünden evet. bir açıklama Bunu yapmıştı. Doğru. Dolayısıyla o açıklamanın ardından e, bakıyoruz Lübnan'daki saldırılara, Suriye'deki saldırılara, Irak'taki saldırılara en son İran'daki saldırılara baktığımızda dünyanın birçok yerinde İsrail ile ilgili olaylara e, baktığımızda yine Mossad ağının çok uzunca yıllardır İsrail tarafından çok iyi bir şekilde organize edildiği, gerektiğinde harekete geçirildiği ve sonuç alıcı bir şekilde harekete geçirildiğini görüyoruz. E, ve işin garibi de şu ...eskiden e, siyah ajanları denirdi... ...zannederdik ki böyle sarışın, mavi gözlü... ...Johnny'ler her ülkede vardır... ...yok, siyah <laughs> ajanlarının şeyi değişti... ...o ülkede yerli ajanlar... ...devşirilenler... E, Mosad da aynı şekilde... Mosad da her ülkede... ...hatırlayın... ...Henye'nin <laughs> e, İstanbul'a Nisan ayında geldiğinde... E, ...hemen öncesinde... E, ...Mit'in bir Mosat operasyonu vardı... ...sonrasında Mosat operasyonu oldu... ...ondan önce de oldu... ...yani... Türkiye Mossad'ın MIT Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın nasıl çalıştığını, nasıl örgütlendiğini yakından bilen, takip eden bir istihbarat servisi olduğu için önlemlerini alabiliyor. Ama Lübnan gibi ülkelerde, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerde acaba e, alabiliyorlar mı dediğimizde alamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla e, bu cinayetin iki taraftan da şeyini dinlediğinizde bakalım ee, İsrail tarafından e, böyle bir açıklama olacak ki olacağını zannetmiyorum. Zaten İran'la daha gergin durumdalar. O gerginlik iyi cinayeti nedeniyle üstlenmedikleri bir cinayet. Ama herkes ona da ne evet dediler de. ne hayır dediler. De. Sorumluluk konusunda sadece e, hükümetin İsrail hükümetinin sosyal medya sayfası ortadan kaldırdı diye bir paylaşım yaptı ve çekti. Geri çekti. Dört bakan da paylaştı. Dört evet, bakana da bakan şey. söyledi. Şey. Onu hemen geri aldılar. Çok doğru. Ee, Eray Hocam şimdi, şimdi ne oluyor? Bir İran destek bir silah yapacak mı diye beklenirken içeriden mi vuruluyor şöyle, İran? Gürbüz Bey'e bir destek vereyim. Onun tabii, bıraktığı tabii. yerden. Ee, Haniye, İsmail Haniye'ye Türkiye'de de suikast girişimi planlanıyor. Milli Sipariş Teşkilatı bunu önlüyor. Yani İran'dan önce. Eray Hocam bir de şöyle bir bilgi verelim. Cumartesi gerçi paylaşmıştık. Haniye ağırlıklı olarak Türkiye'de ve Katar Doha'da evet. kaldı bu zaman diliminde ve ağırlıklı kısmı Türkiye'deydi. Türkiye sınırlarında ve dediği gibi hocamın Evet çok ya, hatta devamı var. Doha'da da yine bir suikast planlanıyor. Milis part teşkilatı Doha'da da önlüyor. Bakın. Ama İran'da önleyemiyor. Çünkü İran bizim topraklarımız değil. Tabii İran'da içeride Mossad Tabii. ajanları. Bizim Şimdi da Katar değil mi diyecekler. Yani. Hani Katar sizin topraklarınız mı diyecekler bu sözün üzerine? Ama Türkiye'nin orada bir güvenlik anlaşması Şimdi, tabii söz konusu. Bir işbirliği var evet, Bizim buyurun. bizim bir tugayımız var orada. Evet. Askeri birliğimiz var. Yine yani bir altını as çizelim as bir hocam. Askeri işbirliği anlaşmamız var. İran'la böyle bir anlaşmamız yok. Yani işte hani, İran'da devrim muhafızlarının yok, İran yani Halesinde Hani mesela şu olabilirdi, olabilirdi. Hani İran'la geçmişten mesela Azerbaycan'la yaptık, Katar'la yaptık, Pakistan'la yaptık, Kuzey Kıbrıs'la. Ee, Somali ile mesela yaptık. Ee, yani öyle bir anlaşmamız olsaydı karşılıklı işbirliği çerçevesinde yani onların iç işlerine karışmak anlamında değil, karşılıklı işbirliği çerçevesinde bir takım şeyler önlenebilir. Mesela burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mosa'da yaptığı operasyonda yakalananlar var ya, bunların hedefi ne biliyor musunuz? İranlı bir takım yüksek seviyeli e, iş ve politika dünyasından insanlar Hani aslında İranlıları burada biz koruduk, evet. öyle diyelim. Şöyle zaten hatırlayacaksınız galiba Aralık ayındaydı. İsrail'in iç güvenlikten sorumlu işte örgütünün başındaki isim, kuruluşunun başındaki isim nerede olursa olsun Hamas üyelerini Türkiye'de İranlı evet, açıklama yaptım. hedef alacağız demişti. İşte, i̇şte e, Türkiye'de bunu yapamadılar. Bir tarafından önlenenleri evet, biliyoruz yani. ama İran'da olanları evet, işte da görüyoruz. Bu, bu, Şimdi buna ne diyorsunuz bu işte son gelişmeye? Burada bile yani istihbarat yani Türkiye ile bile karşılaştırdığınızda istihbarat gücünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani önleyebilen bir ülke var, önleyemeyen bir ülke var. Şimdi teknik olarak baktığımızda işte devrim muhafızları ben bu konuda ilk birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi teknik olarak bakıldığında istihbarat amirleri doğrudan operasyonlara müdahale etmezler. Yani haber alırlar, ortama hazırlarlar ve oradaki yerel ya da ulusal güvenlik birimlerini koordine edip alınmasını sağlarlar. Dolayısıyla şimdi devrim muhafızları, şimdi askeri bir yapı. Devrim hmm. muhafızları temelde yani kaçakçılıkla devrim muhafızları çok örtüşmüyor. İstihbaratla kaçakçılık çok yani istihbarat amirliğiyle kaçakçılıkla mücadele pratik anlamda, saha anlamda çok örtüşmüyor. Yani bana çok inandırıcı gelmedi. Ha ne ol yani olan dünyadaki uygulama bu şekilde yani Türkiye'de de aynı başka ülkelerde de aynı İstihbarat haber alır an yani çok ani gelişen bir durum değilse müdahale etmezler yani istihbarat haber alır organ şebekeyi ortaya çıkarır olayları ortaya çıkarır ve yerel ya da ulusal güvenlik birimlerine harekete geçirir izler izler onların alınmasını sağlar eğer buysa şimdi baktığımızda Tebriz'de Türk sınırı arasındaki mesafe de yaklaşık 200 kilometre. Yani kuzeyde biliyorsunuz. Hani kaçakçılık deseniz hadi sınır bölgesi falan denmiyor orada. Yani Tebriz dönüyor. Tebriz kuzeyde. Evet. Tahran'ın kuzeyinde. E, kaçakçılık, devrim muhafızları, istihbarat çok... Zihin karıştırıcı diyorsunuz. ya, e, örtüşmüyor bilgiler. efendim. Yani puzzleda yerlerine örtüşmüyor. Bu bir. İkincisi Haniye suikastinden sonra şunu teyiden söyleyebilirim. E, devrim muhafızları, istihbarat birimi içerisinde bir soruşturma başlatıldı. Hani bazı kaynaklar bazı gözaltılar olduğu söyleniyor filan sonra yok o yalanlandı ama şunu teyiden söyleyebilirim bir soruşturma var yürütülüyor yani ve bu soruşturmanın başında da bu var. Anladım. Yani Anladınız enteresan mı? bir gelişme yani bu gerçekten. bu soruşturmanın başında da bu insan var. Bu hani soruşturmanın şimdi, başında, başında olan insan şu bu, anda Evet şu an ölü. Ölüyor. Bu iç hesaplaşma. Ya iç hesaplaşma mı yoksa bu bir yerlere ulaştı da bunu mu içerideki ajanlar Etkisiz hale getirdi. O da olabilir yani. Olabilir. Hani sen misin bizimle uğraşan? Buyur. Seni de e, infaz ederiz gibi bir mantık da burada şey olabilir. Olabilir miyim? Şimdi. Ahmet Necat döneminden bu yana İran'ın en önemli sorunu aslında zaten şu anda hani İsrail'e biz misilleme yapacağız vesaire falan diye konuşuyorlar ama en büyük sorunları bu istihbarat zafiyeti. Yani oradaki bütün önemli pozisyonlardaki insanlardan bazılarını Musad'ın ele geçirdiği, bir şekilde parayla satın aldığı artık yani veya oraya adam yerleştirdiği hep konuşuluyor ve bu ülke içerisinde de çok konuşulan bir durum zaten. Yani hani İran'ın büyük bir güvenlik problemi olarak görülen bir şey. Hatta Lübnan Hizbullah'ın da üst düzey bir yöneticinin Mosada çalıştığı ortaya çıkmıştı. Belki hatırlayacaksınızdır sizler hocam. Ee, orada böyle bayağı büyük ortalığı karıştırmıştı. Şimdi bu kadar büyük bir zafiyetin olduğu noktada hani e, bu ülke hani nasıl e, İsrail'e karşı meydan okuyabilir? Yani ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Düşünsenize yani sizin üst düzey güvendiğiniz insanlar işte İsrail'in istihbarat birimine çalışıyor. Yani siz iyi bir şey yapamazsınız ki. Siz bir operasyon yapacaksınız. Önceden haberleri olur. Bir şey yapacaksınız, önceden haberleri olur. E nasıl? E, o zaman nasıl ilerleyecekler? Şöyle Hemen bir tane ilave yapalım. Bakın unutuyor. Zaman geçince insan unutuyor ama hani işimiz bu olduğu için takip ediyoruz. 27 Kasım 2020. Muhsin Fahrizade. Evet. İran'ın nükleer enerji programının sorumlusu. Evet. Tahran'da havaya uçuruldu. Yani şimdi mesela ne oldu? Hiç failler belli değil. Ee, ya da Son bir açıklama yapın. Bu da bir suikastti. Yani ondan sonra Kasım Süleymani, Irak'taki Haçlı Şabiler'in komutanı. Evet. Yani Usykaster bakın Şura e, Hocam özür dilerim sadece sadece o akademisyen değil. Son 10 e, yıl içerisinde 5 İran'ın nükleer e, programını yürüten 5 önemli uzman havaya uçuruldu. O sonuncusuydu. <laughs> Yolaş... yo, yo, şu, doğru söylüyorsunuz hocam. Yani ses Detaylarda de, 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 de. bu başındaki adam. Yani nasıl mesela İran Devrim Muhafızları istihbarat sorumlusu ki soruşturmayı yürüten yani haniye suikastindeki soruşturmayı yürüten kişi gibi e, mutlaka diğerleri de vardır belki biz bilemiyoruz. Sağ ol sen söyledin. Ama bu yani bu İran'ın nükleer enerji programını yürütenin baş yürüten kişinin başı yani hani öyle önemli çok önemli bir ve Tahran'ın göbeğinde ben o, o olayı da yani hiç unutmuyorum. E, ya Olamaz dedim yani böyle bir şey e, havaya uçuruldu yani şey y y intikal halindeyken. Şimdi dolayısıyla e, söylediğiniz gibi efendim şöyle bir şey var yani burada bir istihbarat yapısının sadece istihbarat da değil bakın güvenlik açıkları da var İran'ın yani. Hani İran'da sadece istihbarat değil hem istihbarat hem de ciddi güvenlik açığı da var. E, Eray Hocam şimdi vaktimizde kısıtlı evet. konuşacağımız çok başlık var bu akşam. İç siyasete de döneceğiz. Dolayısıyla bölge denklemleri açısından biz önümüzdeki süreçte şimdi ne bekliyoruz? Yukarıda Ukrayna e, Rusya topraklarına girdi. Bu Başka bir aslında evet. gelişme ama bütün gelişmelerde birbiriyle bağlantılı Doğru. bölgede yani, yani İsrail'de Gazze'de yani. katliam devam ediyor. İsrail'e misilleme yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunları değerlendirirken bir anda Ukrayna'nın bu hamlesini gördük. Şimdi Putin toprak mı kaybediyor? Putin zorda diyor mesela Beyaz Saray. Bir bütünlüklü analiz rica Çok kısa edeyim Çok hızlıca konuklarımızın ekleyeceği Tabii varsa ki. da rica edeceğim çünkü bir de ee, ABD'den emekli bir albayın söyledikleri evet. var. Türkiye özelinde ona da bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. O ABD'li albayın söylediği şeylerin benzerini ben birkaç hafta önce canlı yayında ifade etmiştim. Konuşacağız ha, onu biraz onu ama şu Şimdi şu denkleme vaziyet. bakacak olursak yani bir İran'da büyük bir iç mücadele var. İstihbarat anlamında, güvenlik anlamında çok ciddi mücadele var. Ha anladığımız kadarıyla yani dışarıdaki istihbarat servisleri evet sızmışlar. Ama ne kadarını ele geçirebilmişler diye baktığımda büyük bir güç sahibi olduklarını söyleyebilirim. Yani Haniye suikast yapıyorsa, bu devrim muhafızdan istihbarat başkanına suikast yapabiliyorlarsa bunlar küçük şeyler değil. Yani yapıda kritik yerler ele geçirilmiş. Benim anladığım dışarıdan bir göz olarak bu. Şimdi tabii tam da bu noktada aslında İran-İsrail geriliminde İran ne zaman karşılık veriyor? Şimdi 15 Ağustos. ...biliyorsunuz barış görüşmelerinin olacağı tarih... ...o tarihe kadar bir şey yapmayacak... ...muhtemelen bence İran bir şey yapmayacak... ...yani yapabilecek durumda değil çünkü... ...hani bazen böyle söylüyorum... ...İran'ı ya İran inşallah... ...bir karşılık verir de şu İsrail... ...bir daha yerinden kıpırdayamaz hale gelir... ...bakın temennimi söylüyorum ama... ...saha gerçekliği bunu söylemiyor... ...yani... E, ...güvenlik ve istihbarat açıkları İran'ı... ...çok ciddi baskı altına almış durumda... ...yine bir bilgi vereyim size... ...dün gece... Kargo uçaklarıyla Çinli e, askeri yetkililer İran'a geldiler mesela Rusya'dan Çinli sonra. Çinli askeri yetkililer, yetkililer evet. İran'a geldi. İran geldiler. Yani Çin bir anlamda topa girmeye başladı. Aksi takdirde e, aslında İran psikolojik bir propaganda yapıp e, İsrail'e karşı işte bir psikolojik baskı uygulayayım derken İsrail ciddi ciddi İran'ı vurmayı düşünüyordu. Örneğici vuruş yapacaklardı yani ve son anda Rusya'nın geçtiğimiz hafta İran'a SU-35 uçakları ve S-400 bataryaları vermesiyle İsrail'in olası İran saldırısı önlendi. Çünkü öyle bir şey yaparsa S-400 bataryalarıyla İran'ın e, İsrail'in uçaklarını vurabilme kabiliyetine kavuştu. Hani İsrail böylece bu işten vazgeçmek zorunda kaldı. Buna karşılık ne oldu? Ukrayna'da 3 zırhlı tugay bir de özel kuvvetler tugayı cephe hattından. Aa, Öyle mi? Yani İran'a Rusya'nın gönderdiği takviye üzerine evet. Ukrayna Sen üzerinden Rusya'ya yapan... cevap veriyor. Aynen şu bu anda. aslında Rusya'nın İran'a verdiği desteğin cevabıdır. Onu öyle okumak lazım. Neden? Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bir bölgede cephe yarılmışsa bu askeri manevranın devamı başarıdan faydalanma şeklinde normalde Ukrayna güçlerinin kuzeye ve güneye doğru kanat kırıp e, arada kalan Rus güçlerini yok etmesi lazımdır. Yani bu bir klasik askeri manevradır. Yani çok basit anlamda. İki derinlikteki Rus ihtiyatlarına bu taarruzun yönlendirilmesi lazım. Bu da yok. Ne var? Psikolojik hedeflere doğru Ukrayna güçleri ilerliyor. Kursk ve kuzeyindeki bir şehre doğru gidiyorlar. Yani askeri manevra yapılıyor ama askeri milazalarla değil siyasi mülazalarla. Yani burada aslında Putin iktidarını zayıflatacak, Putin'i dünya ve iç kamuoyu nezdinde zora sokacak bir manevra yapılıyor. Normal şartlarda cephe yarılmışsa kanatlar sağa ve sola kırılır. Arada kalan Rus güçleri, düşman güçleri parça parça imha edilir. Ve varsa elinizde güç derinlikteki ihtiyatlara taarruz edilir. Saldırılır ki cepheyi kapatmasınlar diye. Yani bu basit bir askeri manevra mantığıdır. Bunu yapmıyorlar. Ne yapıyorlar onun yerine? psikolojik hedeflere, şehirlere işte hı hı. nükleer santralin olduğu yere ve kuzeydeki başka bir şehre doğru yöneliyorlar. Ancak şöyle bir şey var yani e, detaya girmeyeceğim. Yani Rusların savunma konsepti bizim NATO standartlarından farklıdır. 3000 kilometrelik e, Ukrayna sınırının sadece 1000 kilometresini Peki. mevzi yaparak savunuyorlar. Ruslar büyük bir ihtimal bunu önleyecektir. Onu Peki. size söyleyeyim. Yani bu bir mesajdır ama asıl mesajı burada düşünmemiz gereken İran'a yaptığı desteğin karşılığı olarak da bu. Çünkü e, şöyle bir şey var. E, aldığımız bilgi bu 3 zırhlı Tugay'dan 82 tane tank imha olmuş. Ancak bu imha olan tanklara baktığımızda şu an Alman ordusunda bir de olmayan Leopard 2, Leopard A2 V8 tankı <laughs> denen Leopard serisinin en üst versiyonu. Prototip tanklar kullanılıyor. Bakın bu henüz Alman ordusunda bile yok. Ben de bunu tesadüfen bir videoda gördüm. Marden, oturdum. Marden, Marden dedikleri tanklar, zırhlı araçlar. Zırhlı araç değil bu. Bu doğrudan Ta Leopard tankları yani. tanklar, Leopard serisi, Leopard 2 serisinin en üst versiyonu henüz daha Alman ordusu için bile üretilmedi. Ben de tesadüfen bir videoda gördüm. Bir Uzmanla bu konuda bir tankçı e, komutanımızla görüştüm. Bu nedir? Ben de Leopard benziyor ama nedir filan. Ondan sonra çıkardık seceresini ve bu e, yani e, üst düzey e, teknoloji, teknoloji harikası bu tankı e, burada 3 e, tugayla kullandıklarını görüyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hocama, Tut, tabii tabii. E, Kısaca olarak. ama lütfen. Bakın burada e, özellikle kurskun seçilmesi hem tarihi hem stratejik bir önem taşıyor. Tarihi ve stratejik mesaj verilmesinin temel nedeni şu. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük 1943'te çok büyük bir muhabere var, muharebe vardı Kurs'ta. Evet. Kurs Sovyet yani. ordusuyla Almanlar, çok Almanlar arasında ve orada. yine orada zırhlı araçlarla Sovyetler 6000 tankını kaybetmişti. Almanlarda 700 ya da 800 750 800 civarında tankını kaybetmişti. 2 milyon insan ölmüştü orada. Evet, Dolayısıyla buranın özellikle seçilmiş olması çünkü Rusya ile Ukrayna'nın geniş bir sınırı var. 3000 kilometre. <laughs> evet, <laughs> evet. Buranın seçilmiş olmasının nedeni bir geçmişi tabii tabii gönderme. Diyorsunuz. Ama evet, bir şey çok kısa önemli çok kısa bir şey oldu. evet bir cümle. Bakın şimdi burada ne oluyor? Ne oldu? Ee, Rusya'nın kırmızı çizgileri aşıldı. Yani sadece askeri açıdan evet. düşünmemek lazım, politik ve psikolojik açıdan nedir? Ee, Batının ve Amerikanın verdiği silahlar Rusya'da kullanıldı. Bakın ve F16'lar burada o yarma gediğini açabilmek için manevra alanlarını açabilmek için F16'lar vuruyor, tanklar da ilerliyor. Yani dolayısıyla şimdi burada evet Rusya Anakarasında bir muharebe gerçekleşiyor ama bir de Putin'in söylediği kırmızı çizgimiz dediği, eğer bize ee, yani Batı Ukrayna'ya verdiği silahları Rusya içinde kullanırsa bunun bir karşılığı, nükleer karşılığı olacak gibi bir tehditte de bulunmuştu. Yani işin bu yönünde de siyaseten değerlendirilmesi yani, gerekiyor. giderek gerelim tırmanıyor, <laughs> çatışmalar yükseliyor. Ee, dolayısıyla hem güneyde hem kuzeyde Türkiye açısından ne göreceğimiz çok önemli. Ama biraz önce sözünü ettik. Sizin var mıdır eklemek istediğiniz bu boyutta yoksa... Ee... Olur, eklemek istedik. Tabii istedim. lütfen, <laughs> buyurun. Ee, şöyle, bence ortada bir plan var ve bu bir şekilde işliyor. O da şu bence, e, hani ister büyük Ortadoğu projesi isteyin, ister farklı biçimde tanımlayın. Mutlak suretle İran'ın düşürülmesi gerekiyor. Onun için de bence bir kere İsrail şundan çok yoruldu. Yani hem Hizbullah'la yıllardan beri uğraşıyor, hem Hamas'la uğraşıyor. Dolayısıyla bu bir takım örgütlerle uğraşmaktansa artık işi kökten çözmek gibi bir, bir niyeti var. O yüzden itibarsızlaştırmak gibi bir çaba içerisinde ve mümkün mertebe içeride ciddi suikastlar yapıp, ses getiren inanılmaz suikastlar yapıp, ülkenin cumhurbaşkanı dahil olmak üzere e, İran'ı savaşa çekmeye çalışıyor. Çünkü İran'ı savaşa çektiği andan itibaren başka ülkelerin de kendisine destek vereceğini biliyor. İran buna ne kadar dayanır, orası çok belli değil ama çok dayanmayacağını aslında öngörmek mümkün. Şu anda ortadoğu coğrafyasında ister Şii ister Sünni e, cenahtan bakın, en yayılmacı ya da en geniş alanı kapsayan, en etki alanı fazla olan ülke İran. Dolayısıyla aslında bir taraftan da şunun farkındayız. Yani 1960'lar sonrası ya da 70'ler sonrası ee, Orta Doğu'da giydirilen o siyasal İslamcı rejimler ya da kurulan rejimler, örgütlerin bir tasfiyesi gündemde. Dolayısıyla İran'da bunun en büyük karelerinden biri ve onu tasfiye etmek gibi bir çaba içerisindeler. Gerçekten yeni bir düzen kuruluyor Orta Doğu'da. Yeni bir düzen kuruyorlar. Ve o düzeni kurarken de birilerini tasfiye etmek gerekiyor. Bunun başında da İran geliyor. İran'dan sonra elbette ki hani çok klasik olacak hep şey derler ya İran'dan sonra sıra Türkiye gelir. Kaçılmaz olarak. Çünkü bölgeye biçilen misyon etnik ve mezhepsel ülkelerin varlığıdır. Küçük ülkeler, herhangi bir biçimde uluslararası güçlere direnmeyecek ülkeler. Ama nihayetinde Buradaki mesele yani bir taraftan çünkü İran'la herhangi bir biçimde orayı elemini ettiğiniz andan itibaren Çin'den efendim işte Rusya'ya kadar birçok alanda e, gazın ya da işte petrolün ee, akışını etkileyebiliyorsunuz, oradaki enerji kaynaklarını, hatta Avrupa etkileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu zincirleme olarak birbirini etkileyen ve tetikleyen ve bütün bu süreçlerin sonucunda Amerika'nın yitirdiği kurumsal ya da materyal kapasitesini yeniden güçlendirdiği bir sürecin ortaya çıkmasını sağlayacak, o geri kaybettiği gücü yeniden elde etmeye çalışıyor. Bu yüzden bir taraftan da Bangladeş'te isyanlar çıkıyor, bir taraftan işte Ukrayna'da bir hareket ya da Libya'da hareketlilik hareket. Libya'da ayrı yani Libya'da var. şey çatışma başlamak üzere yani. Do, evet. Dolayısıyla kritik bir durumda. Yani Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde yani PKK terör örgütü ve onunla bağlantılı olarak yaşananlar bunların hepsi eş zamanlı olarak gündeme gelmesi aslında komple bir hareketin başladığını, planlı bir hareketin başladığını, bunun öyle çok kendiliğinden olmadığını da çok net bir biçimde görmek lazım. Aa bu uzun bir sürece yayılacaktır muhtemelen, çok muhtemelen. Çok kolay sonuç vermi, vermesini istemeyeceklerdir. Ama nihayetinde bir güç tahkimatı var ciddi bir biçimde ve bu güç tahkimatı elbette ki Çin'e ve elbette ki Rusya'ya ama en temelde Çin'e yönelik olarak onun 10 yıl sonra 20 yıl sonra 30 yıl sonraki gelişimlerine ya da gelişim dinamiklerini engelleme çabasına dönük bir çaba olarak görmek ve okumak lazım. Bu Zaten çerçevede Çinli de... uzmanların dün gece İran'a gelmiş olması bilgisi de aslında e, hani sürecin e, Çin ayağı Çünkü açılıyor. Boğazı kapattıkları önemli. zaman bir akış olmayacak. Yani. yani bir en çok enerjisini yani her ne kadar Ciddi bir biçimde kömürden sağlıyor olsa da İran çok ciddi bir biçimde tabii, destek veriyor. İran, İran hayatı önemli. Değil. Evet o yüzden Şimdi. de onu kaybetmek istemeyeceklerdir. Rusya da kaybetmek istemeyecektir. O ama, yüzden Su-35 verdi hocam. Evet işte. dolayısıyla ama yani? nihayetinde. Se 4 yani 4 o hani Condoleezza Rice'ın hani biçtiği rol neyse e, o rolün çok net bir biçimde <laughs> oynandığını görüyoruz. Evet. Ee, Suriye de buna dahildir. Aslında belki de bizim kendimize yönelik en büyük öz eleştirimiz de o olmalı. Onu da konuşuruz. Suriye'nin çünkü bu hale gelmesi en yani çok İsrail'e yaradı. İsrail çünkü orada ciddi bir tehdit de Suriye. Ciddi bir örgütsel şey sağlıyordu, destek veriyordu. Hamas, İsrail, daha doğrusu Hizbullah'a. O ortadan kalktıktan sonra rahatladı. Şimdi tümden İran üzerinden her türlü operasyonu çekebiliyor. Ee, uzun vadede biz çok farklı, çok bambaşka bir coğrafya göreceğiz. Ben burada İran'ın çok direnebilecek son cümlemi olsun. Çok direnebilecek bir potansiyel taşıdığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Çok afaki bir biçimde İran çok güçlüdür. Bin yıllık devlet geleneği var. Bunlar çok diyor ama, yanlış şeyler. Bakın doğru yani, değil yani. Kişi başına düşen birliği gelir 5 bin doların e, altında. Tabii. Ya bir de bir de yani Peki. en son cumhurbaşkanlığı e, mevcut cumhurbaşkanı adayı olmasaydı katılım oranı %10'larda 15'lerde kalacaktı. Bir kat kendi halkının size. kendi güven bir güveni, konuyu, iktidara e, güvenli bir toplumdan lazım. bahsediyoruz. Dolayısıyla ben İran'ın asıl burada tek güç, dirinebilecek olan tek güç burada. Bizi bekleyen en büyük tehlike bu. O da biziz. 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 Çok biziz. bakın İran'ın temelde güçsüzlüğünün sebebi ne biliyor musun? Bütün olarak bakın ayrıntıya girmeden. O da bin, Irak İran savaşından sonra 1988'den itibaren İran Allah. ulusal savunmasını ulusal savunmasını dışarıdaki paramiliter güçlere dayandırdı. Yıllık 100 milyar dolara yakın para harcadı. Şimdi siz ulusal savunmanızı ...ulusal güvenliğinizi dışarıdaki paramiliter yapılara 100 milyar dolar ayırarak bağlarsanız... ...içeride İran'ın ulusal ordusu zayıfladı. Peki. Mesele bu. Kısaca alayım Ferhat Şimdi İran'ın İsrail'i bitirmek gibi bir gayesi söz konusuysa... ...Lübnan'da Hizbullah üzerinden bunu gerçekleştirme imkanı söz konusu. İki yıl önce kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla sadece Hizbullah'ın elinde 100 binden fazla füzenin olduğu... ...ve bir 100 bin füzenin yarısını ateşlediğinde... Demir kubbenin de yetersiz olacağı ve dolayısıyla İsrail'i bitirme durumunun söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Vuracağım, vuracağım deyip vurmama konusu ne olabilir? İki tane şey olabilir. Bir, psikolojik harp uyguluyor şu anda İsrail'in üzerine. Her gün bir saldırı baskısı altında hem İsrail'in kendi teröristlerini, ben asker demiyorum onlara, ve halkını güvenlik endişesiyle baş başa bırakmak olabilir ama... Aslında bugünün savaş stratejilerine baktığımızda İran, İsrail'e ve ona destek verenlere bir darbe vurmak istiyorsa yapacağı şey çok belli. Bir, Hürmüz Boğazı'nı kapatır, ekonomik olarak e, orayı ciddi derecede zor hale getirir. İki, bu bekleyişin ardından yapması gereken şey şu olur, İsrail'in kendisine yaptığı gibi, işte Fahrizade'yi de saydık, önemli bir isimdi, hı hı. Re reisinin meçhul şüpheli, şüpheli ölümü, ee, en son Haniye, bir İsrailli yöneticiyi benzer bir suikaste karşı karşıya bırakmak olur. Gerçekten samimi, samimi bir şekilde, şekilde. İsrail'e karşı Peki. bir kendini göstermek istiyorsa bu ket var mı son birkaç Tabii. cümle e, Hamanı e, Kum şehrinde bir camiye gidip hutbe veriyor Cem Kenan camiinde siyasi mesajlar işte İsrail'e karşı bunu hakkak bir şey yapacağız diye fakat bu camide bunu yapmasın anlamı büyük çünkü burada e, siyasi hareketlenmeler olunca Hamaney bu camide e, hutbe veriliyormuş. İki yıldır da hiç gitmemiş bu camiye. E, geçen gün ilk defa gidiyor iki yılın ardından. Böyle İran'dan bir kesit bu da. E, o yüzden e, bu işte e, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anılması var ya orada biliyorsunuz bir yürüyüş evet. var şu an evet. İran'da. Bu da 25 Ağustos gibi bitecek. 25-26 Ağustos sonrası bir şey beklentisi, beklentisi var. Evet. Peki, evet. çok teşekkürler. Şimdi biraz önce ifade etmiştik. E, emekli bir albay bugün gündemde geniş yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden aynı zamanda Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor. Bakın Türkiye ile ilgili ne diyor izleyelim. Hızlıca konuklarımızın yorumunu alacağız. Mr. Erdogan has tried to stay out of this war. Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa, ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü. Haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenlere İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyi de buradan haber edeyim. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası. Türk devleti de savaşın eşiğinde olduklarını kamuoyuna açıklamak üzere. Şayet bunu bir istiklal mücadelesi gibi sunarsalar kamuoyu hiç şüphesiz savaşmak isteyecektir. Ve bu Erdoğan'ın hala kaçındığı bir şey. Bu ne demek? E, doğrular var, yanlışlar Bir kere bu tür bilgiler e, CIA tarafından basına sızdırılır efendim. Yani bunun bir propaganda e, aracı olduğunu bir kere bilelim. Tamam. E, doğrular e, nedir? Evet PKK'yı falan hazırlıyorlar. Yani, Türkiye yani bu hali azarda yaş ha. yaşanan bir şey ha. zaten. Bu yani bir şey değil. Dolayısıyla yanlışlar şu. Yani işte biz halkın Mücahitleri Örgütü, diğer bazı, örg evet doğru söylüyor. Mesela Türk Bayrağı'na saldırı yapan grup. Suriye'de başka bir ABD tarafından satın alınmış bir gruptu. Adını bile duymadığımız aparat böyle küçük gruplar var. Ama yani şimdi tutup da durun çok ciddi biz bunu Türkiye'ye saldırtırız filan savaşırız vesaire bu doğru değil. Ezer geçeriz yani. Türk Silahlı Kuvvetleri ezer geçer. Hiç yani onu şey yeni bir sürü silahımız var. Gayet de güzel deneriz yani. Bizim için sorun olmaz. Yani sorun olmaz dediğim böyle bir şeye teşebbüs edebileceklerini düşünmüyorum. Yapabilecek olsalardı sözde seçim meçim filan. O onu bile yapamazlar. Türkiye çünkü bas, ciddi şekilde baskı kurdu. Evet doğrudur. Türk devlet aklı diplomasıyla Suriye ile işbirliği yaparak bölgede bir denklem kurup PKK'yı buradan temizlemek istiyor. Yani milletimizi Yönetim şu anki Türk devlet aklı bir savaşın içerisine sokmak istemiyor. Ancak e, şunu da görmemiz lazım. İstemesek de savaş kapımıza gelebilir. Bu doğru. Nedir? Bakın herkes İran'a odaklanmışken Lübnan'ı unutmamak lazım. 2020 yılında büyük bir patlama oldu. O da Lübnan'dı evet, zaten. Ben bunu anlattım yani iki tane burada başlayacakları yer var. Biri Lübnan, diğeri de İran. Ha bu İran Lübnan arasında kara sınırları birbirleriyle olmadığı için ee, yani Türkiye'ye savaş nasıl sıçratılabilir? Ee, sıçratamazlar. Yani onu size söyleyeyim. Yani o iş o kadar kolay değil. Mehmetçik destan yazıyor. Yani gerek Irak'ın kuzeyinde belli bir alana girdik. Suriye'de belli alanlara girdik. Yani bu tutup da bir Türkiye'ye işte yarı silahlı yani yarı askeri silahlı güçlerle bir saldırı bu intihar olur onlar için. Yani işte Afrin'de gördük yani kısa sürede koskoca mevzilerin içerisinde saklananlar eriyip gitiverdi yani. Bu, bu işin propaganda. Ha bak şunu diyorlar. Elimizde çok büyük güç var. Bunu çok ciddi, iyi alın. Biz bunu saldırtırız, sizi şöyle yaparız, böyle yaparız. Bir baskı kurmaya çalışıyor. Bu doğru verdiği değil. Mesaj ekonomi üzerinden veriyor. Dikkat ederseniz. Evet, çok ama kırılgan yani, bir bu, süreç var. Burada PKK'yı dikkat edin. Olabildiğince sanki Türk ordusu karşısında bir güçmüş gibi de gösterme çabası var. Bu doğru değil. Yani dediğim gibi, böyle bir şey yaparlarsa da intihar olur bir Bunun anda. Başka bir maksadı var hocam. Evet. Onu, Nedir? Onu, onu ama burada ben Lübnan'a e, dikkat çekmek istiyorum kıymetli. Ferhat Bey de biraz önce bahsetti. Şimdi bakın. İran'a yönelik daha doğrusu nihai hedefi Çin olan İran'a yönelik Ali Fırat Bey'in de söylediği gibi bir İran'a bir proje var efendim. Bunun ayrıntılarını vakit kalırsa başka ne zaman derseniz anlatabilirim Her ama İran'a İran'a yönelik bir proje var. Ben bunu 3-4 yıldır söylüyorum. Yani nihai hedefi Çin olan İran'a yönelik bir operasyon yapılacak ve bunun için bakın Basra Körfezi'nde onlarca gemi var. Bakın Onlarca gemin Rüzber yani, taşıyıcı taarruz tabii. grubu ne demek ya? Haritamızı geçelim arkadaşlar. Dünya'nın en güçlü gemileri bakın. Ekrana donanma haritasını. Ee, Kızıl Denize bakın. A Aynı Hı. şekilde. Kızıl Denize bakın. Aynı şekilde. Doğu Akdeniz'e bakın. Aynı şekilde. Şimdi burada. Sizin bir Sizlerin kalınlığına asker... böyle alabilir miyim? Tabii ki Biz bunun e, çünkü haritalarında çalışmıyoruz. Yani bu hocam. taktik e, gerçeklik üzerinden e, bazı şeyleri okumak lazım efendim. Burada ben askeri uzman olarak sadece size bir enteresan bilgi vereceğim. Yani ba, e, karşı tarafın elindeki bazı argümanları kullanıp kullanmaması niyet ve maksadını göstermesi bakımından önemli. Yani şimdi doğal olarak şunu diyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın Roosevelt taşıyıcı taarruz grubudur bunlar. Ya on, bunlar burada da değil. Şuradalar şu an. Evet, Bakın Katar'da, içeri girdiler yani. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve şu alanda Suudi Arabistan'ın içerisinde yüzlerce uçak var ya. Ve bunlardan 12 tanesi yani dünyanın en e, güçlü e, diyebileceğimiz e, işte bu F22'ler de Katar'da üretim yapıyorlar zaten. Kimseye satmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Satmıyorlar evet 200 civarında üretildi bunlar e, bunun 12 Şimdi sebebi şu yani bu e, uçak demek askeri açıdan baktığımız askeri gözde. İran'ın olası bir, diyelim ki İran bir füzeyle ta, taarruz etti. Evet. Bunu önlemek için falan değil bu uçaklar. Uça, bu uçaklar bunun için kullanılmaz. Ne için kullanılmaz? Bu uçaklar doğrudan vurmak için kullanılmaz. İran'ı vurmak için. Herhangi bir hamlesinde. Yani bu taarruz uçağıdır. Hani bu önleme uçağı değil yani. Taarruz uçağıdır. Gider çünkü görünümü çok az. Neredeyse görünmüyor. Bir de hedefi köreltebiliyor. Yani Hı. bir hedefe yöneldiği zaman hedef bunu göremiyor. O yüzden S-400 bataryaları dahil gerekirse bunlarla vurabilirler bakın. A vururlar vurmazlar ayrı konu ama bu bir hazırda yer... bulunduruyorlar. Yani, İran'ı baskı altına alıyor. Evet. Diyor ki dediğim bakın ilk başta İran karşılık verebilir işte ölçülü versin filan derken şimdi ne diyorlar? İran'ın karşılık verme hakkı yok diyorlar. Bakın iş buna döndü. Neden? Çünkü aynı Birinci Dünya Savaşı öncesi gibi, İkinci Dünya Savaşı öncesi gibi bütün emperyalist güçler burada askeri güçleri bulunduruyorlar. Körfe Kızıl Deniz'de burada Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de evet. özellikle evet. Kıbrıs'ın Bakın Kıbrıs'ta 3 tane önemli yer var. Agartos, Dikelya bir de Papandreos'su. Evet, yani üstler. bu ikisi İngiliz toprağı, bir tanesi de Güney Kıbrıs'ın. Yani buralar cephanelik haline gelmiş vaziyette. E şimdi ben size kritik bir soru sormak istiyorum. Ondan sonra da bir bilgi Lütfen. vereceğim. Tabii, soru şu. Diyelim ki 15 Ağustos'ta Hamas'la İsrail anlaştı. Bir barış anlaşması yapıldı. Hizbullah da dedi ki tamam ya ben de İsrail'le mücadelede durduruyorum. İran da dedi ki madem barış yaptınız ben zaten Birleşmiş Milletler'e İran bunu bildirdi. Barış olursa yani Filistinliler özgürleşirse bir barış ateşkes olursa ben karşılık vermeyeceğim dedi. Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne deklere etti. İran da dedi ki tamam ben de bu işten vazgeçtim. Soru şu peki o zaman bu güçler buradan çekilecek mi? Doğru. Hayır çekilmeyecekler. Hayır. O zaman şu görünüyor. Demek ki mesela Gazze değil. Ta ilk günden beri söylüyorum. Bu kadar yığınaklanma askeri açıdan başka bir şeyi bize gösterir. Başka bir plan olduğunu gösterir. Bu plan nedir? Nasıl e, sonra gireriz? İran'dır efendim. Ha, bu, bu, kadar ne? İran'dır. Şimdi şimdi Hizbullah konusunda bir bilgi vereceğim size. Şimdi Evet Hizbullah e, derinlikten itibaren yaklaşık 50 kilometre mesafede şurada Litani Nehri var. Buraya kadar güneyden kuzeye İsrail'in olası kara saldırılarını önlemek için güneyden kuzeye e, hatlar şeklinde mevzi yapmış durumda. Ve bunu 2006'dan beri tahkim ediyor. O yüzden İran dikkat edin. Tabi baştan da söyledim. Yani bir kara saldırısı yapamaz dedim. Ne yapar? Suikast tarzı. İsrail yapamaz. Evet, İsrail e, Hizbullah'a yani Lübnan'a bir kara saldırısı yapamaz dedim. 7 Ekim'den beri bunu söylediğim şey bu. Ama ne yapar? İşte hava taarruzu yapar. Evet. Noktasal operasyonlar. Fakat Şimdi geçenlerde, bu çok kritiktir, İsrail'e ABD B-2 bombardıman uçağı gönderdi. Şimdi bu değişiyor. Bu ne demek? Bu şu demektir. Eğer tutar, 2. Dünya Savaşı'nda bunun örneklerini gördük. Evet. tarihinde bunu tutar. Yani ABD ve müttefikleri bu 50 kilometrelik mesafede bir stratejik hava taarruzu yaparlarsa, İzbullah'ın bu mevzileri çöker, İsrail'in kara unsurları içinde manevra alanları açılır. Aa. Tamam mı? Yani bunu da bir kenara yazmak lazım. O zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman Lübnan'ın üzerine çarparlar. Lübnan'ın üzerine çarparlar. Lüb, tabii geride bir şey kalmıyor zaten. Yani Lübnan ordusunun İsrail güçlerine karşı koyabilecek bir gücü yok. Tek orada tutunabildiği Hizbullah. Evet. İsrail tek başına Hizbullah'la mücadele edemez. Bakın. Bunu çok net söyleyebilirim ama tutar müttefikler bu B2 bombardıman uçaklarıyla filan bu bölgeye bir stratejik hava taarruzu yaparlarsa bu mevziler çöker ve İsrail kara unsurlarının güneyden kuzeye ilerlemesi için manevra alanları açar. Diyeceksiniz ki hocam bu manevra alanları açar nereden biliyor? Şimdi efendim biraz hemen filmi geriye saralım. Çünkü gün gün takip ediyoruz. Hatırlar mısınız? İsrail fosfor bombası kullanarak bazı yerleri yaktı. Yaktığı yerlere dikkat edin vadi alanlarıdır. Neden? Çünkü evet. zırhlı ve mekanize unsurlar bu vadi alanlarından ilerleme mihverleri oluştururlar. Yani o stratejik hava taarruzu inşallah olmaz. Bakın ama olursa muhtemelen zaten o alanlara yapılacaktır. O alanlarda çöken mevzilerden de İsrail güçlerinin kara unsurlarının girmesi için manevra Kere alanları açılacaktır. hocam size katkı sağlayayım. Pazar günü hatırlarsanız Başak Hanım söylemiştim. Evet. İsrail ordusunun üç önemli birliği Lübnan'ın güneyinde. E, dördüncüsünü so, dördüncü ve sonuncu tatbikatlarını yapmışlardı. Dördüncü ve sonuncu evet. tatbikat e, tamamen karadan Lübnan'a giriş e, operasyonu. Bak, bunun şeklinde. için hazırlanıyorlar. Peki. Şöyle Peki. bir şey var. Yani İran'daki gelişmelere odaklanmışken kesinlikle Lübnan'ı gözden kaçırmamak lazım. Tabii ki. Bu Eğer partan. tutar da bir stratejik hava taarruzu vesairesi olursa bu şu anlama geliyor siyaseten söylüyorum siyasi anlamda harbin ya da savaşın siyasi hedefi anlamında. Ben 6 numaralı haritayı rica edeceğim ee, şimdi arkadaşlarımdan Lüb o da Lübnan, ha, buyurun Lübnan parçalanır bunu. İsrail doğuya doğru ve kuzeye doğru evet. İsrail doğuya ve kuzeye doğru Suriye topraklarına da girer o zaman çünkü İsrail'i durdurabilecek o zaman işte, hiçbir güç kalmadı. O zaman işte. Pardon, kusura bakmayın hocam. Geri geldi. Evet geri <laughs> geldi. ya o zaman çünkü burada. O zaman hedefin neresi olacak? Çok daha e, O seçtim. zaman işte bizim kapımıza dayanabilirler. Bakın böyle bir risk var mı? Kesinlikle var. Peki dönelim Türkiye'nin etrafındaki ABD üslerine. Biraz önce işte emekli albayın açıklamasını getirdik ekrana. Bir iki adım. Yani o önce anlamda, sizi? o anlamda o albayın söylediğinin bu bölümü Evet yani bu bölümün dikkate almak lazım ama PKK bölümü doğru Bakar değil. Bakar mısınız? PKK ile ilgili kısmı e, az önce sormuştunuz Maşak Hanım. Şimdi evet hocamın dediğine katılıyorum bir propaganda maksadıyla oluşuyor. Evet. Yani çünkü Türk ordusu özellikle şu anda Kuzey Irak'ta Suriye'de zaten önemli bir başarı kaydettiler. Kuzey Irak'ta da gerçekten... 3000'in üzerinde hani inleri var ya onların. Inlerini evet. tamamen etkisiz hale getirmiş durumda ve her gün işte 17, 20 işte bu her gün marat, lafı çok önemli. her gün, onu sonra açıklayayım. Her gün e, teröristleri etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla PKK'nın yeni insan kaynağı bulma konusunda ciddi problemler çok. teşkil ediyor ve onu aslında Amerika üzerinden bir destekleme yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani PKK'nın arkasında biz varız. Siz oraya katılmaya devam edin. Türk silahlı kuvvetlerine karşı biz arkanızdayız mesajı vererek tamamen çözülmesini çünkü yıllarca para verdiler, e, emek harcadıklarını düşünüyorlar. O projenin tamamen yok olmaması adına bir propaganda sürecinin parçası olarak da düşünmek lazım. Kesinlikle burada her gün lafı çok önemli. Türkiye çünkü 22 Aralık'tan sonra yeni bir strateji uygulamaya başladı. Hatırlayalım. 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize saldırı olmuştu. Hakurk bölgesinde. 23 Aralık'ta evet. da Metina bölgesinde saldırı olmuştu. 13 ve 12 Ocak'ta da yine Metina bölgesindeki bir 22 Aralık'tan itibaren bölge takviye edildi. Yeni komando birliklerimiz alana girdiler ve şöyle bir karar ben o zaman da söyledim ha, bu ifade edilmiyor ama hani saha gerçekliği bize bunu söylüyor artık dedim PKK'yı her gün vuracağız yani hiç boşluk bırakmadan dikkat edin her gün haberlerde de özellikle bakıyorum bir gün bile atlamadan 22 Aralık'tan bugüne kadar sürekli e, etkisiz hale getirilen e, PKK'lıları sürekli vurulan PKK hedefleri ama her gün bakın dolayısıyla bu şu bir bu, bu stratejidir nedir örgüt üzerinde ve bunların destekçileri üzerinde doğal olarak hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye alanında büyük bir baskı kuruldu ve devam etti. Nefes almaları bile artık neredeyse mümkün değil. O yüzden PKK'yı tutup da bize karşı bir saldı ya zaten şunu soruyorum bakın bazen örgüt propagandasıyla da karşılaşıyoruz. Şöyle yaparız mı? Ya niye yapmıyorsunuz? E şu anda zaten PKK, yani yapamıyorlar çünkü. YPG güçlerini e, Amerikan zırhlı araçlarıyla biliyorsunuz Deirizor'a taşıdılar. Orada Arap aşiretleriyle çıkan çatışmalarda kullanıyorlar. Çok yaşa ben de tam onu söyleyeceğim. E, e, onun da haritası bir, var 9 numara. Bir şey daha söyleyeyim hocam mutlaka e, sizler de Ferhat Bey de e, Ali Aydar da e, Buket Hanım Buyurun, da şimdi taşıdıkları biliyordur. noktalar. Şöyle i̇şte. ki biz ne zamanki pençe kilit harekatında son noktaya doğru geldiğimizi o kilit vurma noktasına geldiğimizi çünkü sağdan gelen haberler kilit o yönde. Hemen yedinler. hemen Kerkük'te bir santranç hamlesi yaptılar. Kerkük Meclisi'ne, il meclisine KYB'nin e, böyle bir oldu bittiye getirip Türkmenleri ve e, KDP'yi dışladığı e, bir başkan seçtiler, il e, e, vali seçtiler. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlı sağda PKK ne zaman zor duruma düştü özellikle burada? Hemen başka bir yerde hamle yapıyorlar. Şimdi burada Son saha durumu şunu gösteriyor. Haseke'den şu güney sınırına doğru Habur Nehri iniyor biliyorsunuz. Ee, bu Suriye'nin e, petrol e, rezervinin büyük bir bölümü burada. yüzde %80 gibi ve su kaynağı da var. Dolayısıyla ama şöyle bir şey oldu. Diğer alanlarda PKK etkisini oldukça yitirdi. Fakat şuraya doğru bir yoğunlaşma var. Ve şu sınır hattında şu alanda Deirizor'la Irak sınırı e, arasındaki olan bölgede kule yapmaya başladılar. Yani burada bir defakto durum düşünüyorlar. Biliyorlar onlar da eninde sonunda eğer Türkiye'ye karşı böyle ya da Türkiye harekete geçerse bunlar ezilir. Ama bur burada hem ABD üstleri yoğunlaştı. Anladığımız kadarıyla son tutunma noktası olarak burayı düşünüyorlar. Fakat hmm. yani PKK'nın ama buna karşılık da işte Münbiç ve diğer alanlardaki PKK'nın etkisi oldukça azaldı. Şimdi tutup da Türkiye Suriye ile gerçekten bir denklem kurarsa bakın ne oluyor? Irak'ın kuzeyinde biz, sınır attığında çekiliyor bu arada, sınır yapılıyor, duvar yapılıyor biliyorsunuzdur. E, kuzeyde biz, bir de eğer rejimle birlikte bir manevra, stratejik manevra yapılırsa PKK burada çember alınıyor. Sıkışmış olacak. Çember alınıyor. Artık Peki. yani Bakın askerlikte bir kural vardır. İlle düşmanı öldürmenize gerek yok. Lojistiğini kesersiniz. Çünkü niye as yani silahlı güçler sürekli tüketmek zorundalar. Tüketemezlerse ölürler. Peki. Ve bu anlamda da bir stratejik manevraya Türkiye'nin hazırlandığında söyleyebilirim. Ali Aydar Bey, siz burada kalın hocam. Birlikte belki Peki. eklemeler de olur. Ali Aydar Bey diye. Ee, bence e, yani PKK terörünün e, bugüne kadar kendince. Öyle sanıldığı üzere askeri anlamda söylemiyorum. Politik olarak ciddi bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. Şundan dolayı maalesef oradaki temel mesele bir karşılık yaratmaktı. Yani iki toplum, iki ülke, iki ırk ne derseniz, iki etnisite de arasında, Türkler ve Kürtler arasında. Bu uzun vade yayılmış bir plan. Bu bitmiş bir plan değil. Dolayısıyla Amerika bizim bildiğimiz Amerika bilmiyor mu? Yani burada askeri olarak bir sonuç almayacağını bilmiyor mu? Ama ne yapıyor? duygusal bir kopuşu gerçekleştirme çabası içerisine giriyor. Dolayısıyla Suriye'nin parçalanmasıyla birlikte biz ısrar ve ilatta şunu söylüyorduk. Komşularımızın toprak bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir diyorduk. Çünkü o toprak bütünlüğünün parçalanması beraberinde etnik ve mezhepsel bir takım devletçikler ortaya çıkaracaktı. Bu Bunu başaramadık. Çünkü bu sadece bizimle ilgili bir mesele değildi. Ama ben hala şunu söylüyorum. yani Suriye politikamız bizim doğru değildi. Amerika güvenerek öyle bir harekete girişmek bizim açımızda son derece yanlıştı. Halen onun bedellerini ödüyoruz ve uzun yıllar boyunca ödemeye devam edeceğiz. Şimdi yeni bir takım gelişmeler var. O gelişme mesela Irak'ta, Kuzey Irak'ta mesela Barzani ile anlaşılıyor. Yani devlet diyor ki kardeşim birlikte hareket edelim. Ama mesela Taliban'e, Taliban'e bağlı güçler, Rafel Talabani dedim. Bafel Taliban Bafel, Bafel Evet. Baffel. Onun mesela onun bir kendince bir başka bir boyutu evet, var. Doğru. Dolayısıyla burada şöyle bir mesele var. Yani bu e, Kuzey Irak'ta nasıl bir ilişki kurulmuşsa bu ilişki kurulabilir mi? Terör örgütleriyle falan demiyorum ama sivil unsurlarla yeni bir takım başka bir takım şeylerle. Çünkü şunun farkına varmamız lazım bence. Yani bizim bölgedeki sadece yani bu bütün bu bölgede var olan bütün Kürtleri kazanmamız lazım. Bizim bir yani ölçeği büyümüş bir sorunla karşı karşıyayız. Eskiden Kürt meselesi Türkiye ölçeğinde bir meseleydi. Sonra Orta Doğu oldu. Sonra şimdi Amerika, Rusya vesaire falan. Şimdi bizim sadece müdahale etmemiz ve Suriye'nin çok mümkün mü sizce Suriye'nin tekrardan eski gücüne kavuşması, yeniden bir ulus haline gelmesi mümkün değil. Yani zaten cetvele çizilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir yapı içerisinde Burada başka dinamikler, başka güçler var. Yani Rusya'sı var, Amerika'sı var ve bunlar Çok hiçbir biçimde Türkiye'nin ne Kürtlerle bir biçimde hareket etmesini isterler, ne barışmasını isterler. O çatışma, o dinaminin devamlı etmesini isterler. Biz 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. İnanılmaz bir biçimde insan kaynağımız, işte Enerji şehitlerimiz, sahipleri. enerjimiz, paramız, pulumuz yani onun yerine başka bir şeyle mücadele etseydik belki biz şu anda dünyanın kendi bölgesindeki bölgesel güçlerden biri olacaktık. Ama bu evet. bununla ilgili çok ciddi bence bu ölçek meselesiyle ilgili büyüyen ölçek meselesiyle ilgili bizim soğukkanlı bir biçimde bu meseleyi ele almamız lazım. Ama şunu da söylememiz lazım bunun kolay olmayacağını çünkü bunun arkasında bambaşka ilişkilerin bambaşka güçlerin olduğunu yani e, PKK'nın lider kadrosunda hepsi bir, bir başka ülkeye bağlı. Doğru. Bu, bu ülkelerin elbette ki şeylerini koruyacaklardır, çıkarlarını koruyacaklardır. Türkiye'nin kendi iç siyasetinde e, bir biçimde bu ben onu görüyorum. Ya bir ayrışmanın yavaş yavaş olduğunu. Ya bu iş artık böyle olmaz. Hani nereye kadar kardeşim bu terör, çatışma, bu bunun bitmeli diyen bir yani özellikle Kürt yurttaşlarımız arasında böyle bir duygunun giderek yükselmekte olduğunu görüyorum. Ama bunu perçinleyecek bir siyaseti üretmek hepimizin görevi. Başta biz ana muhalefet partisi olarak bizim temel sorumluluğumuz. Ama nihayetinde Ortadoğu Doğu özelinde de bizim yeni bir yaklaşımı elde etmemiz gerekiyor. Yani biz nasıl Musul ve Kerkük'ü hala hani alabiliriz, almalıyız vesaire falan üzerine bir takım konuşmalar, tartışmalar yapılıyor. İşte misak-ı milliye dahil miydi, değil miydi vesaire falan konuşuluyor ya. O süreci bütünleyecek ya da o süreci yeniden şekillendirecek, yeniden konuşacak. Madem herkes bir alan genişlemesine gidiyor, hı hı. ben de burada yeni ittifaklar kurarım. Ha bunun zeminine imkan veririm Amerika bu kadar yardım yaptıktan sonra. Oradaki Peki. mesele şu değil, son cümlem şu olsun. Amerika şunu biliyor, tamamen oradaki YPG bütün o terör yapılarına size karşı kozolar kullanıyor. Derdi şu değil, yani orada askeri bir başarı elde etmek değil. Onu gösterip sizden bir takım tavizler koparmaya çalışıyor. Peki. Oraya karışmayın, buraya karışmayın dedikleri bize bir takım ultimatonlar veriyor. Dolayısıyla bu Albay'ın yapmış olduğu şeylerin evet bir gerçekçi bir takım şeyleri var, altyapısı var. Öyle kendiliğinden söylenmiş şeyler değil. Ama zaten bunun farkında olmamak zaten hani korkuluş. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Eray Hocam sizi de yerinize davet edebilirim. Şimdi iç siyasete geçeceğim. O yüzden çok hızlı eklemek istediğiniz varsa farklı boyut rica edeyim. Yoksa hiç, önce iç siyasetin devamı yoksa birkaç birkaç Başlayalım. cümle bir şey söyleyeceğim. Yani bir ben de sadece birkaç cümle çünkü daha sonra iç siyasette konuşmak istiyorum ama evet. hani şey ben de konuklarımıza katılmakla birlikte hani oranın karıştırılmasının e, özellikle yapıldığı. Hani Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde zaten bu PKK PYD denen örgütün hiçbir böyle bir gönül bağının vesaire bulunmadığını söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar bu örgütü meşrulaştırmaya çalışsa da ve bizim sınırımızın dibine bunları yerleştirerek bize işte oradan hani aba altından sopa göstermeye çalışsa da sonuçta Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Gerektiği zaman gerektiği yerde cevabını vermeyi de çok iyi bilir. Hani sınırlar aşıldığı zaman o zaman bu cevaplarla da karşı karşıya kalırlar. Dediğim gibi Bunlar Amerika'nın bunları meşrulaştırma çabasıdır. Orada konuşan kişi hani böyle sanki bunların bizimle savaşabileceğini falan iddia eden açıklamalar yapıyor. Ben buna sadece gülerim. Biz orayı ezip geçip yerle bir etmeyi de çok iyi biliriz. O yüzden bence herkes haddini bilse iyi olur demek Peki, isterim. Ya Orta Doğu coğrafyasını Türkiye ile beraber ele aldığımızda Dünyanın kalbi olarak değerlendirebileceğimiz bir alan çünkü ticaret yolları buradan geçiyor, enerji hub'ının çok önemli bir bölümünü burasını evet. e, burada yer alıyor. Dolayısıyla küresel güçler e, burada aktif olmak istiyorlar, burayı yönetmek ve ellerin içerisine almak istiyorlar. Dolayısıyla biz bu ortadoğudaki karışıklıkları senelerdir görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Ama Türkiye şu anda zaten etrafta olan biteni çok net bir şekilde hem görüyor hem buna göre de planlarını hazırlamış durumda. Eğer bir hamle söz konusu olduğunda bizim ülkemize yönelik en yüksek telden karşılık alabileceklerini onlar da biliyorlar. Bir taraftan da özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bu soğuk savaş veya psikolojik harp dediğimiz konu ülkemiz üzerine ...istediklerini askeri yollardan veya silahlı yollardan gerçekleştiremeyenler... ...ülkemiz içerisinde bir takım operasyonlara kalkışıp... ...Türkiye'yi kendi içinde inançsızlaştırma çabası içerisinde... var ...buna da dikkat etmek çok, çok önemli diye ediyorum. düşünüyorum. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Özellikle şu yangında, Orta Doğu'daki yangında... ...Türkiye, Irak, Suriye... ...üçü olmazsa olmaz, İran da buna katılırsa çok çok iyi olur beraber hareket etmek zorunda eğer Amerika'nın İsrail'in planlarını engellemek istiyorsalar 4 cümle söyleyebilir miyim? Evet. Bir cümle <laughs> Siyasete Peki pazarlık yaptım zaten tamam, bir pazarlık yaptım. <laughs> İki de anlaşın <laughs> ee, Bir İsrail ordusunun gücünün fazla abartıldığını düşünüyorum ee, 11 aydır Gazze şeridi gibi İstanbul'un Beykoz ilçesi büyüklüğündeki bir yerde O işi bitiremeyen İsrail ordusu Netzar'ın koridorunu kontrol edemeyen İsrail ordusu Askeri gücünü ordunun gücünü tüketmiş Yedek gücü tüketmiş Kala kala ee, şimdiye kadar askerlikten muaf tuttukları haredimlerden 2500 kişiyi askere almak durumunda kalan İsrail ordusunun bir yere gitse bile orada kalabilecek hali gücü yoktur. Ee, dolayısıyla bunu kendileri de biliyor. Birçok şeyi hava operasyonlarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hava deyin. operasyonu yapmak isteyecekler. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim e, sayın Meral Akşener dedi ki dava açacağım hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özdağ'a. Peki niye e, izleyicilerimize hatırlatalım. Sonra yorumları rica edelim. Yine bir ihanet tartışması var. Aynı zamanda 2018 yılındaki seçimlere dönük iddialar var. Önce bir Sayın Özdağ'ın ne söylediğini Mine Özbek'in sorularını yanıtlarken görelim. Sonra Meral Akşener'in açıklamasına bakacağız. Sonra Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesini de göreceğiz. Seçimlere bir ay var. Dinlenemeyen odaya götürdü ve orada bana nedenini sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi. Seçimden bir an önce. Yani Tayyip Bey, sen, Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra, sen ne diyorsun ya dedi. Hocam dedi olan bu. Ben bunu dedi seçimden sonra seçimden sonra büyük grupta söyledim. Ertesi gün Meral Hanım beni uyardı dedi. Onun için siz bunu söylerseniz benim adımı verirseniz kamu önünde ben inkar ederim. Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Çok tarihi Ama bir şey. Daha önce de söyledim bunu. İlk kez söyledim Ancak bu arkadaşımız daha sonra bir iş adamları ve siyasetçiler grubunda da benim de olduğum için de bu hadiseyi daha detaylı olarak anlattı. Yani birçok şahidi var. Bunu. Şimdi Meral Hanım bir ay önceden 2018'de Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmiş zaten. Bizim haberimiz yok. Yani adeta bir arka kapı diplomasisi işlemiş. Evet. Kimin seçileceği belli. Destek de örtük bir şekilde verilecek. Ama ortada bir iyi parti var. Kendisinin de adaylığı şimdi var. çıkan sonuç bu. Ben bunu üç defa televizyonlarda anlattım. Hiçbir yalanlama ama gelmedi. Şimdi Hiç size, mi gelmedi? Gelmedi ha, şimdi Şöyle dördüncü kez anlatıyorum. O arkadaş da hayatta. Bakın bu arkadaş da hayatta. Bunu başka yerlerde de anlattı. Bakın ayrıldığımız noktaları anlatıyorum. Şimdi Sayın Özdağ'ın açıklamaları böyleydi. Peki Sayın Akşener Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuştu. O ne dedi? Onu da ekrana getirelim arkadaşlar. Görsel olarak hazırlamıştık. O da diyor ki yani aslında hem Kılıçdaroğlu hem Özdağ için full ekran verebilirsiniz. En son sözlerinden sonra Tayyip Erdoğan'ı nasıl seçtirdiğimi anlatıyor. Bu kadar yalanı nasıl bir araya getiriyor? Ümit Bey bunu ispatlayacak. Bir de şöyle bir paylaşımı var Sayın Akşener'in. Sabrın çok berbat bir duygu olduğundan kanaat getirdim diyor. Yani çok sabrettim anlamı çıkıyor aslında burada Sayın Akşener'in söylediğinden. Şimdi şunu da söyleyelim. Ümit Özdağ'ın kendisine bu ifadeleri... ...aktaran kişiyle ilgili tanımı şöyle... E, ...anketlerini yapıyordu partinin... E, ...aynı zamanda stratejist olarak e, kendisinden fikir alınıyordu... ...o benimle bir e, dinlenmeyen bir odada bu bilgiyi paylaştı... Dinlenemeyen yani, oda şey nasıl bir şey bilen var mı? Akşenerlik... Dinlenemeyen odayı bilen var mı? Başak Hanım siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yani odada ikiye bağırılıyor dinlenen Dinlenenlerde mi dinlenen 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 bulunuyor? Ama gibi. Başak Hocamın söylediği çok önemli bazı yerlerde dinlediğiniz zaman sanki Sayın Ümit Özdağ odaya evet, girmiş gibi. Evet o yüzden gibi. onu netleştirmek evet, önemli. Evet evet o yüzden hani o diyor ki biri bana bunu anlattı. Yani Sayın Akşener birini alıyor hani o dinlenmeyen odaya götürüyor. Hani bilmiyorum hani detaylar biliyorsanız. Söyle <laughs> e dinlenmeyen ben de odada kişi o bahsettiğimiz stratejist danışman, anket firması sahibi ne derseniz hatta anket firmasının adıyla soyadı aynı diye de anlatıyor Acaba kim? Ümit Özdağ. Anket firmasının adıyla soy yani kişinin soyadı, soyadı, soyadı aynı. aynı diye anlatıyor. Bir böyle bir gözden geçirelim. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili Öte var ama Öte yandan bunu diyor sadece sonra bana da ben söylemedi bildim. diyor. Daha, daha ben, ondan, da, on, on. ben bildim. 10 kişiden fazla bir e, kalabalığın olduğu bir ortamda da Söyledi diyor. Benim bunu ilk kez söyleyişim de değil diyor. İki üç kere tekrarladım ben diyor. Ee, Sayın Akşener'in de işte e, dilekçeleri hazırlıyorum cevabı var. Buket Aydın'la başlayalım buraya çünkü bir önceki dilimde çok az söz verebildik. Evet. Şimdi şöyle, e, şimdi şöyle bir problem var aslında. E, Sayın Akşener'de, Sayın Kılıçdaroğlu'da partilerinin genel başkanlıklarından ayrıldıkları halde bir türlü bu şeyden kopamadılar. Sanki hala Sayın Akşener İyi Parti Genel Başkanı, sanki hala Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıymış gibi sürekli gündemdeler. Tabii Sayın Akşener, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz kendi çabası belki birazdan zaten konuşuruz bunun üzerine ama Sayın Akşener'i de sürekli böyle bir takım şeylerle ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Sayın Akşener'e. Ee, bazı insanların çok büyük bir hırsı var. Bunlardan bir tanesi tabii Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, öbürü Sayın Özdağ. Yani şimdi bir yenilgi var ortada ve bu yenilginin sebebi sanki Sayın Akşener'miş gibi kafayı Sayın Akşener'e taktılar. Şimdi benim de zaman zaman e, ekranlarda çok fazla eleştirdiğim bir isim olmuştur Sayın Akşener. E, Ama ve lakin, yani Sayın Kılıçdaroğlu sen e, tamam işte başta adaysın diye e, Sayın Akşener masadan kalktı ama sonra geri oturdu. Verji elinden gelen desteği de vermeye çalıştı ama halkı ikna edemeyen, sonuçta bu seçimi kazanamayan sensin. Sürekli sürekli olarak işte bu dosyaları açmak, sürekli sürekli olarak Sayın Akşener'i işte kazanamamasına bir şey olarak işte ya Akşener şöyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı diye böyle sürekli Meral Akşener'i bir kötüleme çabası var. Ya zaten siyasette doğru düzgün kadın yok. <laughs> bir kişi vardı. Onu da hayattan bezdirdiler. Hani, e, gerçekten o da diyor ki sabır çok kötü bir şeymiş. Artık hani ben kadının içinden neler demek istediğini yani e, şu anda böyle kulaklarımla duyabiliyorum ama burası yeri değil söyleyemeyeceğim. Yani bir düşmediler yakasına hatta şimdi ben şeyi de bekliyorum e, işte e, AK Parti'ye geçen bazı İYİ Parti'den istifa eden vekiller gündemde malum bir 3 kişiden bahsediliyor. O konuşulur belki. Şimdi onlar da Akşener'e yakın isimler. Evet iki bir tanesi o bir bilici çok şey değildi. Onunla o ilgili arada ilgili çok bir kulis vereceğim. Oo harika tamam. Buradan alacağım. Son kulis bilgilerini Ferhat. Ben de ikisi net biri biliciydi. Onu da sizden dinleriz o kulisi. Ee, şimdi onlar da hep Sayın Akşener'e yakın isimler olduğu için Vay Akşener tuttu bunları elinden bak AK Parti'ye vekil devşiriyor. Arkadan hala idare etmeye çalışıyor diye kadına saldıra saldırı hal oldular. Ben olsam dava açarım. Çok muallakta bir şey. O ben öyle de, yapacağım diyoruz. Ben de <laughs> o zaman şimdi derim ki işte beni aldılar kolumdan işte götür götürdüler dinlenmeyen odaya TV yüzde. Bana böyle böyle dedi işte e, bu biz işte Ekrem'i seçtireceğiz dedi diye size mesela bir şey söylesem hoş bir şey mi? Ama sevgili bu şu an hem dinlenen hem izlenen odadasın ona göre. Tamam işte ama beni yani ben de böyle şeyler <laughs> söyleyebilirim yani. Beni dinlenmeyen odaya götürdüler. Bana böyle dediler. Ya yani, o onu dedi bu bunu dedi. Kulaktan kulağa gibi vardır. Yani bir ona söyler öbürü ona söyler. Üçüncüsünde beşincisinde saçma sapan bir şey çıkar. Ben Sayın Akşener'in yerinde olsam ki Kesinlikle bu isimleri gerçekten dava ederim. Ve e, ben yani çıkar daha çok konuşurum sesimi yükseltirim onun yerinde olsam. Hani kadını vallahi siyasetten bıktırdılar. Kadınları da siyasetten soğuttular. Yani bir kadının üstüne gele gele. Şimdi Sayın Özdağ'ın da bu e, dava yani mahkemede hesaplaşacağız ifadesiyle ilgili açıklamasıyla ilgili Meral Akşener'in sonrasında yaptığı bir değerlendirme var. O da diyor ki konuşalım daha iyi diyor. Yani ne varsa konuşalım diyor. Bir de <laughs> Dava nasıl olacak bu siyasi bir mevzu diye de bir ifadesi var. Onu da iletmiş olalım. Ali Aydar Bey <laughs> neler oluyor? <laughs> Çok özür dilerim. Kılıçdaroğlu ile ilgili boyutunu da ekleyeyim. Sizinle öyle devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi arkadaşlar? Onu da getirelim ekrana. 16 numara. Şimdi... Soruldu katıldığı bir televizyon programında Sayın Kılıçdaroğlu'na Akşener'i sarayda görünce şaşırmadım diyor ee, Kılıçdaroğlu ve bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz diyor bir ihanet ifadesi var. Şimdi dönelim tekrar Sayın Akşener'in şey. Kılıçdaroğlu'na e, dönüş yanıtına onu da rica edeyim arkadaşlar tekrar. İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz diyor Sayın Akşener. Çünkü dün ahlaksızlık da dedi ifadesi var. Benim bunları kaldırmam mümkün değil. Kılıçdaroğlu'yla da mahkemede hesaplaşacağız. Şurası önemli. Kendi içimde tuttuğum her şeyde dahil dilekçe de olacak. Acaba dilekçe de ne göreceğiz acaba? Tabii bu da başka bir soru. Ama bilmediği şeyler var demek ki. Demek vardır. ki, demek ki öyle mi acaba Sayın Ali Haydar Fırat? Ne ee... düşünüyorsunuz? Ben kötü bir sürecin işletildiğini düşünüyorum. Yani bir seçim yapıldı ve halkımız orada bir karar verdi ve Sayın Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Dolayısıyla bir yenilgi üzerinden hala birbirine yönelik bu ithamların... Bu hesaplaşma çok, bitmiyor gibi değil mi? Bunu çok doğru bulmuyorum. İkincisi bizim açımızdan, parti açısından şöyle bir şey söyleyeyim. Son yerel seçimde birinci olmuş bir parti olarak bu başarımızı da gölgeleyen bir tartışma olarak düşünüyoruz. Bu elbette ki kimsenin şeyini herhangi bir hani bir şey olarak öne sürmüyorum. E, suçlayıcı bir ifade olarak sunmuyorum ama nihayetinde e, bu tartışmaların bitmiş olması lazımdı. Yani bu tartışmaların ne siyasetimize, ne efendim bizim gün, bugünkü sorunlarımıza en ufak zerre kadar katkısı yok. Dilekçe verildi, mahkeme verildi, biri suçlu bulundu, bulunmadı. Bunun bu saatten sonra kime ne getirisi olacak? Nasıl bir faydası olacak? Bir şey sorabilir miyim? Tabii size? Ya siyasetçi değilim ama bir vatandaş Tabii. olarak şunu var. Şimdi ikisi de aslında parti genel başkanlığından ayrılmış evet. bir anlamda emekli siyasetçi gibi bir durum. Doğru. Gerçi siyasetçinin emeklisi olmaz evet. ama. Şimdi bu, bu tartışmaların ya da bu hocam. politik mücadelenin yani parti dışında aslında partilerin dışında cereyan eden bu siyasete yani parti siyasetine bir etkisi olur mu? Yok olmaz ama şöyle bir iddia var. Yani şöyle bir daha doğrusu iki liderin bence. Ee, siyasetten henüz çekilmek istemediklerini ya da siyasette var olmak istediklerini de bir biçimini bu tür tartışmalar aracılığıyla e, gündeme getirdiklerini düşünüyorum. E, i̇yi bir şey bul doğru bulmuyorum. Yani hem eski genel başkanımıza bu yaklaşımları doğru bulmuyorum. Hem Sayın Akşener'in ithamlarını ya da suçlamalarını doğru bulmuyorum. Dolayısıyla e, bütün bu, bu sürecin herkese kaybettiren bir... Çünkü şöyle bir şeyle yola çıktı Eray Hocam. Yani o seçimde Türkiye'de bambaşka bir değişim müjdeleyerek ya da bunu halka ya yeni bir sistem kuracağız, yeni bir düzen kuracağız. Dolayısıyla burada aramızda bir sorun yok. Bunun üzerine insanlara bir güven telkin edildi. Bir takım sözler verildi. Binlerce sayfalık metinler yazıldı. Şimdi o kadar emek, o kadar çaba ve üstüne üstelik hadi bunları bir tarafı bırakın. %48 oy Sayın Kılıçdaroğlu aldı. O oy, oy veren insanları pişman etmemek lazım. Yani, yani biz size oy verdik dolayısıyla, yani işin iyi tarafı şu, e, iyi ki şu anda genel başkan değiller. K kişisel fikrimi söylüyorum. Niye genel başkan değiller? Çünkü bu tartışma İki genel başkan görevde olsaydı emin olun partilere yönelik güven şu anda bambaşka bir noktada olur. Partileri burada... de sürüklerdi diyorsunuz. Elbette değil mi? elbette ama yani Akşener, bizim... Sayın Akşener burada biraz mağdur pozisyonda değil mi Ali Bey yani, e, yani e, vicdanlı konuşmak gerekirse yani ama şöyle bir şey söyleyeyim evet şu anki son tartışmalardan kaynaklı olarak böyle bir şey söylenebilir ama süreci şimdi ben Sayın Akşener'in kötü idare ettiğini düşünüyorum. Şimdi bakın Eray Bey yani zaman zaman birçok herkesle tartıştık. Yani Kemal Bey'in aday olmayacağını bile gibi şey bir olabilir mi? durum olabilir mi? Herkes Kemal Bey'in aday olacağını biliyordu. Herkes biliyordu. E baştan bana söylemedi. Konuş, baştan konuşulsa ne olurdu? Zaten konuşulmaya yani bir buçuk gerek yıl yok önce. Hayır, denseydik ki Ya biz böyle bir masa kuruyoruz. Adayımız da şu. Hani ya Kemal Bey. Hocam. Kemal Bey'in birkaç girişimi oldu. Şey Merhan Hanım parlamenter Meral. sistemi yazıyorsunuz evet. işte. Dediğiniz gibi binlerce sayfa şey yazılıyor. Yani bir takım elbise dikiliyor. Ama o takım elbisenin kimin üzerine göre dikildiği Sembil belli hocam. değil. Yani Aslında bol mu gelecek, dar mı gelecek, ömrü kapacak mı? Parti hem liderler arasında hem partideki kurmaylar arasında kimin Cumhurbaşkanı adaylı olacağı konusunda zaten netleşmiş bir süreç vardı yani konuşulmamış, ama edilmemiş Bilinirle diyor ki yani o güne şu, kadar şu yani en onları. son işte baş, baş başa görüştüklerinde Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu açtığında Sayın Akşener bu konuyu açmayalım çünkü diğer arkadaşlarımıza ayıp olur. Hep birlikte karar verelim gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yani ama bu bilinmeyecek bir şey değildi. Yani Tahmin Sayın Akşener de şunu mi söyleyebilirdi? Mi? söyleyebilirdi. Yani diyebilirdi ki Sayın Kılıçdaroğlu sizin aday olduğunuz konuşuluyor. Yani cümle alem bunu konuşuyor. 7/24 bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Ben sizin adaylığınızı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ben buna karşıyım. Eğer bunun üzerinden bir şey geliştireceksek biz bunun içinde yer almayız diyebilirdi. Ama son ana kadar bekleyip işte efendim ben, beni bir kumpasa getirdiler sonra masadan çekilmesi tekrar gelmesi. Yani o trajik süreci tekrardan kamuoyunun gündeme getirmeleri bizim açımızdan sağlıklı değil. Buna sıcak bakmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna sıcak bakmıyoruz. Yani partimiz bu kadar imelenmiş. En son, son arın anketini görmüşsünüzdür. yüzde %34, yüzde %28 gibi bir ortada bir sonuç var. Yani AK Parti ile aramızda. Böyle bir giderek yükselen bir imelenme varken, e, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görev şeyinde de çok ciddi bir beğeni söz konusuyken, e, bu tartışmalar bize zarar verir. Yani dolayısıyla ben hem Kemal Bey'in hem Meral Hanım'ın bu tartışmaları artık bir biçimde sonlandırması gerektiğini düşünüyorum. Mahkeme gitse de bu mahkeme buradan bir şey çıkarmaz. Çünkü siyasi olarak bir karar verilmiş. Siyasi olarak toplum demiş ki ben size ülkeyi yönetmeyi uygun görmüyorum. İçimde tuttuğum her şey dahil ifadesi ne demek acaba? Yani, yani dilekçede olacak diyor sayın. Ya Akşener. bu saatten sonra içinizde olan, dışınızda olan ne ifade eder? Yani bir seçim yapılmış, demokratik bir süreç diyelim öyle ya da böyle. Onumsuzluklar var, eleştirdiğimiz yönler var ama sonuçta halkımız bir karar vermiş ve o karar sonucunda Cumhurbaşkanı şu anda görevini yapıyor. Dolayısıyla Türkiye yeni süreçlere, yeni seçimlere hazırlanıyor. Üstelik sizin partiniz birinci parti olmuş yerel seçimde ve bir erken seçim çağrısı yapıyor. Kendisini iktidara hazırlıyor. Bütün bunlar varken sizin çıkıp bu tartışmaları başlatmanızın hiçbir anlamı yok. Hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Bu yani şunu konuşmuyoruz. Yani o kadar büyük şimdi bugün sonuçlar açıklandı. Çocuklar, arkadaşlarımızın, gençlerimizin üniversite yerleştirme sorunları. Başak Hocam yani bugün 12 tane telefon aldım yurt ve burs için. Evet doğru. Şimdi bu kadar büyük temel sorunlarımız varken liderlerin kendi arasındaki bu tür artık gerçekten herhangi bir biçimde bir şeye karşılık gelmeyecek. Yani sanki tarihin çok karanlık bir sayfası ve o sayfayı aydınlatıyor gibi bir çaba içerisindelermiş gibi bunun anlatılmasını çok doğru ve çok sağlıklı bulmuyorum. Bir süreç yaşandı ve o süreç kapandı ve insanlar da şunu söyledi. Biz çok ağır ve büyük bir öz eleştiri yaptık parti olarak. Değişim sürecini başlattık. Dedi ki süreç yanlış işletildi. Bu süreçte doğru adımlar atılmadı. Genel başkan değişti. Yeni bir parti yapılanması ortaya çıktı. Yeni kadro ortaya çıktı. Şimdi parti tüzüğünü değiştiriyoruz. Parti programı değiştiriyoruz. 21. yüzyılda nasıl bir parti olması gerektiğini üzerine bir konuşma, bir tartışma süreci başlatıyoruz. Ama dönüp arkamızda geçmişin tartışmalarını da görmek istemiyoruz. Sen bana bunu yaptın, ben sana şunu söyledim, işte ne oldu? Bunlardan herhangi bir biçimde bize katkı sağlayacak. Bizim... Bey, şöyle bir problem var ancak. Yani bunu biz biliyoruz, siz de biliyorsunuzdur. Belki birazdan konuşuruz. Kemal Bey yeniden genel başkan olmak istiyor. Yani bir kurultay olması evet, durumunda adaylığını ortaya koyabilmesi durumunda koymak istiyor. Ayrıca de diyelim ki yenildi. O kurultay oldu. Aday oldu. Yenildi. Gidip başka bir partide tekrar siyaset yapmak istiyor. Yani bunları yani biz Kemal kısmına... Bey e yakın isimlerden öğreniyoruz. Hocam, hani ilk, ilk söylediğinize katılıyorum. Hani <laughs> bir aday olma isteği zaten evet. hani hani herkesin malumu en son çıktığı programda. O yüzden programda... sürekli kendini gündemde tutuyor. Delegeler ama. isterse hocam haksızlık etmiyor. Ee, e, ama şöyle yani e, şimdi yani 50 yıl sonra yani Espiri bakın görüyorum çok istiyor. Diyor, yani. Doğru 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 söylüyorsun. Bizim bizim açımızdan şöyle bir şey var. Yani bu delegede şu herhalde şunun farkında. O delege son derece bilinçli bir delege. Yani 50 yıl sonra parti birinci parti olmuş. Bir genel başkan var. İki tane Cumhurbaşkanı adayı var. İkisinin de kazanma olasılığı çok yüksek. Bunlar tartışılıyor. Kimin Cumhurbaşkanı olacağı konuşulurken tekrardan yani ben genel başkan işte beni delegeler isterlerse yeniden genel başkan olurum yaklaşımının bizim camiada çok ciddi bir üçüne karşı görmediğini söyleyebilirim. Burada birazdan daha ayrıntılı tam sözleriyle de bakacağız. Zaten Ferhat Bey şimdi biz acaba dönüp dönüp konuşacak mıyız o kısmı? Niye? Çünkü şurası mı oturmuyor acaba zihinlerde? Sayın Akşener'in itirazı üzerine masadan kalkması geri dönmesi orada olup bitenler mi tam zihinlerde oturmadı acaba işte koşu partneri yaptıktan dendi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için ama kimileri için bu pek geçerli bir gerekçe de, olarak da görülmedi. Dolayısıyla biz bunu acaba böyle ilelebet konuşmaya devam edecek miyiz? Şimdi aslında Kennedy'nin sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Kazananın sahibi vardır ama yenilgi her zaman yetimdir. yetimdir doğru. Şimdi altılı masa seçimi kaybetmiştir. Çok net. Yani iki turda da aldığı oy oranları ortada. Ve bir günah keçisi lazım. Ve bu günah keçisi de kim olabilir diye düşündüğünüz zaman işte önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gösterildi. Ardından Meral Akşener siyaseti bıraktıktan sonra ve kısmen de biraz önceki dönemde Meral Akşener gösterildi. Yani herkesi bir günah keçisi ilan etme durumu söz konusu. Ya baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Diğer partilerin genel başkan genel başkanları da Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıydı. Birleşe birleşe kazanacaktınız. Birleşe birleşe kaybettiniz. Milletin takdiri bu. Netice itibariyle. Dolayısıyla bir zafer elde edilseydi orada Meral Hanım'a mı başarıyı atfedeceklerdi veya Kemal Kılıçdaroğlu'na mı atfedeceklerdi? Hayır, herkes diyecekti ki ben burada en büyük başarının sahibiyim. İşte Ekrem İmamoğlu Karadeniz'deki oyları artıracaktı. Artırdı mı? Artıramadı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak kazanacak aday formülü olarak bize sunulmuştu hatırlarsınız. Orta Anadolu'daki oyları artıracaktı. Artırabildi mi? Hayır. Orada da bir önceki seçime göre gözle görünür bir artış olmadı. Dolayısıyla burada aday kim olursa olsun altılı masa baştan özellikle de HDP ile hizalanarak yanlış bir kurgu üzerine gitti. Ve vatandaşa ne yapacağını 2023 seçimleri döneminde anlatmadı. Peki bu tartışmalara Bakın, ne diyorsunuz? Yani biz ne yani? konuştuk? Evet. Muhalefetle ilgili hatırlarsın hep beraber programlardaydık. Tabii, tabii. Ne konuştuk? Altılı masanın adayı kim olacak? Bakın ikinci bir konu yok. Çok uzun yani süre. Altılı masa iktidar olursa <laughs> Ekonomi nasıl olacak? Emeklerin durumu nasıl olacak? Deprem bölgesinin inşası ve ihyası nasıl olacağı Biz hiç konuşmadık. Konuşturmadılar çünkü bunu biz yapmadık yani. yani Altılı masanın kendi bileşenleri bunu tesis etti. Şimdi Ümit Özdağ boyutuna geldiğimizde dinlenemeyen oda. Bakın bu özel bir kelime olarak seçilmiş. Dinlenemeyen oda. Dinlenemeyen oda. Niye? Çünkü bir algının satma kapasitesini kabiliyetini geliştirir. Yani insanlar işte Meral Akşener bunu bunu söyledi dediğinizde belki iki birimlik bir dikkatle bakacakken dinlenemeyen odada araştırmacıya şunu söyledi dediği zaman 4x'e 5x'e çıkar. Şimdi 1970'lerde ülkücüler, gerçek ülkücüler Türkiye'de mücadele verirken, kendi davasıyla ilgili mücadele verirken olaylar nedeniyle Almanya'ya gitmiş bir isim Ümit Özdağ. Almanya'da sosyoloji eğitimi almış, Sosyoloji eğitimin daha da özeline girdiğimiz zaman Goebbels'in teknikleriyle beraber sokak olayları üzerine ihtisas yapmış bir isim. Ve Ümit Özdağ'ın açıklamalarına baktığınızda zaten temelinde Türkiye'nin siyasetini veya içerisini karıştırma amacı güttüğünü çok net bir şekilde görürsünüz. Bunun mahkemede tespit edilebilecek hiçbir tarafı yok. Yani dinlenemeyen da araştırma şirketinin sahibi de bunu bunu söylemiş. Murat Gezici'den mi Hiç bahsediyor? Bir... Gezici araştırma. Olabilir. Soyadıyla soy aynı, aynı, diyor. 2017'de e, İYİ Parti ile çalışıyordu Murat Gezici. Ben hatırlıyorum hatta İYİ Parti yeni ana muhalefet olacak, CHP'yi geçecek tarzında açıklamaları vardı. Sayın Gezici yayına bağlanmak istedim. <laughs> ya, tabii ki mi? ben hayır ben şimdi diyorum ki şimdi diyor ki diyor ki be, bu Ümit Özdağ beyefendi e, şeyle soyadıyla aynı. E, Gezici araştırma var benim bildiğim bir tek. E, 2017'de İYİ Parti ile var hepsi töhmet evet. altında işte ama Ali Partiyle, 2000, isminin evet. kısaltması bilemiyoruz 2017'de İyi Parti ile çalıştığını da biliyoruz Gezici'nin onun da bir altını çizeceğim odur demiyorum ama eğer kendisinden bahsediliyorsa da bence açıklama yapsın yani Hı Hı Buket 2019 eğer diyor doğruysa, 2018 seçimleri için söylüyor 2018 için söylüyor Ümit Özdağ'ın kurduğu cümlelerin doğru olduğunu düşünmüyorum bu arada ben de düşünmüyorum ama burada birileri de töhmet altında dinlenmeyen o da ne demek çok Bilmiyorum ben hiç dinlenmeyen ya, oda gördüm. Ben teknik olarak söyleyeyim mi? Dinlenmeyen oda. İzole oda. Benim. Yok Faraday kafesi dediğimiz bir yapı var. Yani bu kozmik nerede da... Nerede olur bu Faraday Siyasi kafesi? Bunlar, var mı hocam? bunlar nerede olur? Bunlar efendim çok özel odalarda çok pahalıdır. Yani mesela güvenlik birimlerine genel kurmayımızda bu, muhtemelen vardır belli istihbarat, i̇stihbarat teşkilatında var. vardır. Yani öyle her yerde i̇şte bir Otel yani. odalarında öyle ya da toplantı salonlarının evet. bir köşesinde falan öyle bir şey ha, olmaz. Ha İyi Parti'nin binasının Ya bunlar elektromanyetik dalgaları biliriz. kestiği Efendim? için İyi Parti'nin şey, binasının işte. nerede olduğunu biliyoruz. Hani böyle dinlenemeyen oda inşa edecekleri bir yapı yok diye biliyorum. Tabii ya o kadar karışık. bizde öyle bir şey dakika, yok. ne yani. Bizde öyle söyleyeyim bir söyleyeyim şey yok. Sizde <laughs> <yani. gülüyor> <CHP'de Dine gülüyor> var mı? Yok. Bizde sadece bir sadece e, yani yönetim toplantılarında sadece cemir <laughs> çalıştırıyoruz. Hani çok önemli kararlar hmm. alacağımız zaman. Yani Ama yani onun Cemir dışında... çalıştırılan o da olabilir mi? Eray hocam. Yani ama o başka bir o şey uzakta. bence daha kapsamlı bir şeyden bahsediyor. Çok Bilmiyorum. sıradan bir şey değil yani. Ya burada hani o fara da yani Eray hocam şey... bilmiyorsa biz nereden bileceğiz? <laughs> CPTS'la. Yani oda yok da unutulamayan sadece, oda. Sadece teknik şey. olarak <laughs> e, Genel yani sinyal odası. kesmek şimdi Cemr sinyali kesiyor. Tamam. Evet. Ama bu dediğim e, dinlenemeyen oda kavramı bütün elektromanyetik dalgaları izole ediyor. Kapatıyor. Yani dolayısıyla hani dinlenem dinlenemez yani şu anki teknolojiyle. Ya ben bir da, böyle olabilir. bir oda odada, böyle bir odada... Ya, bazı da... mesela bu oda dinlenmez falan diye hani bazen yani bazı yerlerde telefon çekmiyor ya hani hani burası çekmiyor. Ha, da burada burada de. evet. Aynen dinlemeyiniz. <laughs> <laughs> Aynen dinlemeyiniz. Şimdi, Ümit Özdağ, belki kapısında Ümit, yazıyor dinlemeyiniz. Falan Ümit falan diye. Özdağ kurduğu cümleler böyle üzerine çalışılmış toplumda etki gücü daha yüksek seviyede olabilecek cümleler sürekli tercih eden yapan bir isim. O yüzden ben Ümit Özdam'ın kurduğu bu cümlelerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Peki. Çünkü kendisini milliyetçiyim diyen bir isim örneğin, değil mi? Yani milliyetçilik söz konusu olduğu zaman mangalda kül bırakmayan bir isim ama işte 23 seçimlerinde, 2023 seçimlerinde gördük. Önce altılı masanın karşısında yer aldı. İşte HDP'nin orada varlığına işaret etti. Onlar varsa ben olmam dedi. Sonra İçişleri Bakanlığı'nı kapınca Kemal Bey'den bir anda o tarafta hizalandı. Yani milliyetçi bir insan, milliyetçi bir isim asla HDP ile aynı safta yer almaz. Tabii gerçek milliyetçi Ben Ümit Özdağ'ın hem gerçek milliyetçi olduğunu düşünmüyorum. Turnu sol kağıdı olarak zaten bu seçimde de göstermiştir. Geçmişte yaptıkları da bunu ortaya koymaktadır. Hem de özellikle kurduğu cümlelerin büyük bir çoğunluğunun amacının Türkiye'nin menfaatine olan durumları tamamen tersine çevirmek olduğu kanaatindeyim. Bunlar evet, bayağı eleştirel ifadeler oldu Ferhat Bey'den Sayın Özdağ'a dönük olarak. Gürüz Bey sessiz ve böyle <laughs> Önemli birazdan sizden bilgiler çıkacakmış gibi dinlenemeyen ya, dinlenemeyen öyle. odayı düşünüyor. Din, 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 din. <laughs> CHP'den, CHP'den bir cümlede Meral Hanım'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mahkemede söyleyeceğim demiş ya. Mahkemede açıklayacağım yok. demiş evet. ya. Evet. Mahkemede açıklamasının Türk siyasetine de kendi menfaatine de herhangi bir faydası yok. Neyse o sakladığı gerçekler çıkıp bir gazeteci arkadaşımız olabilir. Bir televizyon programında canlı yayında olabilir. Bekleriz Çıkıp de anlatsın çok isteriz. Ve herkes duysun. Bakın mahkemede duyulması değil. Herkes duysun. Herkes buna göre vicdani kanaatini ortaya Peki. koysun bence. Biz, e Biz sürekli olarak flashback yaptırmak istiyorlar Türk siyasetine. Neden? Hep geriye dönüp hep Neden? geriye dönelim, geriye dönelim. İleride yani biz 2018'i aşalı kaç yıl oldu? Yani 6 yıl oldu değil mi? Çok oldu ama yine oldu. de ilgimizi çekiyor. Şimdi geriye e, dönüyoruz. İki yerel bir genel seçim yaptık. Evet. Hadi. Şimdi e, yine tartışmalar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener üzerinden, e, onlar üzerinden yapılan açıklamalar, değerlendirmeler ya da bir takım söylemlerle <laughs> devam ediyor. E, yani mevcut durumda acaba seçmen, halk, halkın gündemi bu mu değil mi o ayrı bir şey ama madem konu bu bunu konuşalım. Ee, bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun içine sindiremediği bir şey var. Ya Bu insani bir duygudur, gayet de doğaldır. İnsani bir duygu. Şimdi siyaset yaparken bazen duygularınızı bir kenara bırakmak gerekir derler. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendine göre şöyle bir şey yaşamıştır. Çok 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 yakınında olan insanların bir anda onun karşısına geçtiği ve dolayısıyla onların başarısı ne olursa olsun ona ihanet ettiği düşüncesiyle hareket ediyor. Parti birinci parti olmuş. AK Parti ile uzun yıllar sonra 1973'ten bu yana ilk kez Türkiye'de birinci parti olmuş. Ve 22 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez AK Parti'yi de geride bırakmış. Ve aradaki mesafeyi de sürekli açıyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu olaylara buradan bakmak yerine yine kendi e, yaşadıkları üzerinden bakmaya devam ediyor. Yeri geliyor üstü kapalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı isimleri isim vermeden e, onlar üzerinden eleştiriler yürütüyor. Ben buradayım. Demek ki o Sayın Kılıçdaroğlu'nun alıştığımız bir tavrı vardı masaya vurmak <gülüyor> videolarda <gülüyor> Burada da vardı. Burdayım. Burada masaya vurmuyor ama masaya vurmaktan da beter yapıyor. Dolayısıyla yeri geldiğinde de ben Cumhuriyet Halk Partiliyim partinin başarılı olmasını istiyorum diyor. Ya yani Ciddi bir çelişki var o ciddi çelişkiyi hem parti tabanı görüyor hem seçmen tabanı görüyor hem kamuoyu görüyor. E, Meral Hanım'ın durumuna geldiğimizde ya Meral siz söylemeseydiniz bakın biz bunları hissettik. Bunun farkına vardık. Ama siz söylemeseydiniz kamuoyunun büyük bir bölümü, belki de ezici bir bölümü, tamamına yakın bir bölümü Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerine sanki Sayın Ümit Özdağ dinlenmeyen bir odaya çağırmış da ona söylemiş, söylemiş gibi, gibi algılanıyor evet. yani bu tak, tak, çok doğru. önemli Öyleydi. hocam bunu paylaşan sayfalar da özellikle Zafer Partisi ile ilsaklı sayfalar bunun da altını çizelim yani o cümleyi o dinlenemeyen oda ifadesini özellikle kullanıyor servis eden sayfalarda sanki Ümit Özdağın kendisine söylemiş gibi algılanması adına bir içerik belirliyor Çünkü e, Ümit Hoca yani yakından tanırım Ümit hoca'ya sorsanız der ki ee, ben öyle bir şey demek istedim. Demedim ki yani. Yo zaten kendisi e, söylüyor onu. Ben evet. ama kamuoyu bunu böyle algılamadı. Herkes tek tek Ümit Hoca'yı bulup da böyle mi demek istedin? Ya da bizim yayınımızı izleyip ya da bizim gibi bu konuları konuşan yayınları izleyip bu sonuca varamaz. Herkesin vardı. Orada bir sonuç. algı yayıldı diyorsunuz. Tabii bir algı yayıldı. O zaman şunu sormak lazım. Emel Erhan Hanım 2018'de Cumhurbaşkanı adayıydı. Nasıl Ve oldu bu iş? 7.29 oranında oy aldı. Ya 7.29 oranında oy alan bir insan acaba seçmenlere eee İyi Parti tabanına şunu mu dedi? Bana şu kadarcık oy verin. Her bir İyi Parti seçmenine ulaşıp 7.29'da kalırsak nasıl Erdoğan seçtirdi seçilir. diyorsunuz yani? Yani bu, bu, bütün bu anlatılardan çıkan sonuç bu. Mantıklı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Belki o araştırma firması öyle ayarlamıştır. Yani şimdi Meral Hanım konusunda mesela saraya giden Kemal Bey'in söylediği saraya gidenden bu beklenir gibi bir ifade ben öbür kelimeleri kullanmayı sevmiyorum. Şaşırmadım diyor. Yani o zaman şunu İhanet üstü diyor. kapalı olarak da hadi açık olarak da zaten Sayın Özgür Özel'e ne demişti sarayla? Müzakere edilmez, mücadele edilir demişti. Evet. Yani o zaman tamam saraya gitmedi Sayın Özgür Özel ama... Genel, sarayda genel merkeze gittiniz. Genel merkeze Baş gittiniz gitti. ve ben ömrüm boyunca onlarla görüşmem, bir araya gelmem dediğiniz insanla görüştü. O zaman aynı şeyi Özgür Bey için de mi söyleyeceksiniz? Yani bu bir şeyi gösteriyor. E, Kemal Bey'in çok ciddi, e, bitmeyen, bir türlü içine sindiremediği ve kabul edemediği e bir ihanete uğramışlık duygusu var. E ve bunu kimden? Siyaseten başlangıçtan itibaren partinin değişik kademelerine taşıdığı insanlardan, görev verdiği insanlardan, MYK'ya taşıdığı grup başkan vekiline taşıdığı bir değişiklik. Ama siyasetin doğası bu. Eğer siz siyasette başarılı olamıyorsanız partinin içinden birileri çıkar, sizinle de bunu konuşur. Hani konuşmadan olmuş şeyler de değil. Mesela Özgür Bey gidip de hiç Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemeden bir sabah yattı, bir akşam yattı, sabah kalktı ben adayım dedi. Öyle aday oldum de, demedik genel Başkanla. Kemal Bey'le konuştu bunu, istişare etti. E, kendisinden hani şu ifade de doğru değil. izin aldı bir yerde. Tamam olabilir şeklinde, olabilirsin şeklinde bir e, onay da aldı, olur da aldı. Dolayısıyla yanında kimler olacağı da belliydi. Ama bunun hepsi o Zoom toplantısından sonra başlayan süreçle gelen şeylerdir. Evet. Partinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük sorunu şudur: Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan hiç kimse zarar veremez. Rakip partiler zarar veremez. Hep kendi içindendir bu zarar. Öyle Gruplar mi? çıkar, kişiler çıkar, sürekli olarak böyle yükselen, yukarı çıkan birileri aşağıya çekmeye çalışırlar. Ya şimdi Özgür Bey sürekli yükseliyor. Olur olmaz bir takım açıklamalarla birileri onu aşağıya çekmeye çalışıyor. Ama buna rağmen devam ediyor. Buna rağmen devam ediyor ve mümkün olduğu kadar da söylemlerine, kullandığı ifadelere, diline her anlamda siyaseten de olsun, insani de olsun dikkat ederek devam ediyor. Ya bir gün belki o da artık şurasına gelecektir. Ee, hiç de istemediği, hiç beklenmeyen bir yanıt verecektir. Böyle yapanlara ee, Durmadan mesajlar geliyor bana Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Aydar'a da geliyordu. bazı arkadaşlardan. Yani şu anda hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan ve kendilerini Kemal Bey'in yanında konuşlandıranlardan geliyor. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz kendinizi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşlandırırsınız. Başka bir yerde konuşlandırmazsınız. Onlardan Ama, mı size mesaj geliyor? Mes şimdi diyorlar, ne diyorlar ki şu 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 parti kurulacak. Bu partide şunlar olacak. Şu şu partiyle birleşecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyoruz. Bakın AK Parti'nin kuruluş yıldönümü dakika, kullanacak. Kılıçdaroğlu yani, mu parti kuracak anlamında bu? Kuruldu o anlamda söyleniyor. Canım. Evet evet kurulmuş. kuruldu. E, yani Emanetçilerde. E, söyleniyor. Geçilecek deniliyor Söyle. bilmem ne. ne, de? ne. Bunu, bunu söyleyen arkadaşlar söyleniyor. bile kamuoyunda bunu tartıştırmaları, evet. bunu tartıştırmaları ait oldukları partiye zarar vermekten söylüyorum. başka bir şey değil. Yani bunca yıldan sonra büyük bir fırsat geçirmiş, büyük bir rüzgar yakalamış Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüme yolunda. Dolayısıyla siz de durun yıllarca emek verdiğiniz o partinin içerisinde yaşadığınız ne varsa, sıkıntı olarak ne varsa, haksızlık olarak ne varsa bir kenara bırakın, partinizi düşün. Ama böyle bir anlayış dediğim gibi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan değil içeriden kendi insanlarından, gruplardan, kliklerden, hiziplerden olmasa bile yaratılan şeylerden geliyor ve bunu da birileri destekliyor. Ee, son olarak şunu söyleyeyim, çok uzattım farkındayım. Eee İyi Parti belki de işte AK Parti'ye katılımlardan bahsediliyor. Birazdan ondan konuşuruz diye düşünüyorum. Oraya çok ayrıntılarıyla girmeyeceğim. Çünkü bazı isimlerden bunu sordum. Var mıdır böyle bir şeye? Gidecek misiniz? Katılacak mısınız? Vesaire diye. ya Biz bunu konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden böyle bir şeyler doğurmaya çalışan, bir şeyleri almaya çalışan bir kesim var. Ali Aydar'ın şu sözüne ben çok katılıyorum. Mevcut delege yapısına Baktığımızda bu delege yapısı evet son kurultaydan önce herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na ağırlıkla oy vereceğini büyük oranda oy vereceğini ve bir farkla da Kılıçdaroğlu'nu seçeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı delege başka bir tercihte bulundu o tercihin ardından başka bir şey ortaya çıktı. Bir daha şey yapılırsa bu delegeler zaten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilmişti. De Delegelerde onun genel başkanlığı sürecindeki kurulta e e kongrelerde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerler. Hayır delege şu anda şunun farkına vardı. İktidar kokusu aldı. Yani bir iktidar beklentisi ve bir iktidar hırsı diyelim. İktidar beklentisini, iktidar hırsını Öfke ile birleştirmezseniz başarılı olursunuz. Şimdi burada öfke ile birleştirilen bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında içinde yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı, e, şu su bu su olduğu diyen, önemli mevkide ola, olduğu söylenen insanlar tarafından bu bazı insanlar tarafından pompalanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bize şunu gösteriyor. CHP kendi içerisindeki bu sorunları aşmadan bitirmeden ki tüzük kurultayı biraz turnusol kağıdı da olacaktır. Birçok şeyi sakinleştirecektir. Çünkü tüzük kurultayı da artık CHP nasıl muhalefet yapacağını değil Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmaya çalışacaktır, göstermeye çalışacaktır. Bu da kamuoyunu mutlaka etkileyecektir. O zaman biraz geriye dönelim. Ne 2018'deki Sayın Meral Akşener'in bu adamı kazandıralım. Ne hatırlayın Sayın Muharrem İnce'ye o seçimde aynı seçimden sonra 2018 seçiminden sonra adam kazandı sözü üzerinden yapılmadık linç kalmadı. Seçim bittikten sonra Se bile. E seçimde, seçimde. Yani ne deseydi yani adam kazandı e, kazanmış tamam bunu söyledi. Hala daha bunun şeyini görmektedir. Ve bugün bazı arkadaşlar da e, çıkıp ısrarla CHP'deki arkadaşlar birazdan Ali paylaşırım şey <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> yani şu 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 partiler kuruldu, şu şu partiler var, şunda şunu olacak, bununla bu olacak. Ya bunlar gerçekten çok komik şeyler. ki kuruldu bunun o Kur'anlara siyaseten sağlayabileceği herhangi bir avantaj olmadığını yani bir iktidara gelme veya ana muhalefet şansını elde etme veya meclise girme imkanını sağlamayacağı ortada. Biz bunu görebiliyoruz. Onlar nasıl göremiyorlar? Gerçekten e son ben yani Bazen insanlarda bir takım hırslar, bir takım makamlar, çünkü biraz önce Gürbüz Hocam söyledi, çok beklenen bir şey değildi. Yani bu değişimin gerçekleşmesi. Yani Sosyal Demokrat Partilerde ya da Demokrat Partilerde elbette ki yarış parti içinde olur. Yani nereden olacak? Hani başka dışarıdan birini Hı -hı. getirip yani hatırlıyoruz hepimiz hani ya da biz hatırlıyoruz. siz daha genç olabilirsiniz. Ee, mesela Erdal Bey e, Deniz Bey'i genel sekreter yaptı. 3 defa karşısından çıktı Gen genel başkan adayı oldu. Ve bir gün şunu söylemedi. Sen beni arkamdan hançerliyorsun, sırtımdan hançerliyorsun diye bir ifade kullanmadı. Bu doğru bir şey değil. Yani sen Karayalçın, Aydın Güvengürkan karşı karşıya geldiler. Yani daha sonra Deniz Bey ile Altan Bey karşı karşıya geldiler. Yani ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaşayan bir parti değil ki. Dolayısıyla bizim siyasal kültürümüzde mutlak suretle parti içinde bir şeyler iyi gitmediği zaman. Ya onu bırakın yani İsmet Paşa'nın oğlu gibiydi Ecevit. Ve Ecevit çıktı İsmet Paşa meydan okudu yani hani. Hani batı cepheti komutanı komutanımı dersin, ikinci adamı dersin, milli şef mi dersin? Böyle bir büyük bir karaktere, Çok böyle büyük bir, bir şey, ee, bir öyle ciddi. dolayısıyla yani bunu böyle bir siyasal kültürün içinden geliyorsunuz ve diyorsunuz ki efendim işte bu bir ihanet, işte bu halk bunu böyle görmüyor. Şurası biraz Şöyle sıkıntılı. Kemal Bey açısından değerlendirdiğimizde kurultaya, kongreye, belediye başkanlarının etkisi ve belediye imkanlarının delege üzerinde bir etki yani oluşturmasına tepki gösterenler. Ya yani ben yani yani çocukluğumdan beri dediğiniz gibi şöyle yol yürüme şeklinin farklı olması gerektiğini yani parti kurulduğundan kongre. beri ailesi bu partinin içinde olan biriyim. Ee, bir çocukluğundan beri bütün kurultayların, bütün kongrelerini takip etmiş biri olarak söyleyeyim bizim parti delegemizin son derece demokratik bir vicdanı vardır. Yani parti nereye gidiyor, nereye gitmesi gerekiyor. Hiçbir şey söylemeseniz bile öyle bir sentez çıkarıyor ki ortaya herkes o gerekli mesajı alıyor. Yani bu süreçte de biz eğer bu değişimi gerçekleştirmemiş olsaydık bu başarılar elde edemezdik. Yani biz belki İstanbul'u yine alırdık, belki Ankara'yı yine alırdık. Çok büyük yani Mersin'i yine, Adana'yı yine alırdık ama ama bir Kırıkkale alabilir miydik? Bir Denizli alabilir miydik? Bir Kastamonu'yu alabilir miydik? Bir Manisa'yı alabilir Adıyamanı. miydik? Adıyaman'ı alabilir miydik? Yani bu kadar hemen ama hemen burada bu şunu düşün... da unutmayın Ali Haydar Bey. Bence AK Parti'nin seçmeninin AK Parti'ye verdiği uyarı ve tepkiyi de göz önünde Hocam o her var. zaman oluyor. O bakın o yani o o o azade tutar sözümüz tut, değil, 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 değil. bütün Bakın e, ama, olayı şu, ama şu bence hatalı bir değerlendirme. E, eğer bir değişim olmasaydı o insanlar kendi partilerinde kalmak isteyebilirlerdi. Ya bunlarda da bir değişim olmadı. Dolayısıyla ben oy vermiyorum diyebilirdi. Tıp şey düşün 2001 krizini düşün. 2001 krizi olmasaydı AK Parti iktidar ol olur muydu? Olmazdı ama sadece onunla ilgili değildir. Çünkü AK Parti yeni bir kadro çıkardı 2001'de başka bir toplum başka bir şeyle <laughs> e bir öyle, şimdi yeni biz. bir formasyon sundu toplumunu önüne dedi ki ben böyle bir ülke yaratacağım insanlar buna makul ve mantıklı yaklaştılar gittiler iktidara taşıdılar benzer bir süreç şu anda bizde oluyor ve biz diyoruz ki ya biz 21. yüzyılın yeni yüzyılın partisini kurmak zorundayız dolayısıyla yani cumhuriyeti kurmuş bir partinin ve bunun temel değerlerine son derece bağlı bir partinin bu kadar ülke bu kadar büyük sorun ağır sorunlar içerisindeyken hiçbir şey yapmıyormuş gibi durması kabul edebilir bir şey değil. O yüzden biz bir değişim sürecini hareketlerini başlattık. Genel Başkanımızla Özgür Bey ile Ekrem Başkan'la hep birlikte oturduk, konuştuk, tartıştık bu süreci. Efendim işte Zoom toplantısı, her türlü toplantı yapıldı, herkes konuşuldu. Bundan hiçbirinden de insanlar habersiz değillerdi yani. Yani Özgür Bey ilk genel başkanımız ilk gitti, konuştu kişi. Ama Ali ya ne tartışılmıştı hatırlayın. Tabii, tabii. İl, o ilk Zoom toplantısı. Evet ama e, ben size şunu söyleyeyim. Çıktığında... İlk Özgür Bey Genel Başkanımız karar verdiğinde gidip konuştu kişi bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Peki Çok yakını olduğu için belki de gücüne gitti ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bir cümle şöyle bir Tabii. eleştiride bulunacağım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla defalarca röportaj da yaptım yani. Şimdi hep şey der kendisi. İşte bizim partimizde parti içi demokrasi var. İşte biz e, bu AK Parti gibi yönetilmiyoruz. Kendisi de AK Parti demiyor, AKP diyor. İşte onlar gibi yönetilmiyor. Bizim partimiz herkes işte fikrini çıkar söyler. Burada işte atıyorum genel başkanlığa aday bir kişi bile çıkamaz. Bir kişi hani genel başkan olmak istese bunu söyleyemez bile aklından bile geçiremez. Şimdi senelerce başarılı olmuş bir parti kaç defa cumhurbaşkanı başbakan olmuş bir insan sayın Erdoğan'dan bahsediyorum. Kemal Bey'in beklentisi AK Parti'de birisinin çıkıp işte ben genel başkan olmak istiyorum demesi. Pardon bir başarısızlık yok ki birisi çıksın böyle bir şey söylesin. Sen yüz defa başarısız olmuşsun. Kaç tane seçim kaybetmişsin? E birileri de çıkar der ki parti içi demokrasiden bahsediyorsun ya. Der ki kardeşim ben de adayım. Madem bu kadar parti içi demokrasi düşkünüsün, o zaman sen de e, bu e, bahsettiğin demokrasiye yukarı kaç aday olsunlar. Son olarak şöyle bir şey Buyurun. söylüyorum. Eski Genel Başkanımıza Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yani ona sevgi ve saygı besleyen bir insan olarak şunu söyleyeyim. Yani bu tür gündelik tartışmalar içinde olmasının kendisine büyük zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden hani bir tür oblusman, bir tür hani hani Demirel gibi düşünün. Hani siyasetin akil insanı pozisyona girmesi hem onun açısından hem Türkiye siyaseti açısından hem parti siyaseti açısından bence son derece verimli olacaktır. Umuyorum ve diliyorum e, bir takım yanındaki insanların hani gazına gelip de ee, yani başka bir takım arayışlar içine girmez. Bunun son derece zarar verici bir nitelikte olduğunu. Ferhat Bey gülümsüyor. Çünkü Ferhat Bey dedi ki parti kuruldu bile diyorlar. Doğru yani söylüyor. Oradan, Ali, Ali Haydar Bey parti şey disiplini çıkmaz. içinde konuşma yapma zorluğunu hissettiğim biraz hocam. gülümsedim. <laughs> Gayet özgür yani... konuşuyorum ama şunu söyleyeyim o partilerle ilgili. Yok, parti nezaketen, kadar... nezaketen Sevgili hocam canım, bugüne hani. kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp da başta tek bir parti yok. Bizim böyle bir geleneğimiz yok yani partide o aynen. parti yani mümkün değil. Yani Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit. E o aynen öyle o, o, ama, değil. ama onun hani onun onun başka bir hikayesi var. Hani gerçekten özel bir hikayesi var. Ama şunu söyleyelim. Yani şu koşullarda bakın şunun altını çiziyoruz. Yani şimdi ne söyleyebilirsiniz? Yani parti birinci parti olmuş. Görülmemiş kadar bir başarı elde etmiş. Oylarını sürekli arttırıyor. E, Ayda ne Ayda ne Bey, söyleyeceksiniz? Buradaki soru hani o partinin yeni kurulan partinin başarılı olması değil de CHP'den güç bölüp bölemeyecek. Ama buna da insanlar seyirci kalmaz yani. Bu kadar biraz önce değerli hocam söyledi. İlk defa kendisini iktidara bu kadar yakın hissediyor. Genel olarak yakın hissediyor. Ve diyor ki ben yerelde bu kadar başarı elde ettim. Şimdi bu saatten sonra ben çıkıp da diyor benzer bir takım tartışmaların içine parti sokmak istemiyorum. Eren Erdem Bey'in Twitter'daki paylaşımını gördünüz mü Yok, acaba? Yok Kendisi bir tweet'i alıntılıyor ve aslında bütün tartışmaların özeti bence. Diyor ki yapılan bütün anketlerde halkın dilinde tek bir isim var. Mansur Yavaş anketlerde ilk sıraya taşıyan başlıca sorulardan bazıları Cumhurbaşkanı kim olmalı? En güvenliğini siyasetçi kim? En başarılı belediye başkanı kim? Bu tweet'i alıntılıyor, alkışlarla paylaşıyor. Şimdi Eren Bey'in kim olduğunu, kime yakın olduğunu herhalde burada insanlara anlatmamı gerektirecek bir durum yok. Siyaseti biraz takip eden bir insan kendisinin Kemal Bey'le olan yakın münasebetini bilir. Şimdi biliyorsunuz Mansur Bey Kemal Bey'in destekleyici konuşuluyordu. Eren Bey'in bu tweetini de görünce aklıma bunlar geldi. Mansur Bey'in de aslında bir cumhurbaşkanlığı arzusunun kuvvetli olduğunu da biliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Bu ayrışmayı kullanabilirler. Yani Ekrem Bey de bunu çok istiyor. Şimdi bunlar gerçekler. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gönlünde yatan şey net bir şekilde cumhurbaşkanı olmak ki Üsküdar Belediye Başkanı hanımefendiyi işte sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın diye anons ediyor. Yani diyor ki ben bir daha bu pozisyonda. Kim anons ediyor? Yani Ekrem Bey bunu söylüyor on yani onunla alakalı ben Ekrem Başkan'dan böyle bir şey duymadım. Yaptı yaptı şey haberlerde Konuşuldu. okudum. Konuşuldu evet. 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 Hayır, şimdi arkadaşlar bir yanlış var ya. Ya ya da şöyle <laughs> söyleyeyim Söyle söylemedi de şöyle. şöyle ya onu demi. Şöyle. destekleyen bir argüman olarak söyleyeyim. Şimdi İsmail Saymaz'ın da kim olduğunu herkes biliyor. Hı. Yani kimin adına ya özellikle kimi temsilen yazı yazdığını. Yapma İsmail iyi isim. bir gazetecidir. <laughs> ya iyi gazetecidir. <laughs> kötü iyi bir dostundur. Ayrı bir mesele de şu anda Ekrem Bey'in lehine bir pozisyon almış durumda ve dört tane isim yazdı. Hani şu günden bakın daha 4 sene var. Genel seçimlere. Ama dün işte toplantı yapıldı bunun için. Ve, e, ben onu söyleyeyim size. Beş Mesela dün yani 5 sene var yerel seçimlerin dün bitmesine. Bu arada dün millete büyük bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü 4, hocam, 5 seneliğini Cumhurbaşkanı seçmiş. Söylüyorsun. 5, 5 seneliğine şunu, şunu belediye başkanı ek... seçmiş. Ama CHP medyası özellikle Ekrem Bey'e yakın medya 4 tane belediye başkanı. Birisi Sinem Dedetaş. Bir diğeri e, onursal adı güzel. Hı hı. Bir diğeri işte Rıza Akpolat. Rıza Akpolat. Bir tane daha var diyelim. Şişli. Şişli. Evet. Emrah Şahan. E, 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 evet. Şişli. Ama Belediye şunu söyleyeyim bakın koyarak, dün dün il baş... İBB Başkanı tartışması. Sevgili yaptırıyor. hocam bu bu e, bakın ben Ya da hemen... şöyle sorayım. Ekrem Bey desek ki mesela böyle işlere girmeyin kardeşim dese. Dedi işte İsmail saymaz o yazı mı? Bir şey söyleyeceğim. Dün sevgili hocam bakın ben <laughs> Ekrem Başkanla da Mansur Başkanla da Genel Başkanımla zaten görüşüyorum. Görüşüyorum bu isimlerin mevcut bu tartışmalara gerçekten çok yıpratıcı bulduklarını biliyorum. Ve kendileri mümkün mertebe buna sakındıklarını biliyorum. Ee, hani sizin CHP medyasına dediğiniz kendimce de evet böyle bir hakkınız var doğru söylüyorsunuz. Bir takım isimleri şu anda gündemleştirmeleri doğru bir yaklaşım değil kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Dün il başkanımız Sayın Özgür Çelik ve gene şey e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Başkan bir toplantı yaptılar. Belediye başkanlarına bu tür bir tartışmanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini çok net bir biçimde ifade ettiler. Dolayısıyla bu saatten sonra ben o tartışmanın bir daha herhangi bir biçimde yapılacağını düşünmüyorum. Ama Ekrem Başkan'ın ben onu duymamış, kaçırmış olabilirim. Yani Sinem Hanım'a Hani benden sonra... Siz şöyle e, sinemanın e, biliyorsunuz bir eyle, açıklama yaptı. Oraya yine evet, konuştum. Ben İstanbul'u evet. yönetmeye hazırım gibi evet, bir evet, şey söyledi. Evet evet tamam. yine söyledi. Zaten size şöyle söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz ilk daha e, seçimler yapıldığında Ekrem Bey Sinem Hanım için İstanbul'a da çok yakışır gibi bir ifadesi vardı. Şimdi onu bulmaya evet, çalıştım. Onu ben Onu kaçırmışım. işaret etti. Hatırlarsın Başak evet, sen. Evet İstanbul'a şey da çıktım. çok yakışır evet, dedi. Evet, yani doğru. bir sonraki adayını... Nukhet Hocam onu ben kaçırmışım. Evet evet bakın yani beni evet. doğruluyorlar. Ben yani aslayan Sen niye hani, ya yani? yani. <laughs> Ama öyle çünkü öyle oldu. İstanbul'a da çok yakışacak gazeteci. dedi. Yani kendisi bir daha İstanbul'a aday söylüyor. Ama o yine Ekrem söylüyor. İmamoğlu Cuma style bir cümle. Hemen o sağa sola çevrilir. İstanbul, Ama... Üsküdar İstanbul'a değil mi canım <gülüyor> diyerek. <gülüyor> çok iyi. Çok güzel şey, olur. Hocam, ben size yani Ekrem Bey. çok uzun bir maraton. Ya, yani, ki. Yani yarın öbür gün kimlerin aktörleşeceğini, kimlerin ön plana çıkacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Yani başka bir türkiye tablosu ortaya çıkar. Başka adaylar Özgür başka Bey isimler çıkar, ortaya çıkar. Bir yanda, yani yani Cumhurbaşkanı yani, adayı olarak özgür yani Hakkıdır hiç da hiçbir şey, aday hiç, olmak. Yani yani bu, bu bu süreç her şey gebe bir süreç dolayısıyla o yüzden sakin olmakta. Yani bence asıl mesele şu. Biz me bu ülkenin mevcut sorunlarda nasıl kurtarırız bunu konuşmak lazım. Bizim açımızdan söylüyorum. Yani Türkiye'nin temel meseleleri nedir? Örneğin biz tarımda ne yapacağız? Şimdi biz onun hazırlıklarını yapıyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Yani işte hocam bahsetti. 4 Eylül'de Sivas'ta sonrasında da bir tüzük var. Kastan program tartışması başlatıyoruz. Türkiye'nin temel sorununa nasıl çözümler üreteceğimizi konuşacağız. Ondan sonra toplumumuzun, halkımızın karşısına çıkacağız. Diyeceğiz ki kardeşim senin sorunun bu, çözümün de bu. Hani senin aklına, vicdanına yatıyorsa biz senin oyuna talibiz diyeceğiz. Bir, ben bitirmemiştim. Çok Hep bekledim. Rica ederim olur mu? Güzel şey oldu, oldu, ben bir dinledim. açılım olmuş Ben oldu, bitireyim çok uzun değil bitireyim. Bu sefer cümle pazarlığı da yapmayacağım. E, <laughs> şöyle. iki de e, şimdi anlaşın şimdi, siz. Bu son seç <laughs> son e, seçimde. Hocam ne yapsın orada hiç konuşamadın. Evet, ama abi, ben birinci turu tamamladım. Ama bütün <laughs> bugün cümlelerini konuldu. ilk turda baya baya kullandı. <laughs> evet. 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 son, son, son seçimde yani 31 Mart ıı, seçimlerindeki CHP'nin bu büyük başarısının bir kere perde arkasındaki en önemli nedenlerinden birisi, evet değişim var. Ama değişim kimin içinde o değişim? Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy veren seçmenler içindi. Çünkü sandığa gitmeyeceklerdi. 11 ay önceki seçimlerde çok ciddi bir sıkıntı vardı. Kazanacağız, %55 ile, %56 ile, %60 ile kazanacağız diyerek bazı kamuoyu şirketlerinin de insanları böyle bir rehavete soktukları ama o gece çok büyük bir hayal kırıklığına geçtikleri ve ardından da ya ben bir daha sandığa gitmeyeceğim diyenlerin Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin sayısı ki Cumhuriyet Halk Partisine ilk defa oy verenleri saymıyorum sayısı inanılmaz derecede artmıştı. Bunu Özgür Bey gördü. Bunu Kemal Bey'le de konuştu. Bakın gidiyor. Taban elimizden gidiyor dedi. Birincisi bu değişim o tabanı tutmak içindi. Hep aynı adamlarla, hep aynı isimlerle Yıllardır orada milletvekilliği, belediye başkanlığı yöneticilik yapan isimlerle değil, işte karşınıza Cumhuriyet Halk Partisi yeni isimlerle çıkıyoruz dedi. Ama ama kaza o seçimi kazanmanın temel nedeni ekonomik tabloydu. Bunu hiç kimse unutmasın. Evet. Eğer o ekonomik tablo son seçimlerde emeklilere beklenen zam yapılmış olsaydı acaba böyle bir sonuç çıkar mıydı? Evet yine başarılı olurdu Cumhuriyet Halk Partisi. Ama böylesine başarılı olabilir miydi? O büyük bir soru, bir soru işareti. işareti. Oraya doğru. bir bakalım. Çünkü eğer oturup doğru konuşmakta, objektif olmakta yarar var. Eğer bu ekonomik tablo giderek kötüleşen ve bir türlü düzelmeyen, düzelmesi beklenen ama bir türlü düzelmeyen, alınan her türlü tedbire rağmen hala da insanların dönüp ceplerine baktıkları, hala dönüp mutfaklarına baktıkları, hala da inanılmaz bir şekilde bakın bu hepimizi ilgilendiriyor. Artan fiyatlar, okul fiyatları, market fiyatları yani hiçbir şeye gücünüz yetmez bir hale geliyorsanız geliyorsunuz tabii çok rahat yaşayanları saymıyorum. Onlar ayrı bir yerde ama halkın çok büyük bir bölümü ekonomi sıkıntı çekiyor. Eğer iktidar, AK Parti bu sorunu kendi açısından çözmezse bir türlü kendini yenileyemeyen, alternatif geliştiremeyen, sürekli tekrar eden bir anlayışla bir yere gitmesi mümkün değil. Belki bu kurultayda, e pardon, kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin vereceği mesajlar partiye transfer olanlar değil. Gelen belediye başkanları ya da milletvekilleri değil. Bundan sonra ne yapacağı. Milletvekilleri sahaya indikte, indiğinde halktan nasıl karşılık bulduklarını ve Onu onlara ne Bütün bunların arkan. hepsi önümüzdeki Burada süreçte Cumhuriyet üzerinde Parti, durmamız Partisiyle. gereken mesele biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği ve sinyaller yani son cümleyi söylüyorum. Son cümleyi Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu böyle konuşuyorsa bir şeyin özgüveniyle konuşuyor. Neyin özgüveniyle? Işte neyin özgüveni? Onun özgüvenini de açıklamıştı kendisi zaten. 50 milletvekili demişti hatırlayın. Evet. Gerçekten ona bağlı 50 milletvekili var mı? Bakın, partiye mı? bağlılık ayrı Kendisine Siz her şeyi bana ayrı. soruyorsunuz ama. Şimdi <laughs> 50 milletvekili <laughs> bağlılığı <laughs> var mı? Bunu, Hazır bunu hani mi? benim bildiğim <laughs> partiyi ben de biraz biliyorsam, içinde olduysam geçmişte şu kadarını söyleyebilirim. Evet bazı milletvekilleri var. 50 kadar Hala var mı da. Peki? Ama sayı 50 midir, 5 midir, 60 çok mıdır onu kendisini bilemem. Kendisini gerçekten... 35 Sink, daha 50 arasında vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok yakın hisseden mutlaka vekiller var. Ama ben böyle bir rakamın olabileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir daha doğrusu milletvekillerimizin mevcut Türkiye tablosunda yani gözü kapalı bir biçimde var olan gelişmeler sanki yokmuş, yaşanmamışçasına hareket edeceklerini düşünmüyorum. Ayrıca şöyle bir şey söyleyelim. Yani milletvekilleri doğal delegeler. Evet. Ee, ya yani bizler de parti yöneticileri olarak doğal delegeleriz ama bir de 1200 hani delige var. Dolayısıyla yani rakama vurduğunuz zaman aslında milletvekili, 50 milletvekili diyelim hani öyle bir şey olsa. Yok, o Delege, Delege babında değil. Yeni şey kurulacak mi? parti aslında bir be, beyin fırtınası <laughs> yaparsa <laughs> ya kimse, şöyle. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp başka bir partiye gitmez. Şöyle nasıl bir beyin, beyin, fırtınası beyin fırtınası yapalım mı? Mesela Kemal Bey şunu düşünüyor. Kemal Bey'in birinci siyasi motivasyonu ne şu anda? Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almak. Kurultayın intikamını almak. Bu bir. Bunu nasıl sağlayabilir? Bir tane parti kurdurur. Mesela bunun adı SHP olur. SHP'ye 30 tane, 40 tane milletvekili geçer. Kurdurmaz, açtırır. Evet, açtırır. Ama tekrar kuruldu. Ya kuruldu. Doğru, kurultay Kongre delegeriyle karar Tabii. veriyorlar. Evet. Tekrar kuruldu <laughs> benim bildiğim Yok, kadarıyla. Yok, Tekrar kurulamıyor. Şöyle, e, en son SHP'yi, isimde farklılık var. En son SHP'yi dağıtan ekibin yani kurultay delegilerinin imzası gerekiyor. O imza olmadan hmm. o parti yeniden açamıyorsunuz. Zaten Dolayısıyla şöyle, isim isim benzerliği. Orada bir tür orada evet, bir şey, algı evet, algı. algı yani bir CHP birleşmesi ama, CHP. E, açılımı CHP kurdu. Diyorsunuz. 30 tane milletvekili geçti. Partinin adı da CHP 40 tane yani. tane milletvekili mi? geçti veya HDP ile de beraber hareket eden bir CHP. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir güce sahip olur. Bunu bir kenara koyalım. Hmm. O zaman e, onların adayı yani Mansur Yavaş'ın onlarla hareket ettiği et, e, savı doğru olmaz. Çünkü he, e, HDP ya da DEM Parti Mansur Yavaş'a oy Şimdi, vermez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında bir partiyle sosyal demokrat olduğu ifade eden ki geçmişte SODEP'ler var, benzer örnekleri var. HDP, DEM beraber hareket ederse bir güç oluşturur mu? Oluşturur. Veya B planına geçelim. HDP'siz bir CHP ve diğer sağ partilerin desteğiyle Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığında toplanan bir yapı. Ekrem İmamoğlu'nun sıkıntıya sokar mı? Sokar. Her ikisi sokar. de sıkıntıya sokar. Ekrem İmamoğlu'nun intikam almak adına böyle bir stratejiyi geliştiriyor olabilir. Bu bir beyin fırtınası, bir kulis bilgisi, Peki. bilgi vesaire değil. Benim bu konuda bir kulis bilgim Tabii. var. Evet, alalım. Ee, e... SHP mi adı? Ben böyle arada geçiyor ama biraz daha netleştirerek. Şu ederim, kulis bilgisi kesin? var ama, özür dilerim. Ee, SHP'nin bundan sonraki çalışmalarının, Finansal altyapısını eski CHP'li bazı belediye başkanlarının üstlendiği konuşuluyor. Tunç Soyer gibi mi diyorsunuz? Yani İstanbul'dakiler İstanbul'da var mesela. İstanbul'da ilçe olabilir mesela. Ataşehir hmm. mesela. İşte hmm. Sarıyer mesela gibi. Peki. Get Şimdi senin şöyle e, Kemal Bey'in net bir şekilde çalışma yaptığını Kemal Bey'e yakın isimlerden öğrenmiş olduğumu söyleyebilirim. Şimdi öncelikli olarak hedefi kurultayda aday olmak. Ya diyelim olamadı veya aday oldu seçilemedi. Yine böyle bir şey oldu. Kurulan bir parti CHP olabilir. Şimdi isim vermek istemiyorum. Başka bir şey olabilir. Bunun üzerinden siyaset yapmaya devam etmek. Şimdi yaklaşık olarak 350 civarı delegenin zaten bu arada kurultay kısmı ile ilgili kendileriyle birlikte hareket edeceğini, hatta bu sayının 500 civarına da çıkabileceğini şu an için düşünüyorlar. Ama dediğim gibi, diyelim ki bu kurultay kısmını geçti, başka bir parti üzerinden ki yaklaşık olarak 30 milletvekiline kesin gözüyle baktıklarını ben size ifade edebilirim. 30. O vekilleri alarak bir başka parti üzerinden Mansur Yavaş'ı desteklemek gibi bir hedefinin olduğunu dediğim gibi Kemal Bey, e oldukça oldukça ayrılıyor. yakın isimlerden öğrendiğimi söylemek isterim. Kemal Bey'in tekrar bu şekilde siyasete dönmek ve Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olası Cumhurbaşkanı adaylığını günün sonunda siz de doğru söylüyorsunuz. Evet istiyor olabilir ama her şey de değişebilir. Belki Ekrem Bey Özgür Bey'i desteklemek ister. Belki ikisi birlikte Mansur Bey'i desteklemek gibi bir şey yaparlar o zaman Kemal Bey'in bu planı çöker e, vesaire vesaire şimdi önümüzde çok uzun zaman var ama benim size söylemek istediğim bir şey var aslında o kadar güzel o kadar akılcı konuşuyorsunuz ki diyorsunuz çok ki bakın edelim. başka <laughs> meseleler var biz bunlara eğilelim bence de CHP'nin şu anda yapması gereken şey aslında ben CHP'de olsam derim ki bakın ekonomik kriz var o var bu var biz bunu nasıl çözeriz halka anlatalım şunu yapalım bunu yapalım yok şimdiden kaç sene önceden başladı Cumhurbaşkanlığı tartışması. Bunu da köpürten tabii ağırlıklı olarak Kemal Bey şimdi bunu yapmaya çalışıyor. Bu onun hoşuna gider. Ama CHP'nin şu anki ana kadrosu bunu güvze bilir. Erdal Bey e, lazım. Erdal Bey Erdal Bey bir yemek sırasında sorarlar. E, e, ne yemek istersiniz diye. <laughs> o da şey. Biz birbirimizi yiyoruz. <laughs> yani ya aslında, benim söylediğim aslında hani gerçekten bizlerin bir ya. şey yapmasına İçinden. gerek yok. Şimdiden üç tane Cumhurbaşkanı anayı çıktı. Ama şöyle bir şey Bunu değiştireceğiz. Yani Bundan emin olabilirsiniz. Yani şöyle Çok e, emin konuşmayın. Şöyle Hayır yok şöyle gayet emin konuşayım. Parti yöneticisi olarak konuşayım. E, kimsenin bu kadar rahat hareket etmesine kimsenin gelişi güzel bu tür süreçleri kendince ayarlamasına hiçbir şekilde izin vermeyiz. Yani Türkiye'nin kaderi söz konusu. Dolayısıyla siyasi ikbal peşinde olan arkadaşlarımız kim olursa olsun buna hiçbir biçimde izin vermeyiz. Parti yetkili kurullar oturur zaman süreç içerisinde kimin doğru aday olacağına, konjöktür, siyasi gelişmeler, dünyadaki tablo bizi nereye götürüyor, biz nasıl bunların içinden çıkarız ona göre bir isim verilir ve o isim bizim ortak adayımız olarak çıkar. Onun dışında bu tür e, hani elbette ki hani herkes kendince bir takım akıl yürütmeler yapabilir. Buna yani son derece saygılıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kimse bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok gelişi güzel bir yaklaşım, bir tartışma beklemesi hiçbir biçimde bu saatten sonra parti yani bu tüzükle birlikte tüzükten sonra parti içindeki herhangi bir tartışmaya izin vermeyiz. Asla hiç. Yani mesele demokrasi meselesi değil. Onu söyleyeyim ama çok net olarak çok açık bir biçimde ifade edeyim. Yani parti kurulur, o olur, bu olur, işte parti içinde tartışmalar olur falan filan. Yani ilk defa bu kadar böyle büyük bir rüzgar yakalamışız. Belediyelerde başarılı olmamız lazım. Çok ciddi bir yoksulluk, çok ciddi bir istik sorunu var. Bunları konuşmamız ve bunların çözümlerini anlatmamız lazımken birileri acaba siyasi kariyerlerine devam ederler mi etmezler mi? Bunun derdi bizim açımızdan dert değil. Biz halkın derdine ise odur. O yüzden genel başkanımız sürekli sokakta olacak. Bizler sokaktayız. Onunla birlikte o mücadeleyi yürüteceğiz. Bunun, buna uyanlar kalırlar, uymayanlar da yapacak bir şey yok. Yani ya yani 100 yıl boyunca zaten hani bir ülke kurmuş bir partisiniz. Yeni bir tarihsel sorumluluğunuz var. Tarihsine yeni bir görev vermiş, yeni bir sorumluluk vermiş. Yeniden ülkeyi düze çıkarın gibi bir misyon yüklüyor size. Bu misyonu yerine getirmeyecekseniz bir daha size boy verir mi? Şimdi yani 50 yıldan sonra sizi birinci parti yaptı bu ülke, bu toplum, bu halk. Şimdi millete ne diyeceksiniz 50 yıl sonra? Ya kusura bakmayın biz kendi iş tartışmalarımıza gömüldük. O yüzden hizmet edemedik. Şu olmadık bu olmadık. O yüzden mesela belediye başkanlarının çoğunu yeniledik. Yani İzmir gibi bir yerde 8 tane yeni kadın belediye başkanımız var. Onların başarılarını konuşamıyoruz. Onların yaptıklarını konuşamıyoruz. Ama şöyle bir şey mesela kulis bilgisine baktığımızda, kulis bilgilerine baktığımızda şimdi bir yandan Kılıçdaroğlu kanadından delege isterse açıklamasını duyduk bizzat Kılıçdaroğlu'ndan. Öte yandan şimdi yeni parti kuruldu. İşte kulis bilgileri. Tabii tabii o parti ben, cepte. Ben size kulis değil net bir şey söyleyeyim. Delege istemeyecek. Delege istemeyecek. Ben, ben net söyleyeyim. O zaman Delege cepte parti yok. var. Bir de bence delegeler tamam ama Kemal bence Bey, vekillerinize çok güvenmeyin Bakın, derim ben. Bakın ben söyleyeyim. Yani bir anda böyle çat diye 30 vekilin Kem, hani Kemal Bey'in tarafına geçeceğini. Kimse vekillerine de güvenmesin. Zaten. Evet. Kemal, Bey, Kemal Aynen. Bey. Birazdan onu konuşacağız zaten. <laughs> çok net hani. söyleyeyim. Kemal Bey yani bildiğim için söylüyorum. Herhangi bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi bırakıp başka bir partiye gitmez. Peki tamam ee, burada da net bir cevap vermiş oldu. Ee, ama şöyle ama... ben bu cevabı şöyle kabul edemeyeceğim ne olur kusura bakmayın. Lütfen, e, vekiller sonuçta bizim oy vererek seçtiğimiz insanlar biz bu yani e, koyun değiller. Her vekilin kendi kararını. Ben hiç sizin taşımasız. bu noktadaki cevabınızı kabul edemem. O hiç, vekilin hiç kendi. Ama bir kulis bilgisi şey. hani, daha... hani gene bir şekilde parti için şeyi ben. Sizden iyi Hayır, bilemem. Rica ederim, rica ederim. Siz çok hani Hayır, dediğim gibi şöyle çok eskici hani delegeleri Hayır, bilirsiniz. Şöyle. Ama hani vekilinde kendi kararı var. Yani. Girebilir, başka bir partiye <laughs> gidebilir. Parti kurabilir. Bunlardan hiçbirisinde sıkıntı yok. Ama Fiziksel olarak gitmez, ama orayı şu, yönlendirir. Yani Türkiye'de giderek merkezileşen bir yapı var. Yani sosyal demokratlarda yani bizde birleşen bir yapı var. Bu yapının dışında alternatif olacak bir yapının bir sözü olması lazım. Yani ya hani o politik olarak ideolojik olarak uymazsanız kendinizi yeni bir yerde yerde konumlandırırsınız. Ya muazzam bir başarısızlık vardır orada konumlandırırsınız. Ya gerçekten liderlik açısından bir problem vardır orada konumlandırırsınız. Bunlar hiçbir yokken sizin ben çıkıyorum kardeşim yeni bir parti kuruyorum dediğiniz andan itibaren insanların tepkisi şu olacak size. Kardeşim sen kişisel ikbal peşindesin. Bunun da bir karşılık görmesi mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu söylüyorum. Peki bir kulis bilgisi daha var. Biraz önce İsmail Saymaz'ın dört ismi hani İmamoğlu sonrasında İBB hmm. açısından saydığını söylemiştik. Sayın Abdülkadir Selvi de bir kulis bilgisi paylaşıyor. Şimdi eğer bu gerçek olursa zaten o zaman ister istemez bir tartışma doğacak Ali Haydar Bey. O da diyor ki seçimlerden bir, bir buçuk yıl önce Ekrem İmamoğlu kampanyaya başlamak istiyor. Dolayısıyla da hani koltuğu devretmek anlamında anladığımız kadarıyla e, öne çıkan iki isim var diyor. Sayın Dedetaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat diyor mesela Hı. o da. Eğer böyle bir hamle göreceksek... Ee, o zaman zaten hani Mansur yavaş mı, Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu kim önce yola çıkarsa o mu böyle bir soru da Ahtı söz kim konusu. kim Evet Eski bu İstanbul usul. seçmenine yapılabilecek bir Tabii. şey değil. İstanbul'un seçmeni Ekrem İmamoğlu şahsına oy vermiştir. Ee, bu bahsedilen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsalardı adayı Murat Kurum'un karşısında asla seçilemezlerdi. Rıza Bey'de sinemanımda. Onlar ilçelerinde seçilmiştir. Öncelikle sinemanımda daha çok yenidir. Öncelikle ilçesinde rüştünü ispatlaması gerekir. Öyle keyfi keyfe keder böyle bu işler yapılamaz. O bunu yaparsa da Ekrem Bey bence e, kendisinin oy potansiyelini düşürecektir. Çünkü bu İstanbul halkına yapılmış bir saygısızlık olur diye ben nitelendirmek istiyorum. Peki Ekrem evet. Bey hiç aday olmasın mı Kürbaşın Olsun. Daha olsun. E olunca yerine hayır, ligi... hayır, Hayır Kampanya. Ha, anladım. öncesinde Anladım bu kadar uzun bir süre. Tabii tabii anladım. Bir, bir, anladım. hani anladım. öncesinde bırakıp Anlaştık. bir kampanya yürütmesi Anlaştık. falan. Bir bir, bir, bir buçuk gibi. Şey. Şey. Tabii ki olsun. Tabii ki o, gibi, bir... tabii ki. o en doğal süreden bahsediliyor. Bu zaman Seçimde aslında milleti olabilirdi. kandırıyorsunuz yani. anlamına gelir. Şimdi siz çıkıp ne dediniz? <laughs> Bana oy verin size bunları yapacağım. Dediniz değil mi? 2024 <laughs> seçimleri öncesinde. E şimdi Tamam ben bunları yapmıyorum, Sinem yapacak, ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsunuz. Ama işte orada yani. da diyebilir ki o zaman inandırıcılığınız... ben daha büyük bir yol yürüyeceğim şimdi, ben burada desteğinizi ben de istiyorum. Ben orada bir tartışman görmüyorum, evet. orada bir sorun çıkmıyor. Ya aslında yani. bu tartışmaların hepsi ismi geçenlere, partilere ve ismi geçen e, siyasilere çok büyük bir zarar. Önümüzde o kadar uzun bir süre var ki sanki yarın yapılacak evet. bu konuşulmayacak ya. bunu, bunu... parlamenter sistemde olsak belki bu tartışmaları yapmak doğal ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 2028'e kadar bu millet sayın cumhurbaşkanını cumhurbaşkanı olarak seçmişken ve ülkede problemler varken ve aslında yerel seçimlerde de ya ben sorun istemiyorum Siyasi çekişme istemiyorum. Sorunlarımı beraberce çözün mesajını vermişken şu anda bunların tartışılması gerçekten bu milletin şöyle, verdiği oya da saygısızlık. Şey, yani bu şarkı kadar şarkı... yüksek tondan tartışılması, ee, CHP içinde tartışılması doğru değil. Yani bu bu bunu haklı buluyorum ama şöyle de bir gerçeklik var. Ee, mevcut iktidarın mesela anketler yapıyoruz, ölçümler yapıyoruz. Hani çözebilir mi diyoruz. Hani Türkiye'nin en temel sorunu ne? Artık %80'lerde herkes ekonomi diyor iktidar çözer mi dediğiniz zaman da hani iktidar çözemez diyor. Dolayısıyla meselemiz şu. Ama şimdi, muhalefet de çözebilir. Her şöyle, orada Böyle bir yükselen bir, var. bir grafik var. Ama meselemiz şu. Şimdi 6 aylık bir süreç öngörülüyor değil mi? Diyor ki yani hatta işte bir enflasyonda bir düşüş eğilimine girildiği ifade ediliyor e, ee, birçok sorun, birçok sorunlarda işte çözülebileceğini. 6 ay sonra mesela bir politika değişikliğine gidildiğinde ki mesela en son Sayın Bakan yaptığı açıklamada dedi ki bu süreci daha da yani sıkı bir hale getireceğiz. Sıkı hale getirmesi demek şu. Daha fazla yoksulluk demek, insanların daha fazla evde olması demek, daha fazla işsizlik demek ki en son açıklanan işsizlik rakamları Türkiye'de aslında süreçleri ne kadar kötü gittiğini de gösteriyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bütün parametreler kötü giderken bir iktidarın bu kadar hiçbir şey olmamış gibi 2028'e kadar Türkiye götürme olasılığı var mı? Yani içeride dışarıda Sonuç, o kadar büyük sorunlar varken takdirde zaten bu çok yükselir, milletten yükselir. E, onu, onu söylüyorum. söylüyorum. Yani onu söylüyorum. burada CHP bu sesi yükselten pozisyonda şu anda. Peki. Evet. E, Eray hocama döneceğim ama kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara sonra Eray da dinleyelim. Evet efendim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi neler neler konuştuk. Sayın Akşener'in işte Özdağ ve Kılıçdaroğlu'na mahkemeye vereceğim, dava açacağım açıklamasını konuştuk. Sonrasında kulis bilgilerine baktığımızda Kılıçdaroğlu cephesinde bir partileşme var. Şimdilik emanetçilerde ama parti kuruldu deniyor. Delege isterse tekrar genel başkanlığı düşünebilirim açıklaması vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun son olarak katıldığı te televizyon programında onun üzerinden yapılan yorumlar da var. Biz bunları konuşurken, bütününe göz atarken Eray Hocamız da bizi dinledi. Şimdi biz onu dinleyeceğiz. Hiç siyasette ne görüyorsunuz şu an itibariyle? Bu arada Eray mesajlar hocam gelmeye ne? devam ediyor. Hangi mesajlar? Hani Bu beyin fırtınası yaptık ya, evet. Eray Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, özellikle tipten ayrılan Kürt hareketi de deme gitmiyor. Acaba SHP'yi mi bekliyorlar diye? Mesajlar geliyor. Hmm. Bu arada partinin adının da CHP olduğu ifade ediliyor. Yine e kulis bilgilerine göre ama açılımı tam gerideki, tarihteki SHP gibi değil, daha farklı olacak deniyor. Buyurun. Evet, hiç aslında doğru bulmadığım şeyler oluyor. Yani bir vatandaş olarak bakın ee, söylüyorum. Aslında partilerin vatandaşı dinlemesi lazım yani bu noktada. Kesinlikle. Hani e, bir kere e, yani Sayın Akşener, işte Özdağ, Sayın Kılıçdaroğlu falan o polemikler. Ya şimdi bu insanlar akil insanlar. Yani değil mi? Toplumlara oy vermiş. Belli bir yere getirmiş. Toplumun gücünü al, arkasına almışlar. Az ya da çok bazen yükselmişler, bazen düşmüşler. Bu siyasette olur ama Temelde şunu unutmamaları gerekiyor yani siyaset niye var? Toplumun sorunlarını çözmek için var yani ondan sonraki yine tartışmalara baktığınızda yani kaç yıl sonrasının cumhurbaşkanı adayı kim olur, belediye başkanı adayı kim olur falan. Ya ben bunları biraz orta çağ siyaseti olarak tanımlıyorum aslında. Yani niye seçim yapılmış? Seçim niye yapılıyor? İşte birileri yürütmenin gücünü, yönetim gücünü halk adına kullansın diye. Kullanıyor, kullansınlar diye. Seçilmiş artık bitti ya. Yani bir dahaki seçim e, maratonu başlıyor ya belli bir süre önce. O zamana kadar artık bu seçim tartışmasıydı, şuydu, buydu. Yani kamuoyunda alt sıralarda yer alması gerekir. Niye? Deminki söze geri döneceğim. Siyaset niye var? Toplumun sorunlarını çözmek için. Peki toplumun sorunu onun onu mahkemeye vermesi, bunun buna hain demesi filan mı yani? Ya bakın iki tane temel sorunumuz var yani. Biri güvenlik. Demin anlattım işte. Bakın altını çizerek de söyledim. Böyle bir risk var mı? Kesinlikle var dedim. Hatırlayın. Evet. Özellikle Lübnan'a bakın bundan sonra. İşte Lübnan ne açısından. Dediniz? Son cümlemiz bu olmuştu. Ya Doğru. Bir dakika dinleyin ya. Ey siyasetçiler. Yani. <laughs> Güzel. Hocam. Lütfen öyle. Lütfen dinleyin ya. Yani, bakın yani. Güvenlik diyoruz ya. Daha ne olsun ya? Yani? İki ekonomi işte. Yani gerçekten hani e, ekonomi diye artık bir de ekonomide de bazı şeyleri küçümseyip in, bazı küçük noktalara indirgiyorlar. Bu çok yanlış. Ekonomi milli güvenlik meselesidir. Çok doğru. Aynen. Eğer çözülemezse milli güvenlik sorunu haline dönüşür. Tabii. Doğru. Bakın Gücresi yani. Güçlü. Şimdi bunlar varken Allah aşkına ben hani e, kıymetli siyasetçi bu sadece burası için asla söylemiyorum yani genel anlamda. Tabii. Yani hakikaten toplumun içine su yüreğine su serpecek ferahlatacak ya merak etmeyin ey milletim biz bu meseleyi mesela ekonomiyi şöyle çözeceğiz hatta hükümete de şöyle destek oluyoruz filan bekliyorum bakın yani birinin birine destek olması ya da hükümetin işte evet bakın şu proje doğru biz de bunu benimseyeceğiz demesi onlara oy getirir ya. Zaten normalleşme sürecini başlatması Özgür Özel'in o oyu getirir. Bakın getirmiyor. oy getirir ya. Ama müsaade etmediler hocam. Ya işte. Bir dakika bana müsaade edin önce. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sustum. <laughs> Normalde ben vatandaş <laughs> konuşuyor şu an. Yani. <laughs> vatandaş konuşuyor. Vatandaş senin. konuşuyor yani şu an. Ya yani hakikaten yani bu bu iyi bir şey olur yani. Ben artık Ülkemde böyle bu tür siyasi, lüzumsuz siyasi tartışmalar görmek istemiyorum. Hakikaten siyasetçilerin siyasi yani o milli sorumlulukla, bilinçle yani bu ülkenin sorunlarını gerçekten çözecek karizmatik etkiler üreten insanlar olarak görmek istiyorum. Bakın bunu istiyorum. Eminim bunu milyonlar da istiyordur yani. Ya yani lütfen aranızdaki bu lüzumsuz tartışmaları bırakın. Yeri geldiği zaman kimi bu millet seçeceğini bilir. Cumhurbaşkanı kim olacaksa sandığa gider bir. Onu da neye göre bak? Karnenize göre bakacak. Sizin şimdiden birilerini beriniz, ya da onun onu mahkemeye vermesini falan bakmayacak. Diyecek ki bana kim hizmet et? Bu karneye bakacak. Kim ekonomik sorunları çözdü? Kim e, ekonomik refah altyapıyı oluşturdu? Kim deprem meselesini çözdü? Bunlara bakacak yani. E, dolayısıyla hakikaten e, Türkiye, Türk siyasetinin, Türk iç siyasetinin acilen bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini e, düşünüyorum. E, sevgili Ali Fırat e, Ali Haydar Bey'in e, şeyi çok önemli. Onu çok önemsiyorum. İnşallah hakikaten. Yani kusura bakmayın. E, hani ederim. şunu e, söylemem gerek. Yani CHP deyince aklıma ne geliyor? CHP'de kavga geliyor ya. İnşallah bu kavga şeyini bırakır. Gerçekten çok güzel bir söz söylediniz. Yani bu ülkeyi Kur'an parti yani bu ülkeyi kuran parti artık kavgayı, dövüşü o dediğiniz gibi birbirini yemeyi bırakıp yani milletin ne diyor arkadaş halk ne diyor? Evet bak böyle diyor anketler yaptırıp bir dakika yani sorun bu. Bunu da bakın şöyle boş versinler ya o ona sataşsın. Bunlar artık partiler boş versin. Halkın o yapılan anketlerde sorunları neyse otursunlar gece gündüz o parti binalarında başka işler yapacaklarına Bakın başka işler yapacaklarına gelip bu gruplar kursunlar, kurullar kursunlar desinler ki ya evet olası bir işte Lübnan'ın parçalanması durumunda şöyle 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 yapılacak şeyler bir şeyler açıklasınlar, projeler açıklasınlar. Şuna destek vereceğiz, bunu bilmem ne yapacağız. İran'ı şöyle yapacağız, ikna edeceğiz ya da işte şimdi mesela biliyor musunuz Azerbaycan ile İran arasında yeni bir gerilim başladı. İran kuzeyde tatbikata başlıyor filan. Neymiş? Azerbaycan'da İsrail e, merkezleri varmış filan aya. Ya bir dakika sen git önce bir İsrail'le bir hesapla. Yani neticede dış politikada olsun, güvenlikte olsun, ekonomide olsun. Ya yani desinler ya biz şuradan kaynak buluyoruz arkadaş. şu, şu Türkiye'nin şöyle bir gelir var bunu aktive edeceğiz filan deyip insanların yüreğine su serpsin. Bir, bir örnek vereyim. Yani Eray yani. Hoca'dan siyasetçilere seslenişi çok haklı. Ya, çok özür dilerim. Mansur Yavaştan sıcak evet, bir açıklama evet, var. Evet, tam Masur da tartıştığımız konuyla ilgili. Haber Türkiye açıklaması biz de aktaralım izleyicilerimize. Diyor ki henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken olduğunu değerlendiriyorum. Şu an birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında da bir gündemim yok. Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz diyor Mansur Yavaş. Başak Hanım. Çok doğal bir açıklama çok... diyor. <laughs> Ali Hayri. Fakat ve amanın bir ben özelliği yani. vardır. Bilir misin? Öncekileri uçurur. Öncekileri tam böyle yani, tamam mı? Yani, taca atabilir. Ama şey yani o tavır net. Hani Mesela o fakattan beni, sonrası olmasaydı. Sevgili hocam bence ki, çok güzel bir açıklamaydı. Hayır, Parti yani bizim konuştuklarımızın partim gösterirse diyor. Dedi. Bunu mesela biz il danışan kurulu toplantısı yaptık. Orada da söyledi. Dedi arkadaşlar dedi. Hani, Ama bunu söylemesi de doğal değil. Tabii tabii. Yani söylemesine gerek mi var? Hani doğal adaysa, illa bir altını bakın, çizmeye gerek var mı? de olmak istiyorsa gitsin Özgür Özel Bey'le görüşsün. Desin ki ya ben bak hizmetlerimi yapıyorum. Hiç de şimdi bu siyasi tartışmalara girmeyeceğim. Ama yani benim içimde de cumhurbaşkanı olma isteği var. Eğer uygun görürseniz, ye zamanı geldi, beni değerlendirin. Bunu insanlara söylemeye gerek yok. Çünkü herkes ya, Türkiye canım. Cumhuriyeti devletinde cumhurbaşkanı şimdi, olabilir yani. Şimdi, Hani e... buna engel bir şey yok. Kanunlar açık. Hani <laughs> <değil mi>? <laughs> dolayısıyla ben şey yapmıyorum. Yani eee İlk ilk cümle bir... doğru. Sadece Tam hani da böyle bizim halkın istediği. Ona. Aynen. Halkın beklediği bir cümleydi ne ama ikinci cümleye bence hiç gerek yokmuş yani. Şu, o, o biraz çahane medyası anda devreye evet, girmiş. Saraçhane e medyası Mansur Bey için e, şeyde e, devrede. E, zamansız açıklamalar zamansız yapıyor. Zamansız açıkla e, Mansur Bey zamansız açıklamalar yapıyor. Bugüne Peki. kadar hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun ağzından Cumhurbaşkanı adayı olurum şeklinde bir ifade duymadım demiş. Bu da bir Ekrem yorum. E yakın bir Nasıl duymamış ya? Kişi. Peki. Yani en son bugün benim izlediğim bir videoda. <laughs> <Siz niye> sürekli... <laughs> hayır, benim izlediğim bugün bir videoda galiba bir hasat programıydı. Bir vatandaş "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diye yazmış. Ekrem İmamoğlu kürsüde konuşuyor. Ee, ona özellikle dikkat çekerek diyor ki ya o pankart oraya getirdin. Heyecandan konuşamayacağım şimdi." diyor. Yani bu da özellikle Saraçhane'ye yakın sosyal medya mecralarından tekrar Twitter'a evet, ve diğer sosyal medya mecralarına ya Galiba sayılır. Ali Haydar Bey iki, bu böyle biraz konuşulmaya devam edilecek 40 yıllık kari olur mu yani Ali Haydar Hoca? Şöyle. Şu an yani bu tartışmaların iki, hepsini CHP içerisinden yapıyorlar. İki, Bakın, şey, yani söylemek, olursa, bir şey, iki şey, şey söylemek, yani. olursa e e ee, iki şey söylemek istiyorum. Ekrem Bey yakın gazeteciler Mansur Bey'e saldırıda bulunuyor şu anda. İki şey söylemek istiyorum izninizle. Buyur. Birincisi yani diye biz bir kurum var. Hani 100 yıllık partiden bahsediyoruz dolayısıyla partinin verebileceği bir karar. Önce onu söyleyeyim. Elbette ki belediye başkanlarımız çok seviyoruz, çok kıymetliler ama sonuçta bir karar verilecek ve o kararı verecek insanlar o şu anki parti yönetimi olacak. Bu birincisi. İkincisi bir önceki seçimde yapmış olduğumuz hatayı bu kere yapmak istemiyoruz. Yani aylarca ve yıllarca adayı tartışmak istemiyoruz. Dolayısıyla mümkün mertebe bir iletişim stratejisi olarak söyleyebilirim. Kendimizi bu tartışmaların dışına konumlandırmak istiyoruz. Yani zamanı geldiğinde adayımız olacak ama adaydan önce bu ülkenin sorunları nasıl çözülür konuşmak istiyoruz. Biraz önce Eray Hoca onu söyleyecektim. Hocam Türkiye fındığın %70'ini üretiyor. Fındık mitingi yaptık. %70'ini üretiyor. Dünyada, Dünyada en ikinci çok, sırada. Hayır en çok yani üretir, üreten. Üretim. Ben en bilmiyorum. çok bir değil, tamam. sırada Ya bir ya iki yani öyle. Şöyle %70'ini biz üretiyoruz. 130 milyar dolarlık bir pazar var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aldığımız para 2 milyar dolar. Biz bu fındığı götürüyoruz İtalya, İspanya'ya. Bir çikolata yok. markası yapıyorlar hocam. Getiriyorlar sana, satıyorlar o markayı. Sen kocaman 85 milyon, 90 milyonluk bir ülkesin. Bir tane marka üretip onu sat, satamıyorsun. Şimdi bu bir sorundur. Bir stratejik sorundur. Sen bu ürünü neden gerektiği gibi değerlendirmedin? Bunun üzerine muazzam bir biçimde tekel olabilirsin. Dünyanın bütün piyasasını yönlendirebilirsin. 100 milyar doları sen kendine alabilirsin ki normal odur. 30 milyar dolar da diğer ülkelere gider. Bunu yapamıyorsun. Şimdi 24'ünde fıstık mitingi yapacağız Gaziantep'te. Aynı şey orada da söz konusu. Ben bir şey söyleyebilirim. Tarişe Bak ederim. çok sağ ol. Gayet iyi niyetle konuştuğunu biliyorum. iştenlikle. Ama vatandaş şunu bekliyor. Giriş iyi. Evet. Yani Türkiye şu birinci sırada götürüp evet. orada evet. bunu yapıyorlar bizim bunu yapamamız için de şunu yapmamız lazım demenizi bekliyorum. Anladım. Yani niye bunu yapamıyorsun demek vata, vatandaşta şöyle hocam, bir, biz de şöyle, bir yani yani iktidar olmadan ben onu nasıl yapayım? Ben ona abi, görürüm, bir onu bir yap diyoruz ben, yani. Nasılını anlatmak lazım. nasıl kısmı. Bakın müsaade Ya yani öyle değil. Hani insanlar şu an özellikle muhalefet partileri cephesinde şunu düşünüyorlar. Ya evet iyi siyasetçiler var ama yani bir projeler olmadığı için ben bunlara güvenip yönetimi bırakayım mı bırakmayayım mı diye tereddüt içerisinde olan çok büyük bir çoğunluk var. Bunu gidermek istiyorsanız yani hı hı. bütün siyasetçiler için söylüyorum. Nasılını söyleyeceksiniz. Nasılını söyleyeceksiniz. Yaşanmış örneği var hocam. Yani Deprem bölgesindeki sadece, binalarla ilgili Kemal Bey ne vaat verdi o zaman? Dedi ki ben ücretsiz vereceğim dedi herkese. Cumhur İttifakı da şunu söyledi. Yüzde 50'si hibe, yüzde 50'sini 20 yıl sıfır faiz kredi ve projeler bunlar dedi. Vatandaş buna ikna oldu. Veya emekli ikramiyesini 15 bin lira yapacağım demişti. Öbür tarafta daha somut ben bir vaat vardı. Evet. Nasıl olduğunu anlatmadı mesela. mesela Ali Bey'in söylediğinin ben... Altın mesela. Türkiye'de üretiliyor bir birim düşünün, Almanya'ya gidiyor. İşleniyor, getiriyor 10 bin, 20 birime bize satıyorlar. Ya bu çok önemli bir sorun yani. Ya hı hı. bakın yine bürokrasi de yani. O kadar hı. çok şey var ki. İşte bakın iki gün önce hı, hı. Somada domatesin kilosu tarla tesadüfen bir tarlacı oradaki bir amcayla tanıştım. Buradan da selam olsun ee, petrol şeyin sahibi. Her yerde petrol baktım. işte mazot alacağım arabaya. Yani 44 lira, 40. Bir baktım 42 lira. Aa, Allah Allah girdim içeri. Nedir dedim. Ya dedi biz dedi bunu tırcılara yapıyoruz. Halka da yapalım dedik. E dedim yok dedi bundan da kazanıyorum dedi. Neyi 42 lira anlamadım. Mazotun fiyatı. Ha, ben domates anladım. Yok. Pardon. <laughs> Sonra sordum. Dedim ki orada tarlalar, tarladan tarla, tarlaları da var. Ne tarladan kadar dedim çıkıyormuş. domates? 1 lira 80 kuruşa dedi tüccara verdik. 1 lira 80 kuruş bak. Ama Salihli'de mi? de dün ne oldu biliyorsunuz değil mi? Evvelsi gün. Adam 600 evet. e, ton evet. Kavun, nar döktü. bedava dağıttı, bedava dağıttı. dağıttı, dağıttı. Bedava dağıttı. Bakın. Herkese ilan verdi. Yeni Evet Şimdi hayır. hayır en azından o kaybolan çok kötü. O kaybolan bir milli diye. Bakın. Yazık. Şimdi sevgili Halifrat Bey. Yani sadece siz değil. Yani bütün partilerin bunlarla uğraşmasını istiyorum. Arkadaş, şunu ya ben mesela bir de var ya, şunu yapamaz mısınız? Hakikaten bilmediğim için soruyorum. Hmm. Ciddi söylüyorum. Ben kendi konuma uzmanlaşmış bir adam. Mesela o pandemi döneminde olsun ya da şu ekonomik şeyde mesela bazı pek çok belediye değil mi CHP'nin mesela alıp tanzim satış mağazaları kurup üretici de mesela domatesi 25 liraya 1 lira 80 kuruşa satılıyor bakın. Hayır 25 liraya alıp 30 liraya İstanbul'da satamazlar mı ya da kendi ilçelerinde satamazlar mı? Hı. Satarlar. İlk Kur'an zaten biliyorsunuz Bak, Sosyal bakın. Demokrat belediye. Eyvallah. Doğru. Bak, demek evet. ki yapabilirler. Yapılabiliyor tabii. E peki... Yani sürekli eleştiri yanlış anlamazsınız. Sizin özlerinizde söylemiyorum. Türkiye iç siyaseti için söylüyorum. Yani niye yapmıyorlar? Al ben şimdi vatandaş olarak soruyorum. Neden? Niye niye yapmıyorlar değil mi? Yani yapmaları lazım. Bu tartışma programlarının bu yönü de güzel. Bakın sorunlara çözüm Hı. üretmek için. Birilerine mesaj da veriyoruz. Yani. Emeklilere Bu pazar yardımı şeyine, vereceklerdi birilerine, hocam. Birilerine yani şey de veriyor. Ya Karar aynı şekilde o pandemi yardım. döneminde bakın. Emeklilere ya herkes pazar yardımı verecekti belediyeler. Hocamın dediği noktadan gidelim. Pazar yardımı verecekti 10 bin lira. Pazar yardım verecekti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakın Ağustos ayına geldik. 5 ay geçti. Ekonomide ekonomideki e, zorluklar. Gene mesela pandemi, Dön vermediniz. pandemi dönemi için konuşayım. Bakın pandemi döneminde bir anda hastanelerde oldu. Allah'tan şehir hastaneleri varmış yani hakikaten ya. Eleştirmişlerdi ama yani şimdi objektif bakıyorum ve oralar ama oralar bile yetmemeye başladı. Ya bekledim ya. Ben parti lideri olsam var ya girmeyeceğim siyasete. Önce onu söyleyeyim. Asla ve katla öyle bir yönetim İyi bir profesör, iyi bir akademik akademisyen olmaktır benim hayalim. Onu baştan söyleyeyim. Ama ben düşündüm ya. Ben olsam. Ya bir ton e, mesela bu milletvekillerimizden partilerin içerisinde çok kıymetli insanlar var. Onların bir sürü hastaneleri var, şunları var. Bakın bütün partiler için söylüyorum. Hükümet yani bir tanesi de demedi ki ya bir dakika ya ben bedava vereceğim bu hizmeti. Arkadaş bu pandemi bitene kadar tamam benim hastanem açıktır ve sadece buna hizmet vereceğim diyen çıkmadı mesela. Yani ne kadar rahatlatırdı toplumu değil mi? Kıymetli siyasetçilerimizden şunu artık lütfen şu ortaça siyasi anlayışını bir, bir bırakın. Kavgayı, e dövüşü bir bırakın. Çözüm üretin, çözüm üretin, çözüm üretin. Peki. İnanın bir adım atın, halk size 10 adımla geri gelecek. Vatandaşın sesi oldu hocam evet, evet, bu akşam. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani. Şimdi gelelim yarına. Yarın neler olacak? Yarın AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü ama kulis bilgileri var. Kimler AK Parti'ye geçecek? Bu arada e, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, Fatih Erbakan'dan bir açıklama çok geldi. Ona da bakacağız. Ona cevap ee, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten geldi. Onu da aktaracağız ama bir yarın ne olacağını e, Sayın Hamza Dağ'ın ifadeleriyle e, duyalım. Bu gündüz saatlerinde yapılmış bir açıklama. AK Parti kanadından e, akşama doğru o rakamlar biraz farklılaştı galiba. Onu da soracağız Ferhat Bey birazdan. Yarında da programımız içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. Bundan sonra da biz hem bu katılımlarıyla ile hem de hizmet siyasetimizi devam ettirerek aynı zamanda da 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle bu hizmet kervanını AK Parti'miz AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı konusunda takri e, takribi şeyler söylemiş olayım. Yani Belediye Başkanlığı'nda 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da yani iki var. Duruma göre görüşme bugün içinde bazı görüşmeler de var. Ona göre de bazı gelişmeler olabilir. Berat Bey. Evet. Hamza saat da, ilerledikçe. Sayın Hamza da bunları ifade etmişti. Saatler ilerledikçe ne oldu acaba? Aslında kaç evet, belediye Hamza başkanı kaç milletvekili? Daha ve ee, ve nerelerde? Aslında söylüyor. Diyor ki daha fazla olabilir diyor Hı -hı. belediye başkanı ile ilgili. Evet. 16 tane belediye başkanı. Bundan bir saat önceki bilgi 16 belediye başkanı, ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçecek 4'ü bağımsız. 7'si Yeniden Refah Partisinden. 7'si. 3'ü İYİ Partiden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri de Dem'den 16 belediye başkanı geçecek bunun yanı sıra iki tane milletvekili geçecek İYİ Partiden geçecek bu milletvekilleri İki mi üç mü bazı kolist e, İyi bey İyi Partiden bağımsız olmuş mu yoksa İ Partiden yani ikisi şimdi ikisi de bağımsız olmuş durumdalar hı. İstifa ettiler evet istifa eden birisi Ahmet Ersagun Yücel Hı hı. Bir diğeri de Seyitan işsiz. Seyitan bir açıkladı zaten değil mi? Birkaç saat önce gördüm onun tweetini. Evet. evet. Yani ona yönelik bazı açıklamalar vardı ama benim teyit ettiğim... Peki Bilal Bilici ile ilgili bir şey Bilal Bilici ile ilgili Siz ben söyleyeyim. onun da adını duymuştum. Evet Bilal evet. Bilici e, yarın itibariyle geçmiyor. Hı. Bilal Bilici Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyor. Aslında kendi kanaati Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçme yönünde. Ancak babası... <laughs> eyvah. AK Parti'ye e, geçmesini istiyor. AK Parti'ye geçmesini istiyor çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. E, dolayısıyla babasının blokesiyle de karşı karşıya bir taraftan. Ali Çok Bey bir şey yapın. Enteresan <laughs> bir şey <laughs> daha söyleyeceğim. E, <laughs> İyi Derin Parti'de buradan çıkar çıkmaz ayrılacak. İyi Parti'de şu anda aktifte bir genel başkan yardımcısı AK Parti'ye geçmek için yol arayışlarında bir flört halinde. Bunu söyleyeyim. Yakın zamanda geçebilir. Genel İYİ, başkan yardımcısı. Şu anda aktifte bir genel başkan yardımcısı. İsmi de var bende ama şu anda paylaşmayayım. İnisiyaller, inisiyallerini alalım. Ben? İnisiyallerini alalım. Şimdilik vermeyelim. Şeyi söyleyelim. Ee, İyi Parti'den başka milletvekilleri de geçecek. Yani 14'ünden sonra, Eylül ayı içerisine kadar geçecek. Özellikle çok şaşırtıcı isimler geçecek. Ben çok şaşırdım duyduğumda. Yani İyi parti. Yi... Çok şaşırtıcı derken bu biraz ipucu verin. Bir tanesi eski sporcu. Kim? Az önce İsim konuştum vermiyor. kendisiyle. İsim vermiyoruz ama... Biliyorum kendisini konuştu mu öyle bir şey yok dedi. Ama Ferhat Bey'in şeyi de eksik. Yani şu an için geçmiyor. Doğru. Peki başka? Ee, önümüzdeki aylarda mesela bu Başıboş sokak, sokak köpeği tartışmasında çok ön plana çıkan bir milletvekili vardı. Onu da mesela AK Parti'de görürseniz hiç şaşırmayın. Nimet Hanım? Yani birçoğu vardı. Şimdi ben isim olarak vermeyeyim. İz hmm. Peki. Ve son olarak şunu i̇sim alamayacağız, söyleyeyim. alamayacağız, Anladım ben sadece ipuçlarını toplamaya şunu çalışıyorum. AK Parti'nin, İyi Parti'nin, Cumhuriyet AK Partisi veya diğer partilerin milletvekillerine bizim partimize gelin daveti söz konusu değil. Yani şöyle o milletvekilleri partilerinde mutlu değil veya ayrılmış Peki. AK Parti'ye geçmek adına bir takım görüşmeler yapıyorlar, aracılar sokuyorlar. Ben AK Parti'ye gelmek istiyorum. Bu noktada nasıl bir yol haritası izleyebiliriz şeklinde bir takım Aracılar aracılığıyla bu süreci yürütüyorlar. Yoksa şöyle bir durum söz konusu değil. Mesela bunu birinci kaynaktan teyit ettim. Ya işte gidelim de onu partimize e, alalım gibi bir durum Davet söz edelim, konusu değil. Bu, değil. bu bahsettiğim İyi Partili Genel Başkan Yardımcısı örneğin e, Cumhuriyet Ak Partisi'nde gitmiş, oradan çok olumlu yanıt alamamış. Şimdi Ak Parti'yi zorluyor. Bu arada mesela İyi Partiden e, istifa edip bir, bir sporcu onun. olan var. Çok özür dilerim. Hemen i̇şte döneceğim. Bir e, bu bir eskiden çok önemli bir görevi olan birisi var. Eskiden iyi çok partide önemli. önemli bir görevi, önemli bir e, resmi görevi olan birisi var. Meral Hanım döneminde. Hmm. Peki. Bir sokak hayvanları sürecinde aktif görev alan bir milletvekili galiba. var. Peki. Bir de genel başkan yardımcısı genel var. Genel başkan anda yardımcısı. Anda aktif. yardımcısı. Peki, bu bir kez. de şöyle bir şey söylemek istiyorum, ee, İyi Parti'den e, ayrılıp, bağımsız olup, AK Parti'ye geçmek isteyen ancak kabul görmeyen insanlar da var. Yani bu şöyle bir şey değil, <laughs> ben mesela bir tanesi var, ismini vermek istemiyorum, bayağıdır bir zorluyor, olmuyor. Ee, şey yani şöyle bir durum da yok, Aa, sen gelmek mi istiyorsun, gel 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 ne olursan ol yine gel gibi bir durumda söz konusu Şimdi değil. Şimdi bu cümleyi her kurduğumuzda var. beni onlar arıyorlar. Kimler? İşte bu İYİ kişine. Parti'den önceden istifa etmiş ya bu kişi ben miyim? Yani şimdi onun ismini veremeyiz. Evet yani ben hiç o polemiğe kendisiyle zaten girmek istemiyorum. Kendisi kendisini biliyor bence. Çok zorladı çünkü. Hala zorluyormuş İzleyicilerimiz iyice <laughs> aklı karıştı. Bir takım tanımlar şimdi var. Şimdi ben tweet dağıtmıştım. De Dedim ki yani İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmek isteyen bir takım ya da bazı milletvekillerine AK Parti'den onay verilmedi. Hmm. Buna yönelik bir tweet paylaşmıştım. Birkaç programda da şunu söyledim. Dedim ki yani Meral Hanım'ın da sadece bir ricası var. Birkaç kişiyle ilgili. Özellikle bir kişiyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanlığıyla e, Beştepe'de yaptığı görüşmede. Ya bir kişi var. O isim gelmek isterse lütfen e, almayın şeklinde. O ben miyim diye arayanlar var ama yani. O ben miyim? <gülüyor> 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 Böyle, Doğru, merak o kişi merak ve değil. ona yakın bir kişi baya baya ortada kaldı bu noktada. Hiçbir yere gidemiyorlar. Değil hmm. ben de. Yani o kişi, dedi ona o kişi ve ona yakın bir kişi var. Bu kişi. <laughs> Şekilde <laughs> devam ediyoruz. Bir tek onlar anlıyor şu an bizi. Şimdi söyleyeceğim ondan sonra tekrar ee, telefon yani, trafiğine bağlı. Hadi söyleyin. Yani Hadi bir kalsın çok eksik. <laughs> ki şu an evet, yani. onun, onun <laughs> çok farkındayım. <laughs> ee, ya yani Meral Hanım'ın şey özel rica ettiği <laughs> söylenen kişi Ümit Dikbayır. Evet. Ümit Dikbayır'ı almayın şeklinde. Tersi çok ciddi problemleri olmuştu evet, biliyorsunuz. Evet, bolca konuşuldu zaten. O da zaten. ikili benim, problemlerinden nedeni. Benim, e... Ben çok özür dilerim, size bir sözü bırakacağım ama daha var. E, olayın şu boyutunu da ekleyeyim. <laughs> Öyle tabii, hep birlikte tabii, değerlendirelim tabii. aslında, hep beraber değerlendirelim bütün açılarıyla. Yeniden Refah Partisi'nden 7 e, belediye evet, başkanı geçecek yedi. diyor. CHP'den bir. CHP'den bir ama yeniden Refah Partisi'nden Fatih bakın bir şantaj iddiası var. Yani bizim belediye başkanlarımıza siyasi şantaj yapılıyor. Hizmet vermelerine izin verilmediği için hani burada da bu partiye gelirseniz hizmet verebilirsiniz e, şeklinde bir baskıyla karşı karşıya olduklarını iddia ediyor. Buna yanıt da Ömer Çelik'ten geldi ee, AK Parti sözcüsü Sayın e, Çelik tweetini alalım arkadaşlar e, ekrana verebiliriz direkt. Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altında bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir diyor Sayın Ömer Çelik. Bu konuyla ilgili böyle yürüyen bir tartışma da var. Evet şimdi sizi dinleyebiliriz. Gürz Bey. Evet ben de onun son cümlesine bakıyordum ama ya bir kere siyasette bu transfer borsası olmamalı. Milletvekilleri bir partinin etiketiyle seçime giriyorlar. Ve o insanlar, seçmenler o partiye inandıkları, güvendikleri, sempati duydukları için o partinin etiketi altındaki milletvekillerine oy veriyorlar. Dolayısıyla ben sorumlu olsam, bu ülkenin olamam tabii de Cumhurbaşkanı gibi sorumlu, üst düzeyde karar verici bir makamda bulunamam ama öyle bir yerde bulunsam e, e, benim hoş hocam ne olur ne olmaz. <laughs> yapacağım ilk değişiklikten birisi, ilk yasa tasarısından birisi Milletvekillerinin parti değiştirmesi denilen olayı ortadan kaldıracak bir düzenlemenin getirilmesi. Belediye başkanlarının aynı şekilde parti değiştirmelerinin önüne geçirecek bir yasa e, getirilmesi. Bunlar neden önemli? Ya şimdi bir dönem belki bağımsız olup olup anayasal dönem. düzenleme gerekiyor. Bu. İşte evet. yani anayasal düzenleme deyin, ne derseniz deyin bir, bir şey lazım. Bu ne, geçmişten beri Türkiye'de ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman Türkiye'ye yeni gelmiştim. DSP'de çalışıyordum. Ecevit'te çalışıyordum. Bir e, Afyon milletvekili vardı. Hatta ismi Fırıldağ'a çıkmıştı. Kubilay. Hatırlarsanız o evet. kadar çok evet. parti değiştirmişti Söz ki. Söz hakkı doğabilir. Yaşıyor mu bilmiyorum yani. ben. Bilmiyorum evet. yani. Kendisi de kamuoyunda o şekilde anılmıştı. Benim söylediğim bir ifade değil. Her yerde öyle evet, yazıyor. Evet, gazetelerde öyle yazıyor. Öyle yazıyordu. öyle yazıyordu. Dolayısıyla evet, ben de hatırlıyorum. Dolayısıyla başka bir takım isimler de millet siyasetçiler de parti değiştirdiler. Belediye başkanları da değiştirdi. O zaman ben diyelim İyi Parti'ye oy verdim. İyi Parti'nin e, şu anda parti değiştirecek olan milletvekilinin bulunduğu şehirde yaşıyorum. Oraya oy verdim. O zaman ben sorarım oyumun hesabını. Ben bu partide olasın diye sana oy verdim. Benim irademi alıp başka bir yere götürüyorsun. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen için de olabilir. Başka bir partiye geçen için de olabilir. Bunun sağlıkla işlemesi gereken bir demokrasi için gerçekten yararlı bir değişiklik, değişiklik olacağını düşünüyorum. Yoksa bizim demokrasimiz böyle yaraları alarak yoluna devam edemez. Özellikle Bakın. seçim dönemlerinde aday oluyor. Mesela çok şeyle karşılaştık. AK Parti'den aday oluyor. Yapmıyorlar adayı. aday. Adaya aday oldu da hı hı. doğrusu. Hemen dönüyor, geliyor, bizimle konuşuyor. Hani ben kesin alırım seçimi. Yani mesela bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir parti gidiyorsunuz, başvuruda bu musun? Siverek ilçesinde böyle bir yani dayı vardı. 3 partiden. aday adayı oldu. En son bir partide aday oldu, aday yaptı. Ve o seçimi kaybetti o kişi. Kesin Ve alırım dedi. Şöyle düşünelim. Bir daha seçim olduğunda aynı isimler, aynı partiden, geçtikleri partiden aday olabilecekler mi? Bunun garantisini alarak mı geldiler? Yani biz bu dönem partimizi aldık sizi. Tamam burada millet, bu çatı altında milletvekilliği yapacaksınız. Ama bir sonraki seçimde sizi seçilebilecek sıraya, yere koyacağız gibi bir garanti mi aldılar? Böyle bir garantiyi kimse vermez zaten. Sanmıyorum. Bu şekilde parti değiştirenlerin büyük bir bölümü bir sonraki seçimde siyasetten silinmiştir. Yok yani Türkiye'deki genel şey budur. Tablo budur. Şimdi Ama sizi... silinmeyenleri var. Silinmeyenleri Mesela de geçen var. Geçen dönem bildiğim kadarıyla Antalya Milletvekili Tuğba Hanım ismini yanlış hatırlamıyorsam İyi Parti'den AK Parti'ye geçti. Bu dönem AK Parti listesinden seçildi. Dolayısıyla, Ama çok aktif birisi olarak ben Antalya'da duymuştum mesela Şimdi kendisi. ben şunu kabul edemem. Ya işte AK Parti'ye geçiyorum ya da CHP'ye geçiyorum. Orada ülkeye ya da e, halka daha iyi hizmet edeceğim. E, topluma daha iyi projelerle geleceğim. E, katkım orada daha iyi olacak. Bunlar hep durumu kurtarmak için dile getirilen dile ifadeler. Dile bir açıklama yapmış. Sonunda yuvama geri dönüyorum diye. Evet. Bu kadar zulüm çektiyse niye gittin aday oldun o partiden yani? yuvandan kalsaydın. Oradan. Ama şimdi ben mesela şu tarz parti geçişlerinde çok soğuk bakmıyorum. Mesela politik ideolojik ayrışma söz konusu oluyor. Yani partinin çizdiği bir O daha kabul edilebilir var. bir şey. Doğru. Mesela Mehmet Ali Çelebi. Ama burada Örneğin, var mı şimdi? Şimdi mesela e, ulusalcı bir tabandan geliyor. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte HDP ile politikası, tezkerelere hayır vermesi bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak Cumhur İttifakı tarafına geçmesini ben mesela çok yadırgamıyorum. Çünkü İdeolojik yapıya baktığınız zaman en azından 2023 seçimlerinde Atatürk'ün bu adam politikalarını uygulayan bu adam, bu Cumhur İttifakı oldu. bu adam mevcut iktidar tarafından yıllarca cezaevinde tutuldu ya. Yani nasıl mevcut bir iktidar tarafından demeyelim bu yani, FETÖ ayrı bir yani konu. Bütün partilerin hani, içerisinde o, var mı? On, onların desteği CHP'de ve... de katkısıyla ee, diğer partilerde de yaralanan Yani yani ben benim açımdan hiçbir kıymet harbisi olmadığı için bir cevap vermek istemiyorum ama istemiyor ama, bitiren ama bir kişinin de Erdoğan oradaki oradaki, oradaki ideolojik bir yakınlık söz konusu değil yani onun o yani ş şöyle hani mesela şu olabilir hani AK şöyle sağ, merkez sağ partiler kendi arasında Ali bir geçiş... yapıyor. ben de cezaevinde kaldım FETÖ yüzünden. Evet. E, yani burada hani bu işi bizzat yaşamış biri olarak Doğru bir şeyler söyleyebilirim. E, yani e, burada biz içerideyken eminim bütün arkadaşlarımızda yani bu meselenin FETÖ'den kaynaklandığını e, düşünüyorduk. E, burada düşman olarak gördüğümüz FETÖ'ydü. Devlet değildi ya da hükümet değildi. Bakın e, bu çok önemli bir ayrımdır. Yani hı hı. hani e, o anlamda e, Sayın Çelebi'yi de tanırım. E, yani e, burada e, hani hükümet yüzünden yıllarca kaldı sözü bizim tarafından çok kabul görmüyor. Yani bizim düşüncemiz içeriye sızmış FETÖ ajanları vardı. İşte alçaklar sonunda da zaten bir hain kalkışmaya giriştiler. Allah'tan milletten tokadı yiyince gereği yapıldı. Ama neticede işin asıl büyük resimdeki oyuncularını yani emperyalist oyuncularını biz biliyorduk bu da fetöydü yani. Bu fetö çok çeşitli yerlere sızmıştı. Şöyle, Siyasete hocam, de sızmıştı. Siz, Başka yerlere de siz sızmıştı. Siz cezaevindeyken yine ekranlarda olan bir insan olarak bunun böyle olduğunu anlatıyorduk ve iktidara da diyorduk ki bu sürece sahip çıkmayın. Siz sahip çıkmazsanız bu süreç bambaşka bir nokta evrilir. O onlar da şunu söylüyorlar her defasında tartıştığımız için söylüyorum. Biz askeri vesayeti bitiriyoruz. Biz de onlara şunu diyorduk. Türkiye'nin en nitelikli kadrolarını tasfiye ediyorsunuz dolayısıyla aramızda böyle bir uyuşmazlık var. Yani bir bütün olarak yani hiç tartışmasız FETÖ'nün kuruluşundan bugüne kadar nasıl bir ajan şebekesi olduğunu ve bu ülkeye neler yaptığını hiç tartışmasız Erdoğan ona ona karşı verdiği şeyi de hiç yatsımıyorum Cumhurbaşkanı. Ama mesele şu. Yani bir dönem herkesin gözü önünde bir ortaklaşmaya gidildi. Onu söylüyoruz. O dönemde de dünya kadar askerimiz polisimiz insanımız cezaevinde gazetecimiz aydınımız bunu yapmayın dedik. Ve Bu doğru bir şey değil, değil. Ha, bitmiş değil hala Hala da. Tabii tabii. Hala da, da devam ediyor. Canlanma. Un, tabii tabii. Hala tabii. da hareketleri Peki, var ortaya çıkıyorlar. Ben tamam. bir şey söyleyeyim. De, Bu geçişlere bitireyim. dönelim tamam, tekrar. Ben Bu şantaj şey iddiası ee, Sayın e, Çelik'in töhmet altında Ferhat bırakıyorlar Bey, açıklaması. Ferhat Bey'in verdiği kulislere karşı kulis değil de sadece Hı. o isimleri arada da konuşmuştuk isimleri. Onlara sordum. Biriyle de e, telefonda e, çok kısa bir şekilde Hı -hı. konuştum. Bir tanesi açmadı zaten. O açmadığına göre o tamam. <laughs> o gidiyor diyorsunuz. E, mesajıma da yanıt vermedi. <laughs> Var mı böyle bir şey? Olacak mı dedim. E, Konuşulan isimlerden. Yani yani bir sporcudan diyelim. O o o, o ha, konuda e, haklısınız. Tamam. Ama Anladık konu e, Meral Hanım döneminde ciddi görevler almış e, bir e, isimden bahsetti ki o ee, kesinlikle böyle bir şey yok 10 gün önce de benim CHP'ye geçeceğimden bahsediyorlardı dedi ee, şimdi bu çıktı dedi Ta, Ama Ferhat Bey de öyle dedi, dedi zaten şey evet, Buyurun. bu iddiaları ilk ortaya atıldığında herkes bir milletvekili evet, herkes <laughs> bir televizyon <laughs> kanalına bağlandı ve ben partimdeyim bir yere gitmiyorum dedi bakın programın ismini de verebilirim de şu an vermeyeyim ve şu anda partisinden istifa etmiş durumda ya hiç kimse ben siyaset gibi, bu demez. işte 24, 24 saat içinde öyle öyle, öyle. Biliyorsunuz çok maalesef uzun bir süre evet, ne yani, olacağı belli olmaz. E, ya bu ben bu, de çok anlamlı bulmuyorum açıkçası hani biraz önce transferleri e, yani hani, hani bence Türkiye'de siyasetin bu politik çizgisindeki kayma ya da biraz daha fululaşma diyeyim çok rahat bir hareket serbestisi kazandırdı insanlar ya da siyasetçilere ve siyaset maalesef Türkiye'deki mevcut egemen iktisadi seçeneklerden ve tercihlerden de kaynaklı olarak bir rant aracına dönüştürdüğü için her şeyi alınıp satılabilir bir şeye bir meta dönüştürdüğü için insanlar çok rahat bir biçimde o partilerin o partiye geçip milletvekili oluyorlar, belediye başkanı oluyorlar. Yani inanılmaz yani o kadar o süreçlere karşılaştığım için biliyorum Siyasi. anlatıyorum. Siyasi hırs biraz. Ya şundan kaynaklı işte gönlünüzdeki parti sizi listeye sokmuyor. Gidiyorsunuz bir başka partiden birilerini araya sokup hatta sıralama satın alıp parasıyla Şöyle Satın bir örnek vereyim. meclise giriyorsunuz. Sonra ait olduğum yeri gidiyorum. Gidebiliyorsunuz Bir, bir konfer en son bir konferans bir konferans için Almanya'daydım. belediye başkanı bisikletiyle geldi. Alışverişini yaptı ve çıktı gitti. Şimdi eğer biz de devlet bu parayı yani sermayeyi rahat bıraksa ve Türkiye'de siyaset kurumu bir zenginleşme aracı olmasa, gerçekten halka hizmet aracı olsa ben o zaman çok merak ediyorum gerçekten kimin siyasete gireceğini yani Avrupa'daki gibi bir hizmet unsuru olarak bakılırsa bu süreçlere yani ben gireceğim ve tek bir çikolata dahi tenezzül etmeyeceğim deyip bu işe girerlerse çünkü Türkiye'de hala maalesef mevcut yapısal sorunlarımızdan biri bu. Siyaset zenginleşme aracı. Çünkü en büyük ihaleleri halen devlet de veriyor. Ve devlet bu alanda bilerek ve isteyerek terk etmiyor sermayeyi elinde tutmaya çalışıyor. Ve bu muazzam bir biçimde de bir rant kaynağı yaratıyor. Yani ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Yani ANAP'ın zenginleri vardı, Doğru Yol'un zenginleri vardı. Bir ara SHP yere yönetimleri aldı, SHP'nin zenginleri oldu. Sonra şimdi AK Parti'nin zenginleri var. Ve bu iktidar gittiğinde başka partilerin zenginleri olacak. Bu sağlıklı bir şey değil. Yani bir sermayenin kurumsallaşması anlamında sağlıklı bir şey değil. İki, herkesi bu alana itiyor. Çünkü zenginleşmenin aracı bu. Yani mesela bazen şey duyuyoruz ya işte milletvekili transferleri ya da milletvekili olmak için şu kadar para vermiş. Şimdi maaşı hesaplıyorsunuz. Maaşın ona yetişmesi için Mümkün bu adamın 100 yıl milletvekili olması gerekiyor. Ama yok. Yani Hocam peki, ben onun öyle olduğunu e, düşünmüyorum. O, mesela o. bu parayı veren insanlar çok önemli iş insanları, sanayiciler şunlar bunlar. Bu artık biraz şuraya geliyor. Ya yani milletvekilliğini biliyoruz. Yani evet. bazılarına teklif de edildi hatta geçmişte işte evet. ekranlarda olanlara. Hani çok geliri dediğiniz gibi olan bir alan değil. Yani maaşı 150 bin seviyesinde işte ama düğüne gidiyorsunuz, takı takacaksınız filan. işte mazotunuzu kendi cebinizden veriyorsunuz. Bunları hesapladığınız zaman belki eksi de kalıyorsunuz ama bazı iş insanlarının, sanayicilerin hani Maslow'un bir gereksinimler hiyerarşisi vardır işte en altta e, barınma, işte karnını doyurma vesaire. En üstte saygı görme gereksinimi. Bazı milletvekili yani. olanlar, bu şekilde milletvekili olanlar sırf VIP uçabilmek için bile, bakın boyu söylenem, VIP uçabilmek için bile, diplomatik pasaporta sahip olabilmek için bile bu milletvekili olmayı çok önemsiyor. Ve bunu %100 söylüyorlar katılıyor. da. Yüzde yüz bunun için yapan var. Bakın kız, VIP, VIP'de uçacak. Ki? ömrünün i̇şte sonuna kadar ve diplomatik pasaporta sahip olacak. O yüzden galiba kişilere oy verme sistemi diye. daha... E, bu anlamda yani önemli evet, seçim olabilir. sistemini değiştirmek e, gerekiyor. Evet yani. yani. çünkü partiye oy veriyor. Ya da veriyor. VIP hakkını kaldırmak lazım. Yani mesela. bir, takım bir takım, bir, bir takım hakları kaldırmak kaldırdığınızda istiyoruz. kimse olmak Aynen, istemeyecektir. Evet. Aynen. Ya Türkiye'de gerçekten e, siyasetin ve bürokrasinin üst tarafının sırf ...böyle olanaklardan yararlanmak için... ...VIP'den tutun da özel hastanelerdeki... Araç. ...bunlardan yararlanmak için... ...ben Fransa Şehircilik Bakanlığı'nda... ...staj yapıyordum... ...o zaman staj yaptığım katta... ...bakanın da odası vardı... ...dönemin... ...Marsilya Futbol Kulübü'nün de başkanıydı Berner Tapin... ...adam... ...otomat var, kahve makinesi var... ...gelip oradan alıyordu kahvesini... ...biz de parayı olup oradan atıyoruz... ...hiç unutmuyorum... Türkiye'den çok önemli bir müsteşar geldi. Kız kardeşim devlet planlamadaydı. Daha sonra başbakanlıktaydı. Ee, o göndermiş. İlgilenir misin dedi. Olur ilgilenirim dedim. Ya dedi ben burayı bir görmek istiyorum sizin çalıştığınız bu bakanlığı. Ben çalışmıyorum staj yapıyorum dedim. Götürdüm. Daha sonra bakan oldu bu şahıs. Şu anda beni dinliyordur ve biliyordur. <laughs> ee, gittik. Ya dedim çay kahve falan yok mu dedi burada. Tabii dedim buyurun dedim şeye gidelim. Otomata gidelim. Otomata gidelim alalım. Geldi benimle o sırada da bakan geldi. Bakan da kollarını böyle çevirmiş şeylerini falan çok da sportif bir adam. Bana dedi ki bir beşliğin var mı dedi. Ee, ben de baktım ha var dedim. Kim bu dedi dedim bakan dedim. Tanıştırayım dedi buna müsteşar tanıştırdım işte Fransızca tercüme ettim. Sonra gittikten sonra dedi ki ya dedi, bu adam dedi nasıl bakan olmuş dedi böyle bakanlık mı olur? Oturacaksın dedi, basacaksın düğmeye. Gel oğlum çayı getir, basacaksın düğmeye kahveyi getir. Herkes dolacak ya. Şimdi Türkiye'deki mantalite bu. Bakın oradan başlıyor siyasetçiden işte bakanlar siyasetçi oluyor. Bugün gerçi e, siyasetçiler e, bakan olmuyor da dışarıdan atanıyor bakanlar ama genel anlayış bu olduğu için bunu değiştirmediğiniz sürece Türkiye'deki siyasetin yapısını da anlayışında değiştiremezsiniz. Yani VIP uçmak çok için konuşuruz. milletvekili oluyorsa o milletvekili Bakarsın da düğmeye yani. basacaksın. kahveye getirecekler. Hakikaten, bu kadar kısmı nerede? Çocuklarının bunu... çakarlı araçlara binmesi, bunlarla yaptıkları, milletvekillerinin çocuklarının VIP'den uçmaları ve bunu böyle bir şeymiş gibi anlatmaları. Bence bunların hepsinin o kişilerin elinden alınması lazım. Ha Belki bir tek vekil e, yani bisikletle geliyor dediğim, Böyle olacak. E, ama ailesi vesaire bunları kapsamamalı. Ama Hiç o kadar olmamıştı. güzel o kadar güzel bir şey söylediniz ki sadece bunun için parası olan insanlar e ben işte şuradan vekil olayım da bari bir ayıp uçarım işte çakarlara çalarız haydi rahat ederiz falan e zaten böyle de olmaz. Bir de insanlar tamam. işte sayın vekilim çünkü çok paranız çöker. olsa bile sizi orta çağ siyasi gibi gibi alıyorsun. itibar alıyorsunuz aslında. İşte o demin alıyorsunuz. demin aslında o yüzden orta çağ siyasi anlayışını bırakmak hı hı. lazım, dönüşmek lazım diye İ ben hala tanzim satışlardayım ama ama bütün milletvekilleri de böyle <laughs> demeyelim. Hakikaten müsaadenizle de, e, e, Sayın Fatih Erbakan'a bir şey söylemek istiyorum Buyurun. yani sevgili Fatih Erbakan. Yani sizin belediye başkanları tanzim satış mağazaları kurdular, altyapı yaptılar da engel olan mı oldu? Ne şantajla tanzim yani? bu satışı devirde... partilerine yapmışlar herhalde. Ya, şimdi bilmiyorum ben siyaset konuşmuyorum ama hakikaten ben vatandaşın yani, bu bu vatandaşın, bakın söylüyorum. istense bakın ciddi söylüyorum şu ekonomik kriz bir anda çok kısa sürede atlatılabilir. Ama bunun için herkesin taşının altına elini koy. Bakın Pursaklar belediye başkanı iki ta iki tane üç harfliyi kapattı gitti yani sırf şeye uymadı diye. Yani lütfen herkes şu taşın altına eline soksun. Yani işte bu hükümet e, ekonomik krizden hükümet zarar görür. O da bize siyasi rant elde diye düşünenler olabilir. Bunu düşünmek yerine çok hayır. özür dilerim ya. Ay ne olur lafınızı unutmayın. Ee, Sayın Ümit Dikbayır'dan. Mesaj var adını geçirdik. Malumunuz yani Sayın Akşener'in kendi mesajını okuyayım aslında onun içerisinde özeti de var. E, programınızda benim AK Parti'ye geçmek istediğim ancak Sayın Meral Akşener'in ümitlik bayırı AK Parti'ye kabul etmeyin dediği konuşulmuş. Bana AK Parti'den iki kere teklif gelmiş olmasına rağmen ben bağımsız kalacağımı belirttim. Ez cümle kimin kime ne söylediği beni ilgilendirmediği gibi. Siyaseti milletimizin Ankara'daki sesi olmaya bağımsız milletvekili olarak ve azami gayret ederek yürüteceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum diyor. Benim söylediğim kısım ümitlik Bayır'ın bir talebiyle ilgili olan kısım değil. Bir rica yani Meral Hanım'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ricası eğer gelmek isterse şeklinde koşulda var. kere Teklif gelmiş olmasına rağmen ben kabul etmedim. Ben teklif gittiğini diyor, düşünmüyorum. Ben de hiç öyle bir şey duymadım. Bir teklif gittiğiyle ilgili bilgi almadım. Benim bahsettiğim kişi de bu arada gitmek istedi ama alınmadı dediğim kişi de Ümitlik Bayır değil, Ümitlik Bayır'ın da yakın olduğu birlikte istifa ettiği diyebileceğim bir başka isimden bahsediyorum. Ee, Ümitlik Bayır gitmek istedi alınmadı demedim ama Ümit Bey'in gitmek gibi bir talebi olduğunu da ben duymadım. Ama Ümit Bey'e bir teklif gittiğini de duymadım. Peki, kendisinin. Olay. Neyse daha fazla detay illetmedi. Aynen. Bu, başka isimlerle bu kanalda kapımlık, sorumlu bu sefer... yayıncılık Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Sadece. Sözümü. En Bu kanalda ifade ettik. E, çay kahve içerken konuk odasında konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Kiminle? Onlar çok iyi bilir ne konuştuğumuzu. Kim, kim? Kiminle? Biz İsmi, geçen şahıslar. An, <laughs> İsmi geçen Abi, şahıslar. Onlarla mı çay kahve içtiniz? Hayır, bir programımıza konuk olmuştuk evet. Peki biz yine... O dönemde <laughs> Şifreli, e, yaz iyi bir, çok iyi bir program formatı gelişti. İsim vermeden herkesi Şifreli merakta bırakarak. Daha ne yapalım e, bütün <laughs> isimleri verdik. <laughs> şey. Yok yok Ümit Dikbayır dedi şimdi yani. <laughs> ben burada böyle taraftar dediğiniz sayın Dikbayır da kendi açısından duruma dair Ya şöyle bütün iletti. istifa eden milletvekilleri arıyor. Bu sefer diyoruz ki yani sen değilsin, o değil, şu demek zorunda kalıyoruz. E, o açıdan isim vermek istememiştim ama... Bizi unutmadım Eray Hocam. Benim ısrarlarıma. Buyurun. E, vallahi vatandaş efendim, konuşacak şimdi kim kim nereye ne teklif eder ne yapar <gülüyor> <bakın>. <gülüyor> kusura bakmasınlar tamam mı? yani şey tamam Bunlar, bunların <laughs> halk nezdinde hiçbir önemi yok bakın size kusura bakmayın söyleyeyim yani tamam mı yani halk şu an gerçek, gerçekten ekonomiyi düşünüyor güvenliği düşünüyor yani bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki belediye başkanlarımız dahil olmak üzere herkese sesleniyorum herkes şu taşın altına elini koysun. İstenirse bu ekonomik kriz çok kısa sürede çözümlenebilir ama herkesin ortak gayreti gerekiyor. E, lütfen açın tanzim satış mağazalarını, gidin 1.80 kuruşa satılan domatesi 18 liraya alın, getirin ilçenizde 20 liraya satın, 22 liraya satın ama şu şeyi lütfen el birliğiyle düzeltin efendim. Evet, Talebimiz biz, budur. Bizim pazarda 10 liraya satılıyor kilosu. Neyse o zaman 10 Eline liraya satsınlar iyi. yani. Peki. Ama hem üretici kazansın hem tüketici Ferhat kazansın. Ferhat Bey şu şantaj iddiası ile ilgili sizin var mı? Yeniden Refah Partisi liderinin açıklaması ve Sayın Çelik'in yanıtı. Töhmet altında bırakıyorlar. Ya ben açıkçası böyle bir şeyin olma ihtimali söz konusu değil. Geçmeyen yeniden Refah Partililer de var. Madem onlara yönelik bir mobbing uygulanıyor. Yani siz ilçenize, ilinize hizmet edemezsiniz düşüncesinde hareket ediliyor olsa geçmeyenlere de yaparlardı. Geçirirlerdi. Yani madem bu mantıktan gidecek olursak. Burada açıkçası yeniden Refah Partisi aday belirleme sürecinde AK Parti'nin eskileriyle çok fazla yer verdi. AK Parti'de yer bulamayan mesela mevcutta belediye başkanları vardı. AK Parti'den seçilmiş mevcut belediye başkanı <laughs> e, parti aday göstermiyor. Yeniden Refah gidiyor hemen onu aday yapıyor. Çünkü mevcutta da belediye başkanı seçilme ihtimali taşırdı. Kaybedenler oldu, böyle kazananlar oldu. ve artık seçimler geçti. Ait olduğu yere giden birçok isim var. Şu anda geçecek bütün AK Parti'ye geçecek yeniden refahlıların önemli bir bölümü hatta hemen hemen hepsi daha önce AK Parti'de ya belediye başkanlığı yapmış ya siyaset yapmış isimler. Bence yeniden refah partisinin aday belirleme sürecinin daha titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş olması bu sonuçları doğurmazdı diye düşünüyorum. Ve sen yani, Ömer Çelik'in ısrarla hani bize yönelik eleştirisinde çok anlam veremedim. Hani CHP'ye kazandırmak gibi bir çaba evet, içerisinde olmak. Diyor. Yani nerede işbirliği yapılmış, nerede birbirine kazandırmış. Ya şöyle blok yani neticede 2023 seçimlerinde yeniden refah partisi Cumhur İttifakı'nda yer almış bir parti. <laughs> Özellikle bazı büyük şehirlerde kaybedilen oy oranları işte hmm. yeniden refahın aldığı oy kadar. Hani o en azından Cumhur İttifakı'nda yer almış olsa bu belediye, bu il, bu ilçe, büyükşehir AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda kalmış Hocam, olurdu. Bu, bu, yani Şeklinde bir e, o zaman partiler açılmasın, hiç kimse siyaset bir dayanağı var. Yani Türkiye İşçi Partisi de aday çıkardı. Sonra her ne kadar vazgeçişte insanlar Hatay'da gittiler. Tipin adayına oy verdiler ve dolayısıyla Lütfü Savaş kaybetti. Ama bu şu demek değildir. Yani partilerin siyasal iddiaları var. Ya bu var. demokratik haktır. E yani onlar aday çıkabilirler. Yani, Ama bir demokratik hakkı ortaya koyan bir diğer partide veya geçmişte işte beraber hareket ettiğiniz bir partinin de size karşı yer alması da bir eleştiri doğru olabilir. Eleştiri yapma özgürlüğü. Kişisel olarak Ömer yani Bey. bir diğer eleştirim şu. Yani deme yönelik olarak bizim üzerimizden inanılmaz eleştiri yapıyor AK Parti. Belediye başkanı demden geçince terörist olmuyor. Normalde sor, sorsanız işte CHP terörle işbirliği yaptı. AK Parti geçince ne hikmetse birden herkes AK PAK oluyor, tertemiz oluyor. Yani teröristse o zaman terörist değil miydi? Yani bu kadar ağır suçlamalar yaparken onları ayırarak mı eleştirdiniz? Yok. Yani dolayısıyla... Ya bütün bütün ut, ut. belediye başkanlarında, bütün demde siyaset yapanları yani, veya deme oy verenleri kastetmiyorlar. Orada belli başlı isimler var. Ama Bak, bu çok insanlar net... üzerine alınıyorlar. <laughs> bu insanlar haklı olarak diyorlar ki bizi niye bu kategoriye koyuyorsunuz? Size belediye başkanı yani geçeceğini Hangi belediye başkanı geçeceğini göreceğiz. Ya bazı gelen bilgiler var ama tam teyit etmediğim için o ilk şeyi paylaşmak zaten, istemiyorum. E... Şöyle bir bilgi vardı. E, Başak Şengül bir büyükşehir belediyesi geçecek şeklinde Ankara'da ben de bugün Ankara'daydım. Bu bir bayağı konuşuluyordu. Ben AK Parti'den çok üst düzey bir isimden bir büyükşehir belediye başkanının yeniden Refah'tan e, geçmeyeceğini öğrendim ama evet. yarın her türlü sürprizde olabilir. Bir büyükşehir belediye başkanı geçer. Şanlıurfa olabilir. olabilir. Şanlıurfa e, zaten bir tane. Aynı yani öyle yani. Bunun e, için bir de il var yozgat şimdi yeniden refah partisinin ama doğrulatamadım onu ya yani. Sayın Fatih Erbakan'ın ve yeniden refah partisinin bazı sözcülerinin... Açıklamaları mesela ben birisini hiç tasvip etmemiştim. Bir genel başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı Erdoğan için Amerika'ya kaçacak gibi bir ifade kullanmış. Genel başkan vekili. Vekili. Şimdi bunlar çok tehlikeli, çok yanlış ki söylediğiniz kişi Recep Tayyip Erdoğan. Yani bunu ölse yapmayacak bir insandan bahsediyorsunuz. 15 Temmuz'da gitmemiş. Evet. Dolayısıyla bu tür şeyler. Yeniden Refah Partisi'nde bazen kontrolden çıkı, çıkılarak yapılan açıklamalar. Neden? Hani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken bir böyle kin, bir öfke, bir intikam duygusundan bahsetmiştik ya Ya bunlar ne kadar insani duygudur tartışılır ayrı bir şey ama var olan bir gerçekten bahsediyoruz. Aynı şeyde Yeniden Refah Partisi'nde Sayın Fatih Er da. Rahmetli Necmettin Erbakan döneminden kaynaklanan yani o partinin içerisinden ayrılıp gidip başka bir parti kurmuş olmaları, AK Parti'yi kurmuş olmaları, eee Rahmetler Bakan'ın öğrencileri, talebeleri olarak bilinen ve siyasette bir yerlere getirdiği, yükselttiği insanlar olarak bilinen kişilerin AK Parti'yi kurmuş olmaları, gitmeleri hiçbir zaman iyileşmemiş bir travma olarak o tarafta kaldı. O travmanın devamı olarak da bunu görebiliriz bu tür açıklamaları. Bir de aynı tabandan besleniyorlar. Yani AK Parti'de e, Yeniden Refah Partisi de aynı seçmen tabanından besleniyor. Yeniden Refah Partisi gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da başka şeyden falan oy aldı yok ya da oraya hedefledi yok. Doğrudan AK Parti tabanını hedefliyor. E, dolayısıyla AK Parti'de son zamanlarda bütün anketlere baktığımızda o anketlerde yükselen ee, yeniden Refah Partisi oylarının nereden geldiğini biliyoruz. Alt, e, AK Parti oylarında düştüğünde nereye gittiğini üç aşağı 5 yukarı biliyoruz. Dolayısıyla buradaki suçlamalardan biri bir, e, en önemlisi bana göre ya da temel nedeni bu suçlamalardan birisi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki bu geçişkenlik konusunda ve o geçmişte rahmetli Erbakan döneminden kalan o anlayıştan kaynaklandığını söylemekte yarar görüyorum. Peki. Ve Ferhat Bey'in söylediği doğru yani eğer tehdit ediliyorsa 15 tane belediye başkanı yok ki birçok belediye başkanı var. Onlara yönelik bir şey olabilir. Ama şu da bir gerçek, iktidar parayı elinde tutuyor. Belediyelere yapılan verilen il banktan gelen ödenekleri bilelim. Başka bir takım projelere atılan imzaları onayları bilelim. Burada olmamış mıdır şimdiye kadar engellemeler? Mutlaka olmuştur. İl banktan ee, bir engelleme asla İlbank olmuyor. İl bank açısından demiyorum. Bizde. Mesela orada yüzde otuzluk bir hani tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelere ayrılacak paydan yüzde otuzluk bir tasarrufa gidilmesi söz konusuydu. Bu bir ikincisi de ee, mesela birçok projenin onaylanmadığını ya da geç onaylandığını, zamana yayıldığını, bütün bunlarda bilinen vakalar gerçekler. Bu şimdi ilk defa mı oluyor? Daha önceki dönemlerde de olmuştu. Başka partiler döneminde de olmuştu. Ben hani birinci elden hem çevre şehircilik Bakanlığı döneminde, birinci döneminde ve şimdi de Sayın Murat Kurum'un örneğin hani bir engellemeye maruz bıraktığını bilmiyorum. Kendisine de sordum. Bir kere yani belediyelerin Yapmak istediği şeyleri engellemeniz çok mümkün değil. Sadece iktidar partisinden olması bir ilde, bir ilçede şöyle bir avantaj sağlıyor. Merkezi yatırım konusunda, yani merkezi e, hükümetin yapacağı icraatlarda biraz daha o şehre avantajlı yatırımlar yapılması Öyle, tesis çok ediliyor. Ama müdahaleler. onun dışında, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki tane devlet üzerinden gelen e, gelir kalemi var. Birisi kişi başına düşen gelir, iki vergi payı. İstanbul zaten birçok şehrin genel müdürlüğü burada olduğu için vergi paylarından çok orantısız bir şekilde olumlu da bir katkı alıyor. Mesela Bursa'daki bir fabrikanın genel müdürlüğü İstanbul'daysa vergi İstanbul'da kesildiği için İstanbul alıyor bu payı. Mesela fabrika Bursa'nın havasını kirletiyor, Bursa'nın suyunu kullanıyor, hmm. Bursa'daki birçok olanaktan yararlanıyor. Ama Bursa Belediyesi alamıyor, da İstanbul Belediyesi alıyor. Hatta bununla alakalı AK Partili belediye başkanları geçtiğimiz dönemde gittiler, Sayın Cumhurbaşkanı'na dediler ki, ya efendim bu vergi payı konusunu, ki gelirin önemli bir bölümü buradan tesis ediliyor, her ilin nüfusuna göre direkt orantılayalım. Bak Sayın Cumhurbaşkanının birebir söylediği cümle şu. Şimdi biz seçimleri kaybettik diye engelleme yapılıyor derler. Bu nedenle aynı şekilde devam etsin diyor. Peki. Şimdi bir sıcak bilgi var onu da aktarayım. Ee, Amerikan yönetimi İsrail'e toplam değeri Eray hocam 20 milyar doları aşan yeni silah satışına onay verdi deniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı satışı ona onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F15 jetleri ve ekipmanları, 774 milyon milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu söylüyor. E, kongre'ye gönderilmiş bu onay bildirimi ve silah satışının İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerine karşı koyma kapasitesini artıracağı. çok rica ediyorum. F15 için ne kadar ayırmışlar? E şöyle 3 kalem şey. sayıyor. E, diyor, hocam. Orada söylediniz siz. E, 19 milyar do milyon. dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları. Durun diyor. şimdi. Durdum. Durduk. Toplam kaç dedi? 20. 20. 20. 19'u F-15. Savaş uçağı. Biraz önce ne söyledim? Siz dediniz ilgili. ki, dedim e, ki, stratejik, stratejik bir hava saldırısı olursa evet. bunlar yarılır. Şimdi 19 milyar dolara kaç tane? F 15 alırsınız. Ka kaç tane? Çok, tane. Ki? çok mu? Çok tane. Yani ee, çok alırsınız. 300 milyon dolar mıydı? Ne kadar? Daha az. Yani bir de bu Amerikan yapımı kendi vergisi filan da olmuyor çünkü. Ee, yani, ekipmanları uçakların ve ekipmanları. Şey, ekipmanları tabii ki. Ama burada önemli olan şu, şey, bakın, Amerika İsrail'e yeni bir hava gücü kuruyor. Şimdi yani e, hesapta, hesaplamak isterim yani 19 milyar dolar. Bakın kabaca bir hesap. Bunun yaklaşık 4 milyar doları ekipmandır. tamam mı? Mi? 15 milyar dolar. Yani 15 milyar dolar. 300 milyon dolar desek, 200 milyon de, dolar desek dünya kadar F-15 yapıyor. Yani dünya kadar F-15 yapıyor. Çok. Yani bu kadar şimdi soruyorum. Bu kadar çok F-15. F-15 dünyanın en gelişmiş uçakları. Hani o filmlerde filan da hmm. gördüğünüz uçaklar. Çift motorlu oldukça güçlü uçaklar, meşhur filmleri var yani. Ya orada da kullanılan uçaklar. Şimdi. Ee, çok özür dilerim. 50, şöyle bir detay da var. Bu daha yardımcı olacaktır belki size de. 50 F15 savaş uçağı. İşte 50 F15. Ben de onu hesaplamaya çalışıyorum. Ee, 30 havadan havaya füze. Onlar, evet. Bu... 30 binden fazla tank mermisi. <laughs> 50 binden fazla havan topu mermisi taktik zırhlı araçlar. Evet. Şimdi şunu birleştirmek lazım. ABD değil mi bunu? Şimdi şunu bile. 50 tane 50 F-15 12'ye bölün. Yani yaklaşık işte 12, 24, 48. 4 filodan fazla bir şey yapıyor. Adını siz söyleyin. Yeni söyleyeyim. hava gücü diyorsunuz. Yani ülkeye İsrail yeni bir hava kuvvetleri oluyor bakın. İsrail'in F-16 vardı İsrail'de. Bakın ağırlıklı olarak silahı f 16 yı. Bir kısım F-35'leri verdiler ama f 35 de az. Şimdi 50 tane demek 4 kilodan fazla F-15 kuruyor. Peki onlar ne Çok güzel bir şey söylediniz. Onlar ne veriyor? Ben biliyorum. Ben söyleyeceğim. Tank mühimmatı. Yani uçaklar vurur, manevra alanlarını açarlar, tanklar da girer. Lübnan'a girecek İsrail. Efendim onu söylüyorum ben de işte zaten ya, baştan beri. Sizin hep onu anlatmaya o, çalıştım. O tabloda Lübnan'a girdikten sonra yürüyeceği yer burası. Suriye. Suriye. Evet yani Lübnan Lübnan Lübnan'ın e, gerçekten çok kritik bir pozisyonda şu an Lübnan. Lübnan'ın parçalanmaması lazım. Lübnan aslında İsrail'i tutan son kaledir, son cephedir bakın yani. Yani eğer orası da e, parçalanır ve düşünün göçtü, terör harekette yeni terör gruplarının ortaya çıkması vesaire hepsi nereye gelecek? Bizim kapımıza gelecekler yani. O yüzden çok e, sakıncalı evet bir, hocam. çok e, nasıl diyelim endişe verici bir haber bu. Evet yani onu size söyleyeyim 20 o zaman. milyar dolarlık ve bunun 19 milyar doları sadece işte 50 50, 50, 50, yani. 50 uçak yapıyor. O da 4 filodan fazla e, uçak. Yeni hava gücü, yani. yeni hava kuvvetleri. Yeni hava kuvvetleri kuruyorlar saniye. yani. Suriye'ye e, girme planı projesi çok uzunca bir süredir evet İsrail'in var ama Suriye'ye girme projesinin <laughs> asıl amacı süresi herhalde Deir Ezzor bölgesinde kalan ve daha aşağıya İsrail-Lübnan sınırına inemeyen e, PYD, PKK, YPG güçlerine bir koridor açmak. Olabilir. Okunur. Bir de hocam Eray hocam burada önemli olan şey şu herhalde ne kadar sürede teslim edilecek bu 50 uçak? Bu da Öyle aslında bazı şeyleri gösterir. Yani yok. hemen hazır teslim edilecek bir şey mi ya da 2028-29'a varan bir sürecimi mi ele bu alıyor. Çok bu da? Bu çok fark edenmiş olmuş mu ki? Şöyle, yani yani stratejilerinin bir, aslında ne kadar bir zamana dayandığını belki anlamamıza. Bir, bir gerek, bir gerek devam ediyorlar şu anda yani. <laughs> ya o devam. Şu, şu an F-15 Amerikan Hava Elinde Kuvvetleri'nin varsa... ana muharebe uçağı. Yani onu İstedikleri zaman verirler. Aa, Öyle söylüyorum. Yani elde hazırda var. Ama vardır bu, bu çok teşekkür ederim. Çok kritik bir soru. Bu İsrail'in ne zaman harekete geçeceği konusunda da bir bize zaman e, sınırı verir. Peki. Ve buradaki tuzak e, ifadelerden biri de şu kadar milyar dolarlık satışı onayladı. Satış yok ki. Ya şöyle yapıyorlar. Kongreden Satışmış para casına. çıkıyor. <laughs> Bunu götürüp Martin lakite veriyorlar yani tamam mı? O onlar da uçaklara vermiyor. her türlü parayı alıyor. Ama önemli bir Ama son bir şey söyleyeyim ben. lütfen. Yani keşke sizin dediğiniz kadar basit olsa ben daha büyük bir ya bu kadar büyük bir stratejik gücü muhtemelen Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar ciddi bir koridor oluşturacak. Yani büyük strateji bu. Bu da Türkiye ile İran'ı Orta Doğu'dan koparma projesidir. Bunları daha çok konuşacağız. Başak Hanım belki. bitirmeden önce bir seyircimizin mesajını okuyayım mı? Okuyalım. bitti mi ya? Bitti bitti. Hatta ne kadar açıyorum. Ne kadar nazik bir program. İşte program böyle olmalı. Karşılıklı saygı, sevgi var. Programımızı özenerek izliyorum demiş bir izleyicimiz. Özenerek. Teşekkür ediyoruz. Kendisine <laughs> sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar. E, bu seyircimizle birlikte bizi izleyen diğer tüm seyircilerimize de sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim bizi izleyip takip ettiğiniz için. Kıymetli konuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Doktor Ali Haydar Fırat, Doktor Eray Güçler, Gürbüz Evren, Buket Aydın ve Ferhat Murat. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Teşekkür birazdan gündem dışında Can Özgen sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. TV izlemeye devam edin. Hoşçakalın.